Evet, merhaba arkadaşlar. Mikrofonu açtım mı diye emin olamadım da o yüzden böyle bir giriş yaptık. 3 kez delay'li. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsterseniz bir kez daha loop'u alabilirim isterseniz. Bence bir kere daha dinleriz ya. İsterseniz tabii ki. İsterler bir kere daha dinleyelim. Bu arada evet, ya hip hop 101'de değiliz. Doğru söylüyorsunuz. O zaman Aa, çok güzel. çok doğru söylüyorsunuz. O zaman haftalık introsuyla tekrar geliyorum arkadaşlar. Yani isterseniz haftalık introsu da tekrar gelsin. Bu arada çünkü ben bahane arıyorum aslında. Bir ellerimi falan yıkayıp geleceğim o yüzden tekrar. Islak mendille silmek ilk. Saatinde başladık. Ya ıslak Hiç mendille başlamadık bu sefer. Saatinde başladık. Silmek çünkü elimi birçok böyle iyi hissettirmedi Hadi beni. git, hadi git, hadi. Nargile yapıyordum ya o sırada. Onun için size kısa bir Hadi git, loop'ta hadi. daha tatu bir kez daha 3. kez geliyor. O zaman haftalığı açıyoruz arkadaşlar. Tatu geliyor. Hiçbir şey gelsin falan da aldı şimdi. Evet. Arkadaşlar Balkan gelmediği için bir daha baştan açıyor. Aa, geldi. Evet. Çok güzel zamanda geldin ha. Vallahi bir daha baştan açıyordum tam. Yok, zamanlamam müthiştir kankacığım. Mütevazılık son gaz. Gördüğüm Tıpkı tişörtünüz zaman zamandan daha müthiş. Çünkü 48 geçiyor şu an. Ya 48 geçiyor derken 21.48. ya biz ne Yok, zaman saat okumayı biliyorum normalde. yayına tam zamanında girmişiz? Kimse bize bu yüzden alınmayacaktır Bugün ama girdik. bir dakika dur, artık bir görüntüye girelim. Hani arkadaşlar Allah Allah, alalım, ben mi engelliyorum? Adam bak. Evet arkadaşlar, bir loop daha ister miyiz? Bilip daha ister misin çocuk adam? biliyorsunuz hani haftalık yayınları asla parçayla açılmaz, bizim mottomuzdur. Nasılsınız chat? Keyifler nasıl? Kalite seçeneği mi gelmiş? Hayret, teşekkürler Twitch ve Yasin kadar Aa, değerimiz var mı artık bizim de? dün de vardı şeyde Hip Hop 101'de. Müydü? Dündü. Dün de vardı. Evet, teşekkürler Twitch. Bize de böyle imkanlar sağladığın için. Bakan suyumun içine bir şey düşmüş. İnşallah geçen gün bahsettiğin ceset parçası değildir. Abi yani Allah kahretsin. Suyu ne yapacak? yani Gökhan burada. Hoş geldin Gökhan. Düşerim peşine bir daha döndürürsen demiş. Gözde selamlar. Zari selamlar. Abi yani terkos suyu içiyorsun. Ceset çıkması çok olası ya Terkos gerçekten. suyu içmiyorum. Değiştirdim. Yani, hani belediye el değiştirmiş de olsa ben İşte. Hamidiye'ye güvenmiyorum. Evet, bir davayı daha karşımıza aldık. Ama yine Ben de almadım. Ben Hamidi'yi destekliyorum. tekrar veya seni kayırdığın gibi aynı fırsatları bize de tattırdığın için çok teşekkür ederim Twitch. Teşekkür ederiz. Mali adına da teşekkür ediyorum. Ben etmiyorum. Ben bugün komple muhalif olacağım. Verimli başlangıç. Ya şey değil abi, ben söylüyorum hani prodüktörlüğüne lafım yok ama o Twitch'te gördüğüm ilk günden partnerlik olayı çok benim için can sıkıcı bir şey yani. Birçok insanın hakkı yeniyor çünkü. Ben bunu ara ara gündeme getiririm bunu ben ara ara yani, üzgünüm. Veteran nasıl yetişemedin ya? Halbuki sonsuz loop'ta çaldık. Hangi şarkıyla açtık? Ben bugün yetişemedim demiş de. Selamlar, hoş geldiniz. Toparlanalım. Daha ilgili. Tamam. Aykan, şöyle bir hafiften ayağa kalkıp tişörtünü gösterebilir misin? Ayağa Çok kalkmama müthiş, gerek muazzam yok. güzel bir tişörtün var. Ayağa kalkmama Neyse gerek işte. yok ya. Gördük abi, tamam. Yeterli, Görün teşekkür. görünmemişti. Yok, şey değil mi? Fotoğraf sandın Evet, ben direkt. Aynen, tişörtü değil yukarı kaydırıp mi? alabilirsiniz. Yok, Dayva bize Ben aldım. partnerlik gelmedi de işte normalde koskoca Logic bile 3 ayda partnerlik alırken ve Yasin abimiz Twitch'e girdiği gibi partner oldu. Nasıl olduysa. Türkiye ofisi ve Nazlı selamlar. Herhalde orada işe başladın. Hayırlı olur olsun tekrar. Ona biraz tepkim var yani. Hani müzik dinleyip telif falan da yenmiyor falan böyle o mevzular. Hani biz burada 720p yüzünden izleyemiyorsun diye can çekişiyorken başka insanları kayırması böyle çok hoş değil sanki. İşte ilk yayından partner olunmuyor normalde. Logic 3 ay bekledi abi. Hani ilk ay hani istatistik, çünkü aylık istatistiğe bakıyor. İlk ay daha iştirak olmuyorsun. İkinci ay iştirak oluyorsun. Logic 3. ayda ancak aldı o kitleyle partnerliği yani. Haluk adam, sen iyi misin bugün? Hani daha ilgili açayım Dur, mı? ben Haluk'u bir kıskandırıp geliyorum, bir dakika. Tamam. Şu an çok adice bir şey yapıyorum ya. Aşırı adice bir şey yapacağım Haluk. Haluk bak, ne haber? Ben de şöyle. Ben de bu sırada Kendine Moveon'daki menüyü bir güncelleyeceğim. Haftan nasıl geçti Mali'de? Neler yapıyorsun? Abi, bana da gönder Haluk o zaman. Haftam bilmiyorum ki nasıl geçti ya. Geçen hafta bıraktım. Bu hafta yine buradayım.
Nasıl geçti oradaki vakit anlamadım. Nasıl geçen hafta bıraktım bu hafta buradayım derken. Geçen hafta cuma akşamı bıraktım cuma gecesi. O Cuma şekilde. cumartesiye bağlayan sabah aynen o şekilde. Bugün yine buradayım. Ve ben bir an yayını bırakma itirafı duyuyorum falan komple gibi düşündüm. Ya Üzüldüm keşke, ya keşke, keşke. yani. Onu bekliyorum. Bu hani bulmaya çalışıyorum. Ya Ozancığım, Haluk çok seviyor da şey plakları, o yüzden ben Peki. kendini öldüğü için misilleme yapmak istedim. Çaldım. Ödemem. Yok abi ben herhangi bir ödeme almadım. Kalsın. Ben Böyle bakacak mısın? yok abi, ben şu an dedim ya, çete de bakmıyorum. Ben şu an Mubot'ta bir şeyi düzeltiyorum. Ona bir odaklandım. Ha Siz tamam. Tamam. chatte sohbete de devam bir süreliğine. Ben hemen geleceğim. Derneği nereden alıyorlar bu arada? Bilmiyorum Hı? onu ya. Baykan bilir onu. Neyi? Partnerliği nasıl alıyorlar? Partnerliği nereden alıyorlar? Ya abi, partnerliği Twitch belli bir izleyici oranı, belli bir saatte yayın gibi kriterleri karşıladıktan sonra başvuruyorsunuz. Verip vermeyeceği bile belli değil yani. Yok Yasin, düşündüğün şeyi muhtemelen eklemiyorum. Şey, çok gerek var mıydı bilmiyorum ama şeyi düzelttim, menüyü düzelttim. Eskisi kalmış diye. Baran Aferin yani. Bunun için mi bekledik gerçekten? Bir evet. şey ekliyorsun sanmıyorum. Baran Eminem albümünü sormuş. Abi açık konuşayım, beğenmedim. Ya Açık konuşayım ben beğendim. çünkü şey var, hani bugün yerlisini dinleyeceğimiz arkadaşın orijinali de çünkü bana çok iç açıcı gelmiyor artık. Baydım artık yani. Hala ICP disliyor dedem benim. 20 yıl oldu adamların kariyeri biteli, hala ICP disliyorsun albümle yani. Dedem. Ya artık öyle abi yani, salsa keşke yani. Ya konusu tüken, ikisinin de ortak noktası çok var ya. Neyse, ona konusunda da geliriz. Selam Cenk. Dayava aldım aldım. Niye bu kadar, niye bu kadar heyecanlı ve mutlu söyledim bilmiyorum ama hoş geldin. Bir gaza geldin. Critical'ın video çıktı, 5 onu da aldım. O ya, onu şey, biz yayındayken sağ olsun Emir halledecek. Joker albümünde Cenk yayına girer mi? Cenk veya Haluk. Hani ikiniz de bu konuda çok konuşasınız var biliyorum. Hani Allah aşkına biriniz bekleriz gelin yani. çünkü biz burada Harmonbolik yaşayacağız muhtemelen. Ama o yüzden Yasin, düşündüğün şey, o Joker ne zaman dinliyorsa onu ekledim, düzelttim ya. Hani bu teklifimiz geçerli. Haluk ve Cenk, ya gelmek istiyorsanız sen böyle bir şey yapabiliriz. Miraç sen de gelebilirsin, okey. yalnız hissetmekten ziyade manipüle edilmiyorum. Bu O yüzden arada mutlu abi, oluyorum. bu 24. bölüm oluyor. Başlığa 23 yazmışsın denmiş. Abi artık benim için hepsi aynı. Yani ama size bir iyi haberim var. Sevineceksiniz. Bugün nette yok. Üzgünüm biraz ama bugün nette yok. Yani Netteye yakın iki sound var. Hani benzer firmalarda ama Netteye'den bir şey yok bugün. Benim haberim Gel yoktu bugün. gerçi evet, Joker var yani, Netteye çok gerek de yok bugün o açıdan bakarsak. Çünkü Netteye neden yok diyeceksiniz. Abi baktım, hani her zamanki Netteye yine çok kötü işler var ama şey yok. Aradığımız ve bizi eğlendirecek tatta bir parça yoktu bugün maalesef. O yüzden Netteye es geçtim komple. Ya Veyasin'in yayınının bir kısmını ben de izledim ilk gün abi bu arada. Hani mevzu o değil. Hani sizden bir aylık stabil istatistik istiyor Twitch normalde. Hani bunun amacımı yok. Önce iştirak yapıyor şu an bizim olduğumuz program. O sonrasında partnerliğe başvurabiliyorsunuz. Haluk demiş ki Cenk'le aynı anda gireceğiz. Haber edersiniz gel diye. Tamamdır. Yani siz buralarda olun abi çünkü. Yani benim ulaşma şansım yok. Telefonum uçak modunda. Ben ulaşırım. Ulaşırmış. Yani pek buralardan ayrılmayın Haluk. Dediğim gibi bugün nette falan da yok zaten. WhatsApp'tan bir yazsana bana ya. Ben şimdi senin şey bulana kadar bilgisayardan çok Yalnız uzun sürecek. bugün garip hissediyorum ya. Yazarsan sevinirim. Bugün garip hissediyorum Ali. Velet yok. Parça vermemiş. Fuchs yok. Nette yok. Hani Aa. aynen. Boş boş bir yayın yani. Keşke şey yapsaydık. Yılın enleri Nette özel. Ödül dağıtalım böyle. Altın kaka ödülü böyle. Hürriyet verince hiç suratını ekşitmiyorsun böyle. Biz verince mi sorun oluyor? Hürriyet'in verdiğini bilmiyorum Ya Fanten de veriyor olabilir artık bilmiyorum ama normalde onların ödülüydü. Neyse. ben ama. Ben sana şeyi de attım zaten. Giriş videosunu da attım zaten sana. Aynen altın at da verebiliriz aslında. Altın at, evet. Çok mümkün. Altın at hırsızı geldi ama ben onu altın at diye çevirdim. Yani ben bir altın kaka dağıtabiliriz bence ya. Yani çünkü yani ödülü yaptırmak masraflı olur mu çok bilmiyorum ama
Denenebilir yani. Bugün nasılsınız anketi açıldı mı? Ben mi gözden kaçırdım? Klasik Açıldı. anketlerimiz. Ha, açıldı mı? Tamamdır. Ben tatoyu gördüm, ona bastım. Diğerlerini okumadım. Ha, tamamdır. İhtimalle Miraç açmıştır tatlı olduğuna göre. Bugün Mubot'ta bizi coşturacak ara ara. Güzel ayarlamalar yaptım ben ona. Eğleneceksiniz. Başlayalım mı? Ne diyorsun? Başlayalım. Neyle başlasak? Hiç bilmediğim isimler falan da var ama da hayırlısı ya. Ha, başlamadan şeyi izleyelim mi? Yoksa o EP'ye geçerken mi izleyelim? Çok güzel bir video yapmış yine. Veteran yapmış aramızdan galiba. Joker Game Over EP'de adı geçen herkes diye bir video var. YouTube'da izleyelim mi? Ne O çok uzun süre, onu bence sonra izleyelim. Bu bayağı uzun süre. Yani. dersin? Tamam. Neyle başlasak ona karar vermeye çalışıyorum. Mali, bir ses verir misin? Bir şey deneyeceğim. Aynen. Ha, tamam. Kulaklığımı şarj etmeyi unutmuşum. Az vardı da bir an bir çıt diye bir ses geldi. Ne oluyor diye baktım. Bu arada Uğur Öztürk, takip için teşekkürler kankacığım. Sen hoş geldin. Beatli Piyade Özer abi de burada. Ondan da parça Beyefendi, hoş dinleyeceğiz. geldin. Abi insanları sen hoş geldin diye söyleyince ayıp oluyor Abi birazcık. yok, Hani ben o değilse de sonu... hoş geldi Ya tabii ki de yok, sen ekstra hoş geldin. Çünkü hani arkadaşım abi adam ama yani biz sonuçta piyasa içerisinde bilinen şahsiyetler olduğumuz için fake'imiz de gelebilir, anlatabiliyor muyum yani? Onun için o teyidi yapıyorum orada. tamam. Chat istiyor 2 dakika. Tamam, o zaman ilk olarak şeye bakalım. Dakika Parçaya çok iyi. başlamadan. Joker Game Over EP'de adı geçen herkes diye bir videomuz var, ona bakıyoruz. Geliyor, sonra parçalara başlayacağız. Veteran buradaysan ellerine sağlık. Abi çok eğlenceli videolar yapıyor. Daha önce de Masaka'nın derin anlamlarını açıkladığı bir Genius tepki videosu vardı böyle. Goldstein, biz herhangi bir şeyi burada ciddiye alıp pek analiz yapmıyoruz. Hani bu böyle bir şeye pek denk gelmiyorsunuz zaten. Biz onu ilk yayından sonra bıraktık abi. Hani... Oy oy. Veteran ellerine sağlık. İlk parçayla girelim derim ben o zaman. Ben kararımı verdim. Neyle gireceğimi. Nakkaf. Kafa koma geliyor. Evet arkadaşlar, chatten geç kararı çıktı. Ha, bu arada chatten geç kararı çıktı demişken de, dediğiniz gibi bugün malum toksik kitle gelirse hani oradan da tabii ki fikirlere açığız, eyvallah, ama bunu bizim kurallarımız çerçevesinde, medeniyet çerçevesinde yapmıyorsa sevgili modlarım yetkisizindir. Ve ben size de bir eğlence olsun diye şey diyorum. Mesela Yasin, sen mi banlayacaksın? Emir timeout atsın, sen banla. Emir banlayacaksa atıyorum, hani Baho timeout atsın, siz banlayın, böyle şey gibi olsun. Yani skor tutacaksınız çünkü sizin kendi aranızda bir lig olacak bugün muhtemelen, öyle bir durumda olursa. Hani siz en azından asistlik gol krallığı falan filan da hani tutabiliriz bence lig içerisinde. O yüzden Aliyup gibi olur, öyle düşünün yani. Mali, sesin gelmiyor. Bir dakika, benim kulaklıktan da problem olabilir. Bir daha bir dener misin? Bir şeye bakacağım ben. Yok, benim kulaklığımın şarjı hala var. Senin sesin gelmiyor sanırım. Evet, senin sesin gelmiyor. Mithat'cığım, Prime'la abone Geliyorum. oldun. Şu an geliyor kanka. Prime'la abone olmuş Mithat, Spadon Levi. Çok teşekkür ederim Mithat'cığım. Abi bunu İkinci biz bugün ayımızmış. muhtemelen birkaç kere daha yaşayacağız. Çünkü ben bu sefer çok kastı için Discord app'i yerine webten açtım. Ha. Otomatik olarak o atmış mikrofonu. Ama kolay çözüm, hemen tak diye tekrar mikrofonu seçip alıyoruz geri. Sıkıntı yok. Gözde hoş geldin. Ya ben de kulaklığımı dünkü yayından sonra şarj etmeyi unutmuşum o geceki sinirle biraz. Hani hem önce Cenk'in, sonra benim elektriklerim gitti falan, böyle bir bölündük orada. Yayın bayağı bölününce unutmuşum. Hani yedek kulaklık aldım. Bittiği anda ona geçeceğim. Problem yok da hani acaba dedim, hani o yüzden mi yoksa benim kulaklık mı gitti diye ondan bir sordum. Yok yok, benden. Nasıl buldun Şey Mali'ciğim? demiştim orada ya, çok çok önemli bir şey dememiştim orada. Modlar bugün şey gibi bekliyor böyle. Bir hafta aç bırakılmış, önüne yemek konmuş insan gibi bekliyorlar şu anda. İçlerindeki heyecanın farkındayım yani. Biz ya bu Sen kanal, başlasana bu çünkü sefer. ya bu kanalda banlanmak zor abi, çünkü gerçekten Bu heyecanlı kanalda heyecan. ben banlandım galiba bu arada. Beni Ben tamam, banladılar. ben başlayayım. Abi Nakkaf'ın bir önceki verdiği biraz daha deneysel iş diye kendisinin lanse ettiği işi burada beğenmiştik, hatırlıyorum. Hatırladım bilmiyorum. Ondan sonra neden Almanya olduk abi? Hani Cem biliyorsun, hani
tarafsızca yorumluyorum. Hani alınmayacağını düşünüyorum. Sevdiğim bir arkadaşımsın. Yani vokal tercihini beğenmedim. Beat güzel, yalan yok ama vokal tercihi çok düşürüyor. Ha bu arada soranlar olmuş. Olmuş diyorum, olacaktır muhtemelen. Hani nakaratta bir şey yok. Hani detonelik falan yok orada ama yani tercih edilen ton kötü. Ben girmek Kötü tonu. istemedim. Beat'ten dolayı girmek istemedim. Ne diyeceğini çok merak ettim de. Ben çünkü Beat'i ekstra beğendim. Vokal tercihini beğenmemiştim Evet, sadece. vokal tercihini beğenmedim. Yine aynı Oradaki noktada olduğumuz bir durum. Özellikle nakaratta ben zaten şöyle bir yüzümü tekrar SOS kağıdını tuttuğum günkü gibi ekşittim. Hayati Hatta kağıt duruyor böyle. de 4. ay aboneliğini kutluyor. Prime'de abone olmuş. Çok teşekkür ederim Hayati. Bu nasıl bir... Botu mu gördün? Evet. Şey mi? Ünlem abi tepki yandı mı deyince evet tepki yandı ama durumu iyi diye hani ya biliyorsun bizim çünkü mu botumuz yayına aktif olarak katılır ve insanları bilgilendirici infolar da verir. Biraz magazinsel de olsa. Magazinsel ne demekse. Yani. Hip-hop açıklamasında yayın açıklamasında Hip-hop 101 yazıyorum şu hala. Hala mı? Onu da düzelttim ben ya. Aa, tamam düzelteyim tekrar. Şey. Ya da yok Rigor daha önce biraz daha yükseğini gördük. Şeyi soracağım. Hayır haftalık şu an demiş Yasin. Tamam, düzelmiş. Tamamdır. Haftalık yazıyor F5'esin neredendi? Sufyu'dan. Sufyu hoş geldin bu arada. Yeni gördüm. Daha önce görmemiştim. Yani parçayı geçiyorum abi o zaman ben. Yes. O zaman sıradaki parçamız Santi ve Defkan 59 geliyor. Of. Evet geçtik. Ya bugün neden otorite kullanmıyorum? Bugün netten elimden alındı ya benim ister istemez. Bari size biraz böyle parçaları uzun uzun dinleterek işkence edeyim diyorum Ulan, sanki zorla aldılar. Bu arada 59 diye açtık. Ben müdahale etmek istemedim bölmeyeyim diye de 5-9 muhtemelen. abi 59 bölüm 1. 5-9'da onu hani araya bir tire çekersin bir şey yaparsın. Yani bunlar okuma yazma bilmiyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Yok senin için demedim ya. Hı, yani. Muhtemelen o mantıklı düşünüp yazmışlar diye düşünüyorum o yüzden. Yani evet de niyet okuma hani hazır anketimizde tavşan diye bir seçenek Yok. o seçenek varken niyet okuma yapmayacağım yani. Ben hani gördüğümü okurum arkadaşım. Sonradan YouTube'da yorumlara şey gelmesin diye, şarkılarını yanlış okumuşsunuz falan Ya gelmesin diye öyle bir alternatif gelecek. isim koyayım. Ya gelecek. Biz geçen hafta mesela Defkan'ı genel bir yorumladık. Ay Defkan diyorum pardon. G-Flow'u. Genel bir G-Flow evet. yorumladık. Yani ikinci, yani orada şey abi ilk G-Flow ikinci verse'ye denmişti. Abi onu diyorum. İkinci verse'de hani o niye dinlemedik falan denmişti. Yani chatte abi niye dinleyelim ki? Yani ne gelecek demiştik hatta yani. Yani aynı mantık. Ya yine işte emeğe saygı falan çok geliyor bu aralar zaten biliyorsun. Ama artık Baştan nasıl yapıyorduk lan Eylül'de? birinci kez girmeyeceğim o konuya. Kanka 62 yazıyorsun. Yani çizgiler gözünün önüne Ha gelir herhalde. 59'dan yapmıyorduk değil mi? Ulan Evet. 59'dan yapmaya çalıştım. Aşırı aşırı Yani saçma bir şey oldu. Böyle tavşan mı olur lan? Şuna bak. yalnız oha. Kontra 59'dan kontra tavşan yapılıyormuş. Bir daha gösterir misin? Tavşanın neresi o acaba? Bilmiyorum abi. Bayağı besilli güzel bir tavşan yani. Bu gerçekten muhteşem. Harikulade. Serkan Tetik Takdir et kanka. Öztürk. Serkan abi yani bildiğimiz Tetik kademe bir abone olmuş. Abi çok teşekkür ederim aboneliğin için. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Benle ilgisi yok onunla ama. Peki ya bunları şey yapma hani Teşekkür etmek istedim ben. Twitch göndersin modlarımızı ve daimi konuklarımızı göreceğim ben sorun yok. parçaya gelelim mi yoksa biraz daha tavşan sen sanatsal çizimler yapmaya devam Bir ediyor tane musun daha aralarda? deneyeyim istiyorsan 59'dan. Daha güzelini yapacağım. Sen Baya popar. şey burada belki sevimli bir kedi vardır. Ama Tavşan vardır. Oha benim kafa gitti. istersen hani müziği salalım direkt abi yayından. Olur. Ben o günü bekliyorum. Başla ben çiziyorum ya orada. Abi şöyle hakkını yemeyeyim bugün bu beat'i de fena bulmadım. Defkan'ı önceki haftalardaki düet performansına göre bir tık daha iyi buldum ama yani çok yine benim klasik sözüm bu biliyorsun. Yine cheesy line'lar var, bayağı cringe satırlar var ve en son yine hani ototune'ü basma vokale falan diye ya, abi salsak mı şu mevzuyu ya? Gerçekten hani. Ya çünkü yani bunu aslında malum şahısın albümünü dinlerken geleceğiz ama yani
Yani kültür kültür diye geziyorsunuz da biz hiçbir zaman aynı paydada buluşmadık. Hani üzgünüm. Yani. Hani onun için salsak mı şu Abi bir muhabbetleri tane biraz daha yani? yaptım. O, Olmuş mu? kültür, Sonraki. moruk, emek, o bayağı şu an şey, Birol Güven. Bayağı şu an... Uzaki daha tatlı. Peki. Ya ben ama şey Kültürü istiyorum. tavşan. Keşke şuraya bir kudurun yazsam arada, İbrahim Tatlıses gibi ekrana yapıştırsak Dur onu. ben sana yazayım onu da arada çıkarırım. Dur, bende her şey var Ya burada biliyorsun. Hala geç. bende de şurada kağıt kalem marker dolu ama Duruyor hala. eyvallah, o da kalsın, bugün lazım olabilir. Şu kağıtlar falan var da ya, şu uzanmaya üşendim açıkçası yani, o yüzden, yoksa yazılabilir gayet yani. Ben yazıyorum sana istediğini de söyle ben çıkarırım hemen. Ya evet, bu arada Mekince 06 bizim Battle Rap ekinmesin abi. Sen yine hoş geldin. Yani artık, çünkü normalde pek Twitch'le alakası olmayan tanıdıklarımı da görmeye başladığım için emin olamıyorum. Evet. Oldu mu? Hı. Kalp Oldu. koydum sonuna da. Tamamdır. Öyle. Teşekkür ederiz. Hoş geldin abi tekrar. Tatlış bir kudurun yazdım. Şey. Defkan'ı beğendim. Sen Defkan'la ilgili bir şey söyledin mi? Ben tavşan Yok çiziyordum arada, abi, kaçırmış yani olabilirim. evet, şey abi, yine gerçekten dur artık, düet adamı yani gerçekten. Bugün çünkü bir parça da daha var. Hani araştırsak, bir chat'ten de bir iki arkadaşımızın hani haber olmadığı bir iki düeti çıkmış olabilir bugün yani. Ya bak, Defkan'ı insan olarak severim falan ama abi hakikaten bu kadar sık düet yayınlamak ve isimlerin kalitesine pek dikkat etmeden bu düetleri yapmak çok ciddi bir problem abi. Hani kariyer zedeleyecek bir hareket bu yani, üzgünüm. O yani bu biraz şey ama yani önceki haftalarda dinlediğimiz diğer işlerinde pek tahammül edemiyorken bunun biraz daha katlanılabilirliği var, kabul. Ama yani ben alıcısı değilim yine açıkçası ya. Bu yine fena değildi ya. Bu arada uzun zamandan sonra ilk defa galiba scratchleri fena olmayan bir şarkı Ha evet, dedik. ona değineyim. Çok iyi Scratch'ler değil ama böyle hani çok Türkiye'de muazzam değil, okey ama yani. Yaşamadığı için abi, iyi bir scratch zaten pek duymayacaksın çok. Ama bu önceki haftalarda duyduğumuz bazılarından iyi, bunu kabul ediyorum. Ama iş görür yani. Yani çok kötü bir şey yok ortada yani. Ne Şeye oldu? gülüyor. Benim Defkan adını Fit Defkan zanneden arkadaşım var. Yorumuna Peki, tamam. gülüyorum. Ama beat evet, hani çok yıldız değil ama yani şey, iyi beat yani, son dönemde duyduğumuz diğer. Hani Boom Bap'imsi, hani Boom Bap denenmiş ama aslında 2005 FL Studio, hani yukarıda swing'i ayarlamayı unutulmuş drumlardan olan beatlerdense evet, güzel bir beat. Hakkını yemem o açıdan. İlerleyeyim mi? Bir konu Bence daha söyleyeceğim. mantıklı bir anket açsaydık muhtemelen 2,5-3 falan alacak diye tahmin ediyorum ortalama. Ya abi, O dediğim gibi ayardaydı bence yani yani. ben burada modlarımı da savunurum hani. Ben açılan anketlerin de troll olmasından yana hiç şikayet değilim. Aksine çok memnunum. Çünkü ya dediğim gibi, insanlar yaptıkları işi ve müziği ciddiye almıyorlarsa biz tabii ki almayacağız yani. Biz de almayacağız. Yani burada biz Ben kafa dağıtıp anketler gülüp neden öyle dağılacağız açıldı yani. demedim. Öyle algılanabilir diye Dediler neden öyle açıldı. ben şu an arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı savunurum. Bilemeyeceğim. Be, bir şey bakacaktım mutlu. Ne istersen yoksa Yok yok, başka bir Musab şeyimiz. gayet böyle devam edebilirsin ya. Hiç sorun yok. Yok yok devam. Ben çok keyif alıyorum anketlerden. Yani sadece ben keyif alıyorum diye devam etme tabii de. Bence eğlenceli. Sapıkçım hoş geldin. Selamlar. Neye geçelim? Tamam. Nette yok madem, o zaman yakın semalardan devam edelim. PMC'den geliyoruz. Fro ve Bora Hışır senden başka geliyor. Evet arkadaşlar, chatten geç karar çıktığı için geçtik. Bu sefer şöyle biraz ön yargılı girmiş de olsam, hani ufak bir iki yerde en azından ilerleme gördüğümü kabul etmem lazım. Hala kötü bir parça olmasına rağmen. Beat'e biraz yazık olmuş. Kimin olduğuna bakmadım bu arada. Çünkü ben beat'i ve aranjeyi bayağı beğendim. Ve mesela ilk arkadaşın çok nakaratını asla beğenmemekle beraber... Bora Hışır'ın verse'ündeki adlibleri gayet beğendim mesela. Orada çok güzel bir doku katmış, bunu kabul ederim. Bora Hışır'ın da önceki biraz dürüm diril denemelerindense daha dinlenebilir bir vokal yaptığını söylesem de abi, çok nargile kafe. Üzgünüm gerçekten. Ve ikimiz de nargile içiyoruz bu taraftan. Mutluyuz. Evet.
Ben şaşırdım yorumuna. Daha farklı bir şey söyleyeceksin diye düşünüyordum. Senin söyleyeceğin yorumu ben söyleyecektim önceki şarkılara göre olan Biliyorsun gelişim. bugün biraz Susun. bugün yok çok şundan bölüyorum. Bugün biraz kaos günümüz. Arkadaşlar kanalı tekrar bu yayın haricinde seyretmek, chat'e bir şey yazmak istiyorsanız hani yeni gelenler için söylüyorum. Bugün toksik diye sıfır tolerans tanıyacağız. Yani hadi ya da en fazla bir kere timeout falan verilir. Lütfen chatimizin ünlem istiklal mahkemeleri yazar. Chatimizin kurallarına daki yaptırımlara dikkat edelim lütfen yani. Kesinlikle küfür istemiyorum. Kesinlikle ikili tartışma medeniyet çerçevesinde hani konuşabilirsiniz ama ikili tartışma istemiyorum. Hakaret istemiyorum. Eril dil istemiyorum. Baştan söyleyeyim. Ya bu bugün gerçekten sertiz yani. Tolere etmeyeceğiz. Selam bu sertiz demişken selamlar kontra. Hadi. Ben selamları uz ediyorum. Bence sert demişken uz dememiz daha mantıklı şu anda. ben çok kötü böldüm. Sen parçaya devam et. Yo, bence hatta bir ödül daha bulduk ya. Altın kakanın dışında bir de altın penis ödülü verebiliriz. Zaten çok aday abi, yok yani. Ya o muhtemelen herhangi bir Batı ülkesinin çeşitli fuar ve sektörel ödül törenlerinde muhtemelen öyle bir şey veriliyordur. Bence bize gerek yoktur yani. Zaten o ödülü vermek de istemem şimdi şeklen. Yani. Neyse. Konuya dönecek olursak senin yapacağın yorumu ben yapacaktım. Senden bambaşka bir yorum bekliyordum. Çok şaşırdım bu sefer. Önceki şarkıların aksine ben de bir gelişme gördüm ama yine hala küçük patronlar küçük Bedo, kabilesi küçük, olarak. Küçük Rain Man. Evet. Fazla küçük Rain Man bu Aynen. arada yani. PMC genel olarak aynı çizgide yani. Yani. Maalesef. Ya tamam ticari oynamaya da okeyim hani. Hatta biz bunu sabah annemle sohbet ediyorduk hani bu konuyu. Yani evet herkesin sabah... Uğraşır mı? Hayır. Şu an geleceğim konuyu. Ya herkesin sanat yapma kaygısı olmayabilir abi hani evet ticari de oynanabilir ama yani çok birbirinin kopyası işler ve hani bu parça özelinde konuşmuyorum bu arada hani ve özellikle başka ülkelerden artık altyapıyı falan aynen getirip hani beat'i aynen alıp flow'u aynen alıp tarzı aynen alıp hani parçayı bayağı yani Türkçe dublajlayıp ve vermek çok büyük problem yani ve sürekli temcit pilavı hissi var yani. Bir şikayetim bununla yani. Şey annenle konuştuğunuz kısım bu flow kısmı falan değil değil mi? Şey yok, işte beat alınması falan değil. Sadece yok. Sanattan bahsettiniz abi. Hayır annemle rap de konuşuyoruz abi biz. O zaman alalım bir gün beraber yapalım yayını. Tabii ki üçümüz. Anca eğlenceli yani... Ama hiçbir şarkı dinleyemeyiz muhtemelen. Net değerleri falan geçeriz direkt. Ya o da çünkü şeyi farkında hani bataklığın farkında ve insanlar muhtemelen sizinle anlatmaya çalıştığınız şeyi anlamıyor. Ben takip ettiğim kadar yorumlara falan bakıyorum. Hani ve şey hani sürekli bir emeğe saygı muhabbetini görüyorum falan bu saçma değil mi falan annem yani 65 yaşındaki insan farkında arkadaşlar bunun. Yani ya yani şu 65 yaş vurgusu şu yüzden hani normal şartlarda rapçi olmayan hani bu müziği dinlemeyen insan bunun bir saçmalık olduğunun farkında. Ben burada tüketici olarak sizlerin tarafındayım yani bu eleştirileri yaparken. Yani sizin iyiliğiniz için, kaliteli materyal tüketmenizi istediğim için böyleyim. Bu arada Osman abim hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben şimdi gördüm ben. Osman abi kim diyorum. Hoş geldin abi. Bir an anlamadım kim ya, oldum. Mali gibi kara cahil arkadaşlarımız için The Manyak. Abi. Saygılar. Bir saniye. Tamam ya. Ben teknik imkansızlıklardan dolayı chat'i şu göt kadar ekrandan çok affedersin izliyorum yani. O yüzden ara ara göremeyebiliyorum. Yani. O bugün Normalman da buradaymış. Abi sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bu arada seni abi hala beat paslamadım. Üretim sıfıra yakın şahitlerim de burada yayında haberin olsun. Bu ihmal için de ayrıca özür diliyorum. Ben sordum geçen gün kaç tane beat yaptın diye. Hatta yayında sordum sana evet. 1.5 cevabını aldım evet. O yüzden. Geçen hafta 1.5'da hala 1.5'da hiç yapmamış demek ki. O buçuk kısmı da işte bir parçanın zaten şeylerini çıkardım hani nota dökümünü çıkardım. Bahsettiğim bir proje vardı ya onun için. O kadar yani. Bu ara biraz üretkenliğim düşük. Karantinanın başından beri. Bu ara eşittir 6 ay falan. Evet. Daha fazla. Ama Mart'ta kadar... başladı değil mi karantina? Mart'ta başladı ve ben aynen hapse girmiş gibiyim. Yakında boncuktan kuş yapacağım ya. Artık o kadar. Çocuk yapsan gibi. Çocuğun olurdu şu anda yani. De gerek yok abi yani. Bence. Ben hala bu konuda... Tamam.
Ya evlat edinmenin daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için zaten ciddiye aldım soruyu bu arada. Ya ciddi, bayağı ciddi. Hala bunu düşünüyorum ben ya. Baykan BTA'ni yap, başka türlü yapmayacaksın galiba. Galiba abi. Yani gireceğim işte onlara Ben bir ara. Baykan'a geçen mesaj attım Twitter'dan, bana cevap yazmadı. 3 gün sonra okudu sağ olsun. Cevap yazsaydı ben Ya ona ben beat yaptıracaktım. bir uyku düzenimi düzeltmeye çalışıyorum. Bir taraftan ya önemli bir işim daha var bir taraftan. Şu an FM15'te Oxford City'yi Wanneroo North'tan aldım ve League One'a kadar çıkarmayı başardım yani. Bu Gerçekten. yayın dışı. Abi bunları güzel şeyler yani. Önemli işe bak. Yani evet, artık rap müzikten daha önemli görüyorum. Bir de arada şey var. Sincap'ın yayınlarında Oldular. Mubot bozulduğu anda botluk yapıyorum mesela. Biri uptime yazıyor, ben yazıyorum şu kadar dakika kaldı falan diye eğleniyoruz öyle. Geçelim mi diğer şarkıya yavaştan istersen? Abi yani farkındasın benim hiç rap konuşasım yok çünkü yani o yüzden böyle gidiyor ama konuşacağız arkadaşlar merak etmeyin. O zaman sıradaki parçamız. Özer abi hala burada mısın? Senin parçaya bakalım diyorum. Gaza Teknik Muhabbet geliyor. Beat'te de Uğur Öztürk var. Abi buradaysanız bir selam çakın abi tekrar. Geliyor. Evet, chat'ten geç kararları çıktı. Demokratik bir kanal olduğumuz için geçiyorum. Tanıdık torpili olmayacak. Her zamanki gibi yorumlarımızla. Nasıl buldun Malicim? Ben neden sevdim peki şarkıyı? Bir an chat çok geç yazınca kendimi şey hissettim. Yo ben de yani şöyle verse'te yani verse'lerdeki lirikaliteyi Özer abiyi birebir tanıdığım için hani o Bitlipi ya da benim övdüğüm hani albümün bir kısmını kaydettiğim kalanı zaten yarım kaldı. Stüdyo zaten bizim stüdyomuz diyebilirim hani sahiplendiğim bir yer. Daha önce dinlediğim verse'lerin yanında ikinci verse'ü dinleyemedik. Ama verse'ü zayıf bulduğumu ben kabul ediyorum. Hani lirikal manada ve biraz delivery açısından da. Ama nakarat tatlı. Ya bence keçi bir nakarat yazılmış. Ve Uğur'un beatini de ben bayağı beğendim yine. Beat çok güzel. Uğur'u burada yeterince övdük bence önceki yayınlarda, o yüzden oraya çok girmedim de. Övdüğümüz bayağı bir şarkı vardı yani. Ben bir tık, ya yalan olmasın şimdi, ben bir tık önyargıyla başladım. O beklediğimden daha iyi çıktı yani. Ama şeye katılıyorum senin. Ve mesela yer yer autotune tercihlerini de ben... Lirikal kısmını, Evet. evet. Ve yer yer mesela autotune'a ihtiyaç var mıymış muhabbetine girmeyeceğim. Hani iyi bir fikir gibi gelmiş ama ben bu uygulamayı çok başarılı bulmadım. Çünkü mesela nakaratta çok basit bir melodan kullanılmış vokal bile hani gayet yeterliyken bence böyle bir tercihe gerek yokmuş. Düşürdü parçayı o kısımda yani mesela. Ama hani ben buna kötü bir iş demem abi. Gayet güzel iş. Ki zaten paylaştım da bugün. Beat çok tatlı ve nakaratı da Aa, beğendim yeni buna. şeylerimiz varmış. Bölümümüz. Ne varmış? Abi hep sıktı, lol geç varmış da. Ha evet, ya ben Mubut arada işte tepki yandı geçmiş olsun diyor. İşte rota hapiste mi hayır falan diyor biliyorsun. Bu tarz hani Mubut da yayına dahil oluyor yani bizim yayınımızda. Ya ben bu parçaya hani 5 üzerinden puan veriyoruz burada. Ya ben buna 5 üzerinden 3 veririm yani her türlü. Benim de 3-3,5 arası Ha evet kararsız 3-3,5 kaldım arası kararsız kaldım da yani çok torpil olması diye 3 verdim ben yani. ben de. Evet. 4'e tamamlamam da Ha hani evet. 3 de az geldi bana. O yüzden 3-3,5 arası bir şey de ben tanımıyorum bu arada. Torpil yapmıyorum yani. De Özer abi ben Sadece çok Uğur severim tanıyorum. insan olarak. Burada yeteri kadar övdük dediğim gibi. Ya Daha çünkü önceki haftalarda, o burada yüzden. ilk kez gelenler varsa hani yani tanıdığımı kayırmadığımı hani şey ilk kez vurgulamıyorum. Biz geçen hafta Fuat abinin soundtrack'ini gömdük burada yani. Malum. Baykan'ın şarkısını da gömdük Evet burada. yani, Baykan'ın beatini verdiği şarkı. evet. Beatini görmedik gerçi de şarkı. Beat'i de gömebiliriz abi. Ben bu tarz şeylere açığım. Problem yok yani. Gömerim. Yani Senin zaten yanındayken senin beatini görmüşlüğüm de var ya. tabii ki bu olması gereken bir şey. Zaten abi her yaptığım müthiş olamaz değil mi? Yani bir arkadaşım olarak bana her yaptığın süper diyorsan niye böyle oldu sesim ya? Bir su içeyim. Her yaptığın müthiş olmuş diyorsan zaten burada bir samimiyet sorgularım. Yani. Yani evet, Undertaker de haklı yani. Bassız beat'in nesini gömelim. Osman abim Ringslayer'a da geleceğiz listemizde var. Bugün çıkmış her şey var. Evet nargile içtiğin için olabilir doğru. Ya benim de kötü alışkanlıklarım var. Nargile içtiği için değil. Günde 8 tane nargile içtiği için muhtemelen. Yok. Kaçıncı bu? İki. Ha. O zaman ilerliyorum abi. Ben sıradaki parçaya. Bugün biraz hızlı hızlı gidelim çünkü malum albümde malum skandaldı açıkçası. Çok uzun duracağız çünkü muhtemelen yani. Ya benim zaten yapacağım yorumlar 3 aşağı 5 yukarı burada belli. Orada yayına Şehir ve Ritim ve Hip Hop Kolektif'ten Haluk da dahil olacak.
dördümüz detaylıca hem eğleneceğiz hem yorumlayacağız. Ama yani benim ilk izlenimim dediğim gibi abi yani çok cringe fest'ti. Oh, sıradaki parçamız. Rota Dar geliyor. Öf. Malis sağsan geçtim abi ben hala yaşıyorsan. Yaşıyorum. Abi bunu duysalar harbi alırlardı chat'te bu arada. Komşu duvara vurdu 10 yıldır ilk kez dedim Mithat şu an. abi Erman abi HS7'ler ağlıyor şu an ya. Abi gerçekten Rota Bey ne yapıyorsunuz ya? Of. Facia. Ya benim şu an için günün en kötü adayım belli abi. Hani yine bu hafta da hani şu anlık fena gitmiyor gibiyiz. Geçen haftaya kıyasla. Geçen hafta bayağı zor bir haftaydı biliyorsun. Daha geçen 2 haftaya Evet kıyasla. evet. Ama yani bu benim yine ben, yani haftanın gidişatına göre yine ben en kötüye 3, en iyiye 3 seçebilirim ama benim şu anlık bir adayım belli yani. Abi yani Çok iyi hatırlattım. Ben hemen not aldım. Çünkü not alacak kadar bile şey yapmamıştım. Hemen bu aldım şimdi. bunun üstüne yapabilir hiçbir şey yok abi. Facia, facia. Bir şeye de geçelim mi ya? Ve yani Rap kısmı var ya mı bakalım bakayım. bu teknik kusurlu abi. Yani rap kısmını merak ediyor muyuz? Tamam. Ama bu teknik Bakalım kusurlu ya. artık bu Farklı şey albümde. olmaz. Hani bu şey değil yani bunu özellikle şeyden diyorum. Hani burada değil de ya yayın tekrarından bakan arkadaşların bazıları hani çünkü tetikleniyor böyle sevdiği rapçilere falan hani biz bu tarz yorumlar yaptıkça arkadaşlar hani ben dediğim gibi ortada bir teknik kusurlu bir iş varsa yani hatalı bir vokal yapıldıysa kurallar kitabına göre yani müzisyeniz yani biz hani o yapıldıysa ya arka sıra için biraz böyle anlatıyorum hani kusura bakma. Yani ben bunda Ben bir şey değilim. Ben değilim, o yüzden ben sallamadım. ben burada bir şey yorumlamaya çalışmam yani. Yani üzgünüm. Yani rap kısmına Bu bakalım arada hani diyorsan bir hoş bakayım geldin. ama yani bence Bir bakalım istersen ya. Şey olma, merak ettim ben sadece. tamamdır. Ben yayın öncesi dinlemedim çünkü. Hadi bakalım. Ama Ben de sesi dinlemedim. kısıp bakayım da kimseye işkence olmasın. Teşekkür ederim. Evet. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum Mutlu musun hepinize. şimdi? Yani. Çok mutluyum. Of, sıradaki parçamız. Feri ve Kezo nereye baksam geliyor. Evet şarkının sonuna doğru geldik. Çok fazla ya geç karar çıkmadı ama hani ne kadar belli bir yani iki kez daha dönecek ve çıkacağız muhtemelen. O yüzden geçtim hız kazanmak adına. İlk verse gayet iyiydi abi. Hemfikirim hani Feri bayağı iyi. Ya nakaratta rahatsız eden yerler olsa da yani Kezo'nun son dönemde verdiği işlerin arasında hem verse bazında özellikle geçen hafta bayağı bir lirikal manada bayağı kötüydü hatırlıyorsan. Hani öyle bir diss track diye çıkan bir şeyde Hatırlıyorum, hatırlıyorum. çok çok zayıf satırlar vardı. Oradansa bu verse'ü tercih ederim. Hani Kezo'nun son dönem verdiği işlerden bayağı iyi. Kezo'nun kendi diskografisi içerisinde söylüyorum bunu. Nakaratta yer yer yine beni rahatsız eden, kulağımı tırmalayan bazı tonlamalar var. Hani hatalı değil, tercih olarak yapılmış ama biraz yoruyor beni yani. Hani şey değil, hani burada ton dışılık gibi bir durumdan bahsetmiyorum yani. Geçen haftadakinden çok daha iyi olmuş değil mi Gözde? Aynen. Ben bu parçayı geçerli bir parça olarak sayarım ya. Beat de tatlıydı bence. İyi bu hafta kötü gitmiyor şu anlık. Yani bence de hatta Feri'nin albümündeki şarkılardan da daha iyi yani. Evet, kabul. Evet. Albümün hepsine bakmamıştık ama sonradan dinledim mi bilmiyorum. Buradakilere göre de bayağı başarılı. Yani Feri'nin verse'ü bayağı beğendim yani. Ve doğru vokal kullanımına bir örnek. Hani Rota'dan sonra bayağı iyi geldi hatta yani. Kasıtlı bu şekilde gitmiyorum ama. Yani. Ankette de daha sonuçlanmasa da sonuna doğru Hı. geldi. %57,4, %31,3 şeklinde bir sonuç var. Eyvallah. Yani çok uzak noktalarda değiliz chatle çok ayrı düşmedik zaten yani mantıken. Evet 4 çıktı final kararı olarak anketimizde. Neye bakalım? O zaman Epidemic'ten 2 iş var bu hafta. Onlara bir bakalım sırayla. İlk olarak Eru yüzüme bak geliyor. Evet otorite arkadaşlar tamam. Hani geçleriniz geliyordu ama otorite abi. Oh ya abi trap metal de mantar gibi türüyor. Yeni afro trap batağımız. Hani sound olarak aydılar. Bu anlamda söylemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun yani. Buraya la Slipknot mu? Teraflu. Aynı teraflu. Ork saldırısına hazırlanıyor gibiyiz. Peki. Ya zaten Eru da biliyorsunuz hani Allah demek ya. Hani Yüzüklerin Efendisi C. Ya Elfçe daha doğrusu yani. Yani çok
Merdo bu şakayı galiba biraz planlı şaka galiba bu değil mi sanki? Aynen, Elo Iluvatar yaradan Allah demek. Evet, güzel şaka. Ortada patlayan bir gırtlak var, saygı lütfen. Ay ya şey değil. Ya bunun alıcısı belli ki var çünkü Sarkof'la başladı. Bence aralarında hala en başarısı Aristo'yla devam ediyor. Bilge Kağan duyduk bu soundta, bir de Eru'yu duyduk. Aralarında hala en iyisinin Aristo olduğunu biliyorum. Bu hani şey tanıdık kayırmaca değil çünkü en azından hani dediklerini anlıyorum iyi kötü. Hani o da gidip o da ne diyor dersek gidip sikim parlak diyor tabii yani. O da çok olumlu cümleler kurmuyor ama yani maalesef. Arkadaşlar bugün dilimize dikkat edelim lütfen, Abi özellikle malum kitlenin. şarkının adı o. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hatta kendisi biliyorsun yayına bağlandı. Aristo neden böyle bir şarkı ismi diye bizzat sordum çocuğa yani. Ya dediğim Sen gibi bu... onun tekrarını şeye koydun mu YouTube'a? Evet, Bu var. bölümü. Var ama yani YouTube'da Tamam, biliyorsun hem... kayıt şey olarak kalsın. Ya çünkü Türkçe rapçilerin alınganlığını da varsayarak hem chatte ki arkadaşlarımızın atıyorum beğenmediğim yorumuyla başlarına iş almamalarını düşünerek hem de işte telif yememek adına görüntüden bile telif yiyebiliriz çünkü podcast olarak geliyor haftalıklar oraya. Hani çok güldüğümüz kısımları falan ama hani artık kanalda işte bu DMCA mevzusundan klip almadığımız için önerilen bir şeydi çünkü partner yayıncı Abi arkadaşlarım bin... tarafından. Yok abi ilk kez gelip dinleyenler de oluyor çünkü o yüzden bunları yapıyorum. O Ha yüzden tamam. Hayır, çünkü bu şarkının üstüne açıklama yapınca sanki gerçekten yayında kanıtlamış gibi oldu da, yok ha öyle bir yok şey yok yani. yok. Yayında video açmadı. Yani şey var, Yanlış yere sevmedim. gitmesin olay. Ki ben biliyorsun ben hani özellikle senfonik metal ve thrash metal seven bir insanım ama yani bu bana geçmiyor abi bu sound'da çok uzun süre tahammül edemiyorum ben bu sound'a ya. Yes. Beğenmedim. Geçelim bence Ve öbür dediğim olumlu ya şarkısı. pek olumlu bir sözüm de yok açıkçası. İlerliyorum. Yine Epidemic'ten gelecek demiştim. Ozan Ozan zaafım geliyor. Umay Umay sevgiler. Ya sırf isim benzerliğinden hani dalga geçmiyorum şu anda. Dalga geçmek için sormuyorum. Kim 500 milyar üstlere katılan Spider-Man'ci abi vardı ya. Kim Yemin be? yeminle ona benzettim bu arada. Spider-Man'ci ne ya? Ya sokakta şey o ya, duvara yapışan Spider-Man'lerden satan bir seyyar satıcı katılıp böyle çok çok eski olay bu. 10 yılı vardır. 125 bin lira falan almıştı galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum da ya bunu trollük için sormuyorum. Bu o mu arkadaşlar? Hani adam gözümün önünde sanki birebir aynı. Yok. Evet. Fade attım ve o abi olmadığına emin oldum. O abi 125 bine geldiyse böyle bir parça yapmazdı muhtemelen yani. Yani abi buradaki abinin tamam yaşı falan da var. Saygılar ama yani dinlenebilir bir şey yok ortada abi üzgünüm. Senin bir fikrin var mı? Ya nette Aynı muamelesi yapma fikirdeyim hani abi. burada pek hani yani şey nette de hiç yorum Ya o yapmıyoruz ya kadar. sen sadece gülüyoruz hani. Öyle bir şey yapma sakın bugün ama. Yok yok canım, niye yapayım? Tamamdır. Hadi Sıradaki başka bir şey parçamız. yapalım. Bir tane topik var o kimindi hemen bakıyorum. Ha, bakmama gerek kalmadı hatırladım. Alba ve Baneva. Cinayet geliyor. Evet. Başlar bitti. Ben fade'imi atarım. Of, nasıl buldum Ali? Bu sefer senle başlayalım. Ben bir köstak vezi yapacağım. Ben bu şarkıyı yayından önce dinledim. Yalan olmasın, şimdi ilk defa burada dinlemiyorum. Ben ilk defa burada dinledim. Her yer kullanılan o vokal tercihlerini, senin de yüzünden çittiğin yerleri çok beğenmesem de genel olarak bence geçer şarkılarından bir tanesi bu da. Sen çok katılmayacaksın muhtemelen buna Başıma bir şey ama. gelmeyecekse hiç beğenmedim ya. Başına niye bir şey gelsin? Anca en fazla sözlerini manipüle ederler. Böyle 8 hafta falan o konuşulur ama ben öyle bir insan olmadığım için yapmayacağım onu. Hep aynı evet. Ben bu parçadan da 50 tane dinlemiş gibiyim hani. Gerçekten hep aynı geliyor. Alba'yı da Baneva'yı da burada yer yer. Bizim yayın el verdiğince övdük. Çünkü genelde burada pek bir kişi hunharca asla övülmez. Yani bu acımasız bir program arkadaşlar. Şaka bir yana. Tamam Baneva follow yapabiliyor falan ama abi şey var bu parçada da temel sorum şu. Ne anlatıyor? Ne anlatılıyor abi? Konsept nerede? Yani hani cinayet okey. Ya çünkü illa şey bu yine yanlış anlaşılmamak adına ben burada hani lirikal bir şey beklemiyorum. Hani parçanın tarzı gereği. Hani ama böyle hani çok dolu conscious rap de beklemiyorum demeyeyim daha sonra lirikal bir şeyden ziyade. Conscious rap beklemiyorum tabii ki ama yani bir yine de bir konsept lazım değil mi sanki ya? Hani herkes farklı telden çalıyor gibi geldi ve Alba'yı bu sefer hiç beğenmedim. Normalde övdüğümüz bir isim olmasına rağmen. Hani
Özellikle sen bayağı, Abi çünkü çok özür dilerim. Alba'yı Ben genel araya... olarak beğendiğin için bunu söylüyorum yani ama. Alba'yı da genel olarak beğeniyorum. Baneva'yı da genel olarak beğeniyorum. Belki onların etkisiyle birazcık ikisinin bir araya geldiği bir şarkı olduğu için hafiften kayırmacı bir yorum yapıyor olabilirim. Bu arada Mubot'un Evet, yazdığı evet, yorum kesin yine kalkmışken başka bir işi daha halledip gelecek yorumu. Kim evet. eklediyse eline sağlık. Sen eklediysen eğer. Hepsini ben ekledim bu botların. Yani başıma bir şey gelmişse deme sebebim abi, biliyorsun şey var, bir hype train mevzusu var ya, hani birileri bir şeyi kötülüyorsa, hani herkes hunharca kötülüyor, hani sürü psikolojisi, ya da birileri bir şeyi çok övüyorsa, mod albümünde gördük bunu, hani herkes hunharca övüyor, hani yılın albümü geldi, albümden çıkamıyorum falan, hani abi ben mi kaçırdım yani. Ya da işte klasik loop mevzularında olan mevzu, hani bir kişi yapınca yani tamam, isim vereyim, hani daha önce de verdik, hani Norman'lar yapınca gömen insanlar astral güzelliği, anladın mı? Yani loop kullanmak ya herkese okey olmalı, ya da herkesi göm, ya da herkesi gömmemiz lazım. Hani birini çekip çıkarıyoruz, diğerini gömüyorsak burada problem başlıyor. Ben bunu ilk yayınımızdan beri hep bunu söylüyorum. Hani burada da aynı şey geçerli. Yani öyle, o başıma bir şey gelmeyecekse deme sebebim bu. Çünkü özellikle Baneva'nın hype'ı çok yüksek, biliyorsun hani. Hani bu parçasını beğenmedim dediğimde linçlenme ihtimalim var yani. Ben Baneva'yı aldığı hype'tan bağımsız olarak beğeniyorum başından beri. Daha hype'lanmadığı dönemdeki şarkılardan biri. Alba da öyle yine Epidemic'te. Ondan önce de hatırlıyorsan eğer ilk şarkılarını verdiğinde Alba diye biri varmış bak hoşuma gitti falan diye sana da söylemiştim. Hani onlardan bağımsız olarak beğendiğim için ikisini bir arada görünce hoşuma gitti belki de bilmiyorum. Yasin demiş ki aralarındaki fark Ender kendine kralım diyor, o yüzden demiş. Abi ben kral olmadığını iddia eden Türk rapçi hatırlamıyorum şu ana kadar. Hani en son 2 hafta önce son 30 yılın en iyi albümünü dinlemiştik, tüm janralar dahil. Yani ya ben Bu niye konu hep buraya geliyor arkadaş? şeyden biraz rahatsızmıştı abi, hani ya 200'lü bakış açılarından rahatsızım genel olarak, biliyorsun. Evet yani Joker şu an kral. Yani biliyorsunuz. Konuk. Evet, buraya girince çıkamıyoruz. Onun için ilerliyorum. Hani Mali beğendi, ben beğenmedim. Burada Arkadaşlar. Kila Hakan gibi yine tek kalbiz diyenler ikiye bölündü diyerek selam çakıyorum ve ilerliyorum. Ama diyelim, Bu sen bir şey arada daha söyleyecek misin? yok beğen diye bir parantez açayım ama senin yüzünü ekşittiğin yerleri ben de beğenmedim. Hani şey değil o şarkı mükemmel harikulade falan demedim yani yanlış Anladım. anlaşılma olmasın. Tamamdır. O zaman ben niye Kila Hakan kaldım? Bir dakika. O zaman ilerliyorum abi. Şu Joker'le dil yapmak istediğim savaşmaları yok mu gerçekten abi? Gelecek, gelecek. o hayatta yapmak istediğim en büyük şey masa katak dedi. Yapabilsem sana eşlik edeceğim ama yapamıyorum maalesef. Ya Özür dilerim. abi şey var ya, bunu hani ses taklidi yapmadan da hani 10 günde bir böyle hani yalan haberleri story atıp, ondan sonrasında da hani biraz milliyetçilik şovu yaparak herkes ufak bir masaka olabilir yani. Buna bir rehber hazırlamayı düşünüyorum ara ara ben. Ama ses de lazım ya. Sufu demiş ki babası ölmüş bu hafta, roleplay yapmasam mı? Kilakan'ın babası mı ölmüş? Başsağlığı dileriz abi. Ben de gördüm. Başı sağ Allah olsun. rahmet eylesin. Yani ikisi farklı şeyler abi. Yani adama saygımı kaybettim ve burada hunharca gömüyorum diye böyle bir şeye de hani tepkisiz kalacak değilim. Sıradaki parçamız Asil featuring Defkan. Defol Seri Katiller Volume 4 geliyor. Hepsi yalanmış Covid-19 peki. Yani bu konuda yalan olan tek şey galiba Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veriler diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Yani Valla benim arkadaşlarım var Covid'in gerçek olmadığını düşünen ya da Covid sebebiyle çok fazla kısıtlamaya gerek olmadığını düşünen arkadaşlarım var. O yüzden bir şey demiyorum. ya bu baya şey ya, düz dünya. Bu baya hani düz, hani aynı noktadayız. Bence şu an düz dünya muhabbetindeyiz. Hani uçaklar niye düşmüyor Sen falan. bunu şeye eklesene ya. Programın adı ne olacaktı hatırlamıyorum da savunamazsın mı olacaktı? Ona Ha, eklesene bunu. Dünya savunmadım tamam. düzdürü burada. Dünya düzdürü savunalım bir. Abi yani Covid-19 yalan, bütün dünya kırılıyor falan böyle. Hani diğer politik figürleri falan çok hani takip etmiyoruz diyelim, hani diğer ülkedeki hani ölmüş meşhur figürleri falan. Abi hani rap'le uğraşıyorsun falan, yani Fred the Godson'ı mesela Covid'den kaybettik, haberiniz olsun. Abi
Asil'in vokaline hiçbir zaman ben katlanamıyorum ve hani bence falan yaptığı yerler var ya. Hani bu adliblerden tiksiniyorum ben açıkçası yani. Yani. Ya bundan daha iyi yapmıyor bu arada, üzgünüm. Yani bu... aşırı aşırı irite edici ve cringe bir tercih yani. Yani. Her seferinde suratım ekşiyor yani geldiğinde. Ve arkadaşlar, yani yine drill denenmiş. Hani bu konuyu da 1.000 kez söyledim ama geleceğim. Beat'in drill olması bir şarkıyı drill yapmıyor. Keşke rapçilerimiz bunu fark etse arkadaşlar. Hani ben sizin parçada, tabii ki duymayayım bu arada. O dipnot düşeyim. Sizin parçada 5 dakika önce birini vurup gelmenizi dinlemiyorum mesela, anlatabiliyor muyum? Lirikal manada. Yani bu trap dediğiniz tarzı, hep bu artık 1.000. kez anlatıyorum ama hala anlaşılmadığı için. Yani trap dediğiniz tarzı yapıyorsanız sizin Atlanta slangindeki trap house'lardan ve oradaki yaşantı etrafından besleniyor olmanız lazım. Bunu dinliyor olmam gerekiyor. Sadece ardışık ortaya serpilmiş ahiyetler üzerine olmuyor bu olay. Ya da hani, ya da biz bunu Hip Hop 101'de de anlattık da, sadece autotune'la olmuyor bu olay. Ya da drill yapıyorsanız, sadece beat'te drill perküsyonları olması şarkıyı drill yapmıyor. Lütfen artık, lütfen. Yani artık yoruldum abi. Aslında drill olduğunu da iddia etmiyorlar zaten. Sadece sound'u deniyorlar. Ya abi internet, ya geçen gün iki tane ben tanımıyorum. Üzgünüm tanıyan varsa. No Name arkadaşın drill mevzusu üzerine yaptığı Instagram'da atanamayan Kontkar Sansar yayınını izledik abi. Ve hala ben bunlar kim abi diye sormak zorunda kaldım. Çünkü tanımıyorum. Hani Değil mi o ya? Işıklar kırmızı mavi. Şey yapmadım abi. Yayında dinlediysek de hani bir fikrim yok. Hani hatta Oğuz Baydar yazdı, hani bu çok yetenekli çocuklar işte 4-5 seneye bütün piyasayı hoplatırlar falan. Abi neden, aynen bu tweet geldi çünkü, bu yüzden bu kelimeyi kullanıyorum. Yani abi neden anında hoplatmalara falan geldik yani, hani neden bu kadar sığız yani, üzgünüm. Hani yani birilerini hoplatmadan, çok affedersin, sokup çıkarmadan neden konuşamıyoruz arkadaşlar? Buradaki genç arkadaşlarım, rol model aldığınız insanları iyi seçin. Bu kadar. Yani Defkan'a değinmedik. Bence Defkan'da bir önceki düetinden daha kötü burada. evet, bir önceki düetten daha Dün kötü. dinlediğimiz. Ama yani geçen haftalarda verdiği düetlerden daha iyi bugün iki düeti de. Kaplan'la da düeti çıkmış bugün ama ben Kaplan'dan başka bir parçayı aldım. Hani rastgele aldım açıkçası. Ama yani bunu da, ve dediğim gibi abi, hani 15 yaşından sonra fast rap düşen var mı aranızda bilmiyorum ama. Çünkü hep aynı şeyi dinliyoruz Türkiye özelinde yani. Orada veteran lavaboya gidiyormuş. 2 dakika durdurun demiş. İstersen bekleyelim 2 dakika. Çağrı Sinci Köst var mı sırada denmiş. Çağrı Sinci ve Köst listemizde yok. Öyle bir parça mı çıktı? Bakarız. Çıktı. Varsa. Tamam. Ben kaçırmışım. Evet, Akapella. Aynı hafta 3 işi var Defkan'ın. Onu da alırız listeye. Sorun yok. Burada çok derin sulara girmeden önce bana haber verirsen ben bir köze gidip geleyim. Tamamdır abi. Yo, Çünkü derin yavaştan sularlık bir ölmeye şey yok başladı. bugün. Ya istiyorsan yak gel. Hatta ben o sırada parçayı alıp getireyim. Playlist'e Olur. ekleyeyim o Bu zaman. arada Haluk tarafından taciz ediliyorum. Ne zaman geleceğiz diye. Sen Abi kendilerine bir bilgi verirsen sevinirim. yani orada zaten 4 şarkılık bir EP, çok şükür. Yani onu muhtemelen sonlara doğru alırız abi yani. Çünkü o albümde acı çekeceğiz abi. Çok hani siz de biliyorsunuz, hani aşağı yukarı yorumların belli. O albümde acı çekeceğiz ve hani acı çekip kalan, atıyorum, 15 parçaya bakmak çok sağlıklı olmayacak bizim açımızdan. Aa, Emir ekledi galiba. Teşekkür ederim Emir'cim. Hatta açılmışken Mali gelsin, ona bakarız o zaman. Yok, Smoke One, o parçayı almadım zaten. Yok, sorun yok Emir'cim. Biz bu parçayla gireriz. Sorun yok. Teşekkür ederim. Mali gidip gelsin. Arda sorulacak ve biz bundan kaçamayacağız. Bugün maalesef böyle bir sınavımız var yani. Biliyorsun ben hani Türkçe rap yayınları falan sağ olsun derken iyice hip hop kültüründen iyice tiksinmeye başladım artık. İtiraftır yani, üzgünüm. Hani hayatımı adadığım şeyden tiksinmeye başladım ama bugün maalesef bu çıktı. Gündem odaklı gitmesek bile sorulacak. Yani sürekli dinlemiyoruz falan diyemeyeceğim için mecbur gireceğiz yani o batağa. Yapacak bir şey yok, o bataklığa bakacağız yani. Hoş geldin Mali. Abi ilk sana yazdığımda rap yazıyordum, artık rap dinlemiyorum, teşekkürler. Rica ederim. Mali, o zaman ben parçayı başlatıyorum. Tamam. Nereye geçiyoruz? Çağrı Sinci Köst, Barış Baran ve Barney, kapaktan okuduğum için bir tekledim. Yeni eklendi ve topik şeklinde geliyor. Sıradaki parçamız, tekrar edeyim. Çağrı Sinci, Köst, Barış Baran ve Barney Serüven geliyor. Evet. Abi geçtim.
Zaten bitiyordu parça da yani. Oh. Senle başlayalım buna. Tamam. Abi ben Çağrı ile Köstün verse'lerini beğendim. Ben üçüncü verse'de kim giriyor kaçırdım orayı. Barney. Unuttum yani daha doğrusu şu anda. Barney. Kim giriyordu? Hani üçüncü verse olmasaymış belki bir tık daha. Hatta bence Çağrı ile Köstün keşke ortak şarkısı olsaymış. Çok daha iyi Yok, olurmuş. katılmıyorum. Ben burada en çok Barış Baran'ı beğendim. Değil Sonra misin? evet, sonra Çağrı Sinci'yi yazarım. Beğeni bazında Barney ve Köstü hiç beğenmedim. Beat fena değil gibi geliyordu ama yani o kadar tek düze ve yani bir yordu ki bir süre sonra ve parça genel manada hani Köstü sondaki vokali de kötü. Yani, parça genel manada hani 3 dakika 15 saniye ama bana bir 20 dakika gibi geldi ya. Zaten biz şarkılarında seninle hep ayrı noktalardayız o yüzden Abi onda bir şey yok diyemiyorum abi da. hiç çekmiyor beni üzgünüm ya hiç çekmiyor ya. Ben de katılıyorum mesela bu yoruma. Verse'lerde 1 büyük 4, 2 3 şeklinde benim de. Hani beat sıkıcı, Barney sıkıcı, köz sıkıcı. Ya sesim. Mabal Matiz'le haftalık devam ediyor arkadaşlar. Çok özür dilerim bir şey yapacağım. Kamera aşırı kirlenmiş gibi geldi de. Peki. Ben de benimle alakalı şaka yapıyorsun sandım. Yok yok. Abi evet beat sıradan. Yani kesinlikle sıradan ve hatta sıkıcı. Ya hastayım zaten Feride, o yüzden zaten Brad Wright'la takılıyorum yine biraz. Üstüne bir de tabii Nagile de hastayken ekstra etkiliyor. Ama nikotinsiz bu yayınlara katlanabileceğimi zannetmiyorum. Yani açıkçası. Ya ben bu parçaya chatten ankette kaç çıktı? O sırada ben fenalık geçirip kendime gelmeye çalışıyorken kaçırdım muhtemelen. Ben de Kaçırdım ama kaçırdım onu. yani ben en fazla 2 veririm abi. Yani Barış Baran iyi, Çağrı iyi, Barney Köst kötü, Beat kötü çünkü yani. Chat'ten 3 çıkmış. İlerleyeyim mi ne diyorsun? İlerleyelim. Çok konuşacak bir şey yok bence. Tamam o zaman. Sıradaki parça. Stabil ve Ati 242 Yok Yolu Geliyor. Kovala orijinal film müziğiymiş. Sabırsızlıkla beklediğim filmin soundtrack'i. Çıksa da gömsek. Geliyor. Evet. Gençlerinizi gördüm abi de biraz da stabile de bakalım dedim ya. Ve fade attım Abi PMC'ye örgüt evi demek için bir bayağı bir belki geriye gitsek belki diyebiliriz yani şu anki PMC'ye örgüt evi demek için bu arada örgüt evi hafif. yani örgüt eviyle övünüyor muyuz? Hani yani kendi adıma. Hayır Yani övünmüyoruz çok yani zaten de hani ideolojik bir tartışma başlatmak istemiyorum ama yani. Yani. şu anki PMC'ye en son söylenecek şey bu arada ya. Hani yan adamda canlı bomba var falan bence hoş değil yani. Mesela. Dolabımda dedem var canlı bomba şeklinde. Buzdolabında canlı bomba var fakirlikten de. Ama çıplak değil. Of o ne parçaydı Arada ya. yok. Of. Ama bu gerçekten film bence bu parçadan daha kötü olacak. Bu arada şey sorulmuş. Abi bir tanıdık mı diye. Yani Distral yaptığı için bu ihtimal her zaman var. Bana tanıdık gelmedi ama belki yani 2-3 hafta içinde bir yerlerden keşfedersek göreceğiz yani ama muhtemelen. Yine ya loop'tur ya da başka birinin beat alınmış ve tag eklenmiştir yani. Çete gelen tatsız şakalardan yola çıkarak. Senin de Yok güldüğün. PMC örgüt evi sağ yanın dedikleri abi biliyorum biliyorum da yani Mali'nin de zaten anlatmaya çalışacağı ben trolledim orada Mali'yi. Yani o dönem geçeli çok oldu diyor Mali özetle yani. O zaman bile Hani şu an yani söyleyemezdik bence de şu hani an yani. nettesiniz diyor Mali yani özetle. Yani. Nettesiniz demedim. Ama gidişat oraya doğru yani. Evet gidişat öyle gidiyor. Çok kötü parça bu arada. Yani hani parçaya dair iyi bir yorumum yok. Evet arkadaşlar. Boşluk Ya ben şaşırdı. zaten Distral mi diye. Distral evet. Atin'in olduğu ve iyi olan bir şarkı çok hatırlamıyorum zaten ben yakın dönemde. Ya çok kötü vokal tercihleri. Bayık beat. Yani. Nette de en azından yüzümüz gülüyor doğru. Ama ben bu filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Yani çok büyük cringe fest olacak. Hani yani şey bizim camianın kötü çocuğu abi bu film yani net öyle. Ve da trailerında Dark Knight'tan replik çalındı. Baya hani Heath Ledger'ın Joker'inin cümlelerini duyduk yani. Hani bari ya bari şey yani İncil'den falan çalsaydınız daha az biliniyor abi yani. Yani o filmdense oradaki bazı replikler daha az biliniyor.
Hemen bu arada bak bu yoruma da katılıyorum. Ateli stabil birbirine hiç yakışmamış. Uyumsuz geldi bana da. Yani bana da. Oh, sıradaki parçamız. Lia Shine, benimle ateş et geliyor. Bu hafta da geçen haftaya bayağı bir şey çıktı diye böyle üstümüze attılar diyor da bu hafta da çok farkı yokmuş, farkında mısın? Kürekle parça atılmış yine üstümüze yani. Geliyor. Evet, ben yeterince geç gördüm bence chatte. Prozodik katliamı, evet onun farkındayım, o zaman değineceğim ona. Ama zaten abi yani hep söylüyorum. Abi Lil Skies, evet keşfettin Lia Shine'cim. Tamam, arabesk rap geçmişini kenara attım ve Lil Skies keşfettin. Tamam ama abi. Of. Ben genel olarak globalde de emo rap sevmiyorum tabii, yani o ayrı bir mevzu. Hani SoundCloud rap denen canlıyı zaten sevmiyorum da. Çok cringe geliyor abi yani. Üf. Biraz başkasının adına utanıyorum bu tip içeriklerde yani. Çünkü hani teknik manada prozodi çok, prozodi yok yani parçada zaten. Beat güzel tamam ama beat güzel yani, o kadar. O da yani aynısından bolca duydum ben ya. Lil Skies'ı tanımıyormuş Lia Shine. Abi ya, tanımadan birini kopyalayamazsın. Çok bariz belli. Üzgünüm. Yani. Yani astralde muhtemelen Travis tanımıyormuş. Şey... Scott'ı tanımıyordur muhtemelen. Ya gerçi şey var. Acaba Yapacak bir şey şey yok var ya. şimdi. Atanamayan Nate Dogg Rayman'le Travis Scott düeti gibi bir söylenti var ya. Keşke Beat'i astral yapsa. Ve yine... Ve yine şey aynı parçadan araklasa keşke ya. Çok çok eğlenirdim. Çok yoruldum ben şu anda ya. Sen bitmeden istiyorsan albüme Başım girelim mi? Ne diyorsun? ağrıyor. Şarkıdan yoruldum ben ya. Ha evet, şarkı yordu. Bu kadar mı yoruldun? Seni bekliyorum şu Başıma ağrı girdi. an. Cidden iyi değilim şu anda. Beat'i de sevmedim bu arada ya. Sana çok Ya yok, dumanı zaten beat'e bayıldım falan dumanı. demiyorum. Hani iyi bir şey bulmaya çalışırsam beat. Ha yani. Onda da zaten vokal gelince ben Beat'e de çok odaklanamadım Yok yok, sonrasında. Emir o an gelmedi. Sizi Hayır. test ettim. Sizi biraz heyecanlandırayım dedim. Tahminen ona 12'de falan gireriz. Bir parçaları eritelim, az bir şey kalsın en azından yani. Tepkiye bakacağız daha, evet, ama öncesinde Amiral albüm çıkarmış. Hani pek hakim olduğum bir arkadaş değil ama gelsin madem. Amiral Terapi geliyor. Arkadaşlar geç yazmadınız ama ben otorite kullanıyorum artık ve geçtim. Bu parçadan da bir en az 50 tane falan dinledik sadece yayınları başladığımızdan beri herhalde. Şey diyecektim. Çok hakim değilim dedim ama bayağı hakimiz bence buna ya. Evet, buna bayağı hakim çıktık, evet. Aynısından farklı isimlerle ama aynı MC olabilir, bilmiyorum, çok dinledik. Yani yine yani şey, TikTok için yapılmış bir şarkı daha. TikTok için yapılmış 1000. şarkıya daha tanıklık ettik şu an yani. Üzgünüm. Seven varsa kusura bakmasın. Benden geçer not yok. Senden. Eray, evet. Geçiniz hiç konuşmamıza da gerek. Yasin abi de Twitch'te yayınlara başladı. Farkındayım. Twitch'te bir müzisyenin daha olmasına ve iyi bir müzisyenin daha müzik yapmasına okeyim ama ben daha önce de söylediğim gibi partnerlik olayına Twitch Türkiye'nin yaptığı biraz bozuldum. Tekrar yayının başında söylemiştim, kaçırmışsın diye tekrar ediyorum yani. Yani çünkü insanlar buna Logic de dahil. Hani aylarca bekliyorlar partnerlik için. Herkes de aynı şeyleri bekliyorlar. Bir garip geldi bana o olay yani. Twitch Türkiye bazında garip geldi yani. Sırada bizden biri. Yeni çıkanlar listesinde. Sevgili moderatörüm ve bol sözlükten Hayati ve İlvels'in parçası gelecek. Grubun ismi neydi? FTL. Herhalde Fatal'ın kısaltılması değil mi Hayati? Parçanın ismi de SVS. Geliyor. Evet, chatten geç kararlarını gördüm. Fade attım. çok pardon tekrar. Bugün suyu yanımdan eksik etmeyeceğim. Belli ki. Beat tatlı. Vels'i tebrik ederim. Hayati bayağı bir gelişim göstermiş dinlediğim kadarıyla ama biraz vokal burada beni yordu. Ama yani Rota'nın parçayı falan dinledik bugün, hani onların yanında iyi. Kabul. Ama burada Hayati beni biraz yordu yani. Abi çok tatlı ya. Bir tatlı, evet. Yani Vels'in zaten dinlediği, ilham aldığı isimler daha çok hani Madlib, Dilla falan olduğu için bayağı hissettiriyor bu sound'u. Hani yolu açık ya.
Seyrekledikten sonra bardaktan bende var kirli Yok diye bende de bugün. var da ya ben şişeden içiyorum biraz daha rahat oluyor diye. Keşke cam şişe almaya alışsam. Mostafa Amerika dinleyen var mı acaba? Var abi. Hala var merak etmeyin. Yani bunun da üstünde çok durmayacağım hız kazanalım diye ama. Yani şey değil kötü bir iş değil. Hani hayatının gelişimi var. Aslında bunu demo klasmanında da alabilirdik ama hani topik olarak gelmiş gerçi. O yüzden çok şey yapmadım. Hani Discord'dan gelmediği için. Eklenmiş ve normal şarkı gibi değerlendirdim biraz. Ama yani hayatının vokalinde gelişim var. Hala. Ama hala biraz da yoruyor beni. Kabul. Sırada biraz eğlenelim mi ne dersiniz? Size en azından şey olsun. Hani diziler olduğunda geniş önceki haftanın 3 saatlik geniş özetini verirler ya size öyle bir parçam var bugün. İsterseniz onu bir vereyim. O gelsin. İnfaz. Joker'in şey fake hesabı. O yüzden dedim hani dizinin özeti gelsin diye. O da parantez içerisinde distrek yazıyor bu arada. İnfaz numaralar distrek geliyor. Bakıp gülelim biraz. Başka verse var mı? Ne olur olsun. Yokmuş, yokmuş. Sen mi durdurdun Mali? Yo, ben Ha durdurmadım. tamam kendi durdu. Emir durdu ya da Emir girip durdu değil mi? Bugün nette yok deyip sizi kandırmadım arkadaşlar. Net. Ama netteyiz bayağı ya evet. Evet Emir girip durdurmuş. Ama bu kadar hayatımda göt sallatma maçı bir distrek duymadım ben. Ay, kırsal drill abi bir tane iyi satır yok. Vec MC hani yani şey insan olsa yani o tanım bir insan olsa galiba infaz olurdu bu arada yani. Rezalet, Bu rezalet. arada çok erken, çok erken. Notada bence çok erken konuşmuşuz ya. Yo ben yine bugün 3 tane seçebilirim abi hatta yani istersen ona bile çekerim yani hiç problem yok. Yani hiç ona bile çekerim hiç Öyle problem yaparız. yok yani be abi. Ya şey var yani bir de bunlar şey adamı ya işte bu W ile yine dava hani Shaker'ın içine biraz kilo biraz Joker atıp şakalayınca ortaya bu çocuk çıkmış gibi gerçekten bu Shaker deyince benim aklıma arada. direkt Miraç geldi Öf yani. öf 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 bak anma hiç anma 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 gelecek belirecek diye korkuyorum hani korku filmlerinde olur Gördün ya mü? aynada 3 kere hani şey Biggie Smalls Yani... Biggie Smalls Biggie Smalls deyince gelir yani. Şey, Miraç'la Ebu Bekir teyze Miraç'la beraber Ebu geliyorlar. Bekir teyze görmedim öyle bir şey. Miraç yine ağlıyor mu Twitter'da? Of, ağlasın. Şey, Yani gördün mü Miraç'ın reklamını? daha ona ne kadar gömeyim? Spotify listelerine giremedi diye Hı. şey yapmış. Listelerde bulamazsınız şarkı diye reklam vermiş billboardlara. Wow. Billboardları gören Türk halkının da zaten çok umurundaydı Spotify Abi listeleri. yani ya ne diyebilirim ki? Abi benim için Nereye de Ebu geldik Bekir ayıp. bilmiyorum. Yok şöyle Ebu Bekir adın ama bizim bu eski yayınlardan bir tane Goy Goy yayındaki muhabbet o yüzden. Aynen. Akapella 3 sayfalık açıklama yapmış. Niye okumuyorsunuz ya abi? Benim hani vaktim tamam şu an çok hemen falan oynuyorum hani. Çok mantıklı Ayıp. şeyler harcamıyorum ama yani yine de hani o 3 sayfa öyle bir şey okumaktansa yani ya gidip Wattpad'te kitap falan yazarım en azından eğleniriz. Troll kitap yazarız Ya şey dedi ki arkadaşlar Miraç Demin üstüme alınıyorum. Bütün Ebu Bekir ve Miraçlardan özür dilerim. Vesileyle. Ya Joker Miraç'ı abi dislemez onlar çünkü kardeş gibi bir şeyler ikisi de. Hani PR nerede, prim nerede ve yani listelere girmek gibi yani hadi konusu açıldı diye geleyim hani bu parçaya zaten ne diyebilirim yani de. Hani yani listelere girmek gibi amacın yok ama nereden yakalarsak diye böyle her hafta farklı ve kötü tarzda alt jandalarda ürün veriyorsun abi nereden tutursam diye. Gerçekten listeye girme hayalin yok mu ya? Ali Miraç yeni şarkı vermedi mi zaten daha? Yok bu hafta verme ya şey geçen hafta dinledik ya bir tane. Yani, haftalarda verdiler. Aa çok enteresan. Joker Miraç yazdım. Arka çıkıyor en üstte. Başlığı İngilizce'ye çevrilmiş. Rule diye. Dur bakayım. Aklına böyle mi çıkıyor? İngilizce çıktı bende. Ya Şu an bu arkadaşlar arka sekmede Joker Miraç dinliyorum. Kusura bakmayın. hani bu hani Spotify'daki manipülasyon bot satın alma falan mevzularına zaten değindik yani yine isteyen varsa çok üstü hızlıca bir değineyim üstü kapalı olarak hani çok aşırı detaya inmeden çünkü defalarca değindik. Ha, tamam var böyle bir şey ama abi yani sen ne yapıyorsun ki böyle bir beklentin var yani kim dinliyor ki?
Ve yani bot basandan kastım adam 150 milyon dinlenmiş Türkiye'de bu arada. Hani Drake'in aylık dinleyicisiyle aynı. Türkiye'de iki konseri yok. Gerçekten dinleniyor musun 150 abi? Hani bunu bir tartışalım mı? Hani ben şu an vasat durumda, ölü durumda benim Spotify'ım falan da ben toplam aylık yaklaşık 10 bin dinleyicim varken buradan Avrupa'ya turneye gittim. Hani siz 150 milyonla hani İstanbul'da iki konser mi verdiniz anca gerçekten mi? Bazı arkadaşlarımız için soruyorum bunu yani. Çünkü hakikaten gerçekten bu başarıyı gösterebilen insanlar ortada başarıları yani. Hani konser bazında, turne bazında, hani fiziksel kitle bazında, kalabalık bazında o ortada. Ama 150 milyon izlenip de iki konser biraz garip geliyor bana. Çok var Feyzal, direkt yani tek bir isim vermeme gerek yok. Çok var. Yani hiç konser yapmamış ama trendlerde gördüğünüz isimleri çok sıklıkla fark edeceksiniz zaten baktığınız zaman. Şu an spesifik bir kişiden bahsetmiyorum yani. 150 milyon dedim diye asla Ezhel falan zannetmeyin. Ezhel çatır çatır konser verdi abi. Galiba biz haftaya olan açılış şarkısını bulduk bu arada. Evet, haftaya net ben bu, çünkü haftalık yayınları asla iyi parçayla açılmayacak. Ben bunu da yayın açmak için aldığım kötü şarkıları eklerim abi. Rezalet. Spoiler oldu biraz albüm için ama. Kafelerde dinleniyor gece gündüz olabilir mi? Bilemem olabilir ama yani yine de yani hani 150 milyon eşittir birkaç hani iki konser olmaz sanki ne bileyim ya. Hepsine geleceğiz arkadaşlar sırayla. Allah. Osman abi önermişti. Listemizde de varmış. Ben onunla devam ediyorum. Mali yaşıyorsan. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şey, köz düşürdüğümde geldi. Fark ettim. Ya evi yaktın yine. Hadi devam. Tamam. Ringslayer B12 geliyor. Evet, ben şarkı bitiyordu zaten. Ve kısaymış zaten. 1 dakika 54 saniye ama fade attım. Hissettiğimi söyleyeyim. Arkadaşlar daha önce dinledik mi emin değilim. Hani ismi hatırlıyor gibi ama dinledik mi dinlemedik mi ne yorum yaptık şu an Galiba hatırlamıyorum. dinlemedik galiba Ne ya. yorum yaptık dinlediysek de hatırlamıyorum. Şöyle dişi etnik punch ya hissettiğim benim. Sana da o geçti mi bilmiyorum. Yok, ben de ağaç kakan geçti bayağı. Yakın aynı kafalardayız yani zaten belli abstract rapt konuşamadım şey ya aşırı tutmadığımı söylemem lazım mesela bence Köstler'in işinde de benzer kafada bir beat denenmiş ama oradakinde sıkılmıştım bu hani bu onun bence daha doğru uygulaması beat bazında konuşursak Vodash'in yapmış. Ben beat'i beğendim. Hani vokal de kötü değil. Ama yani ben bunu tekrar tekrar dinleyebilir miyim bilmiyorum. Çok yani çok benim globalde falan da hani çok aşırı dinleyebildiğim bir sound değil çünkü bu da aynı şekilde. Cringe falan değil canım asla değil. Hani neler neler. Yani değil mi ya infazdan çıkıp buna geldik. Yani ne kadar cringe olabilir yani. Çok nakarat şey o kadar konuşamıyoruz bugün. Nakarat kısmını çok sevmedim sadece ama şey değil ya. Ağaç kakan hanım satmasaydı ben muhtemelen dinlerdim ara ara ama Anket çok yalnız ağaç kakan geldi bana gerçekten o yüzden şey. anket eşit 1 ve 4 eşit çıktı abi. Yani ya sev ya terk et parçası bu ya. Belli ki. Manipülasyon yoksa ankette enteresan bir sonuç. Ya dediğim gibi benim tekrar dinleyeceğim bir iş değil. Çok uzaktan seslendim duyulmadı. Dediğim gibi benim tekrar dinleyeceğim bir iş değil. Repeat value asla yüksek değil Burak evet. Ama yani ben buna günün kötü işlerinden biri falan asla demem yani. Geçerli sayabilirim hatta. Tarzın alıcısı olmasam da. O zaman ilerleyeyim mi ne dersin? Dur. İlerleyelim. Bir sonraki şarkıda bir ara verebilirsek ama çok Ben de sevinirim. gidip Hem bir bir su alayım. içeceğim bitmek üzere. Hem ben de bir içecek alırım. Bir de ben de takviye köz atarım. Daha yayınımız uzun belli. 12 gibi daha albüme gireriz. Bak herhalde tahminimce. Merak edenler Beşte varsa. çıkarız. Herhalde bakalım. Sırada o zaman Kaplan featuring Dilkeş Kardar Bat geliyor. Evet abi arkadaşlar geçtim. Beğenmedim. Abi nakarat çok kötü. Nakarat çok Abi. kötü. Beat kötü. Yani beat kötü olduğu için zaten MC'lerin verse'lerinden de hani beni pek yakalaması mümkün değildi ama yani verse'ler burada üzgünüm. Orhan abi de İlkan'ı da insan olarak çok severim ama hayır diyorum.
Buna ben Dilkeş'i nispeten beğendim de öyle bir nakarat yazıp da Mumble'a laf atmak da çok anlamlı gelmedi bana yani. Nakarat Yani çok kötüydü ya. benden bu da geçer not alamaz yani. İnsan olarak severim ama ikisini de bu da geçer not alamaz. Şarkıda Dilkeş olmasa ben bugün en kötü listeme alabilirdim de Dilkeş'in tarafından bir tık kurtarıyor bende. Yani o zaman sen git içeceğini al. Sen gelince de ben kalkıp takviye göz atayım. Sonra da Fuat abinin parçaya bakalım. Demoları en son atacağım bu arada arkadaşlar. Aranızda demo merak eden varsa. Bugün ona en son bakacağım. Yok kapağı ben de beğendim bu arada. Ama yani kapak iyi diye de yani şarkı güzellemem yani. Üzgünüm. Evet. Bugünün genel gidişatı hakkında sizin fikirlerinizi bir alayım abi arkadaşlar. Bu arada Uğur ve Özer abi hala chat'teyseniz slotum varsa yayın sonrasında size de VIP'lerinizi veririm abi. Kaldıysa. Yok parça üzerine demiyorum. Bugünün genel gidişatı bazında soruyorum bunu. Bugün dinlediğimiz playlistin ya genel olarak bugün çıkan işlerin genel bir ortalamasını soruyorum size fikir olarak. Ya, geçen 2 haftada çok acı çektik hatırlıyorsanız. Evet, bir diğer haftalara göre bir tık daha iyi gidiyoruz sanki ama. Ama ya, genel olarak zaten acı çekeceğiz. Yani Türkçe rap yeni çıkanlar dinliyoruz. Yani 5 iyi iş varsa 30 kötü iş var yani yapacak hiçbir şey yok. Ki bir de bugün nette siziz yani haberiniz olsun. Ha. Onu da bir hani bu kıyasın içine bir yere yedirin yani onu da o infoyu. Nette'den daha doğrusu şey var. Yusuf Altınlar ve İhtiyar var sadece bugün. Epidemik yine Netted'den çıkmış parça herhalde label değişikliği. Genel olarak her şey Netted zaten Kamilcim ya. Hani bugün zaten Joker dinleyeceğiz arkadaşlar. Netted'i zaten kaldıramazdık da şansa da Netted'dekiler de hani bu çocuklar yayında da Joker dinleyecekler. İnsaf edelim deyip hiç üstümüze dürüm ve çiğ köfte atmadılar bu hafta. Hani böyle kahkahalar atacağımız bir iş pek gelmedi oradan. Yani, ya tabii ki çok kötü işler vardı da yani. Hani böyle gülüp eğlendiğimiz kafada bir iş yoktu diyeyim daha doğrusu yani. Ufak bir mola verdik çünkü ikinci saate girdik. Mali geldi. Artık iyi Abi bu sefer vokallerle sağlam bir kalkmışken ben rapör duyuyorum. Ben de. şey yaptım, ilaç aldım, başım çok ağrımaya başladı. Ben de alacağım şimdi. O da aklımda olan bir diğer konu. Hızlıca ben bir köz atıyorum. İçecek alıyorum. Çayım bitti çünkü. Bu sefer yapacaklarımı söylüyorum. Haberiniz olsun. Kalkmışken şu da bu da olmasın. Geliyorum. Az ben salak gibi su almayı unuttum biliyor musun? Neyse. Komple toplu halde sorun nasılsın diye ben hepsine birden cevap vereceğim. Yok, nargileden yapmadı ya. Bugün sabahtan beri kullanıcı testleri vardı. Bilgisayar başındayım. Artık bu haftalardır bilgisayara baka baka neredeyse 24 saat artık şey oldu. Bir de uyku düzenim sapıttı bu yayınlardan sonra. Geçen gün kaçtı ya? 11.30'da yattım, 12.30'da uyandım. Ertesi gün 3'ü çeyrek geçe yattım. 4'ü çeyrek geçe uyandım. Ertesi gün 2'de yattım, 3'te uyandım. Hep böyle bir saat uyuyup uyanıyorum. Sonra da uyku tutmuyor bir türlü o yüzden. Artık baş ağrısı yaptı yani. Feride, sen lafı şeye getireceğim de fala getireceksin de ben o topa girmeyeceğim. Geldim, 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 geldim. Çayın üstünde bira hiç olmayacak ama kolam yok bari. Dedim. Ne içiyorsun? Senin geldiğinde getirdiğin Carlsberg'ler duruyordu hala da onlardan birini aldım. Ama ben Carlsberg mi almışım? Normalde almam lan Şey ben. İçmem yoktu. normalde. Ben Heineken istemiştim. Heineken bulamayınca sen Carlsberg Oha, kaç sene öncesi bu? getirmiştin. Bayağı Beraber eski bu. evde yaptığımız yayın ya. Son kullanma tarihine bakayım. Yok yok, Yani. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya Yok. keşke şey yapsaydım. Ben de Seneye bira tamam. içseydim. Beraber içerdik. Neyse. Normalde de Açtım artık birayla pek aram da yoktur ama neyse. şeyi. 12 açtım, yoksa ben de içerdim. O zaman ilerleyeyim mi? Ne diyorsun? Ya da su alacaksan Ol. bir koşu git al gel. Yok 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 ya, gerek yok. O zaman ilerliyorum. Sıradaki parçamız Fuat Ergin Metastaz 2 Cendere geliyor klibiyle. Evet. Geçtim, fade attım. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Metastaz 2 isimli kitabı için yapılmış bir reklam çalışması bu.
Yani beat'i kim yaptı bilmiyorum ama ben beat'i beğenmeyen taraftayım. Chat'te de çokça yazıldı. Ben de Hani ben de çok çok ben düşürüyor beat. Hani yani lirikal tema olarak yani en azından hala elini taşın altına koyan birilerini görmek. Hani bu sadece Fuat abi değil tabii ki, var insanlar ama azınlıkta kaldılar. Hani politik konularda görmek güzel. Nakarat bence tatlı. Geçen hafta dinlediğimiz Çukur işinden farsah farsah iyi beatine rağmen. Ha ama yani Fuat abi ileride hatırlayacağım işlerden biri mi? Hani şey konsept olarak böyle bir iş de yapmıştı diye hatırlarım ama hani şarkı kalitesi bazında hayır. katılıyorum ben de. Yani mesela şey malum sayılmayan Gaziler İşin yaptığı parça mesela, hani müzikal anlamda da benim hatırlayacağım parçalardan bir tanesi. Hani sadece hani sosyal sorumluluk bazında hatırlayacağım bir iş değil ama bu mesela hani çok önemli satırlar var. Hani içinde bulunduğumuz durum için. Evet güzel ama ileride atıyorum Fuat abinin en iyi 50 şarkısı gibi bir playlist yapıyorsam girmez. Ben şey sözünü çok beğendim bu arada. Liyakat, düğün ve dün regali kısmını bayağı beğendim. Ya düğün mü? Aklımda o kaldı Aynen. böyle. Birkaç tane daha güzel söz vardı arada. En azından bir hem elin taşın altına sokan kısmına katılıyorum. Yani en azından bir konsept bütünlüğü olan bir şey dinledik ki bu normal zaten kitap tanıtımı olduğu için Evet evet mecburen zaten evet. konsept bütünlüğü yapman lazım yani. Yani biz albüme beraber bir şey yapıyor olsak böyle bir şey çıkmaz yani. Ha bu hani kendime prodüktör olarak yüceltme bazında bunu söylemiyorum. Çünkü şey var, bu hem bir taraftan gönüllü olarak bir taraftan da hani bir sonuçta ticariden kastım tanıtım, bir kitap tanıtımı için olduğu için daha minimal kalmak zorunda da, pardon, daha minimal takılmak zorunda da kalmış olabilirler. Hani parçanın yapım aşamasında bulunmadığım için bilmiyorum ama. Abi şey geldi, yapan kimler kimler bilgisi geldi, chatte var. Dersen bak. Ha, müzik Fuat Ergin, Ozan Ertuğran, mix mastering, aranjman Ozan Ertuğran. Yani. Ya jingle için yeterli bir iş. Yani Çukur'daki işten farsah farsah iyi geçen haftalarda dinlediğimiz. Jingle için yeterli. Yani ben yorumumu yaptım zaten. Fuat Tapelli playlisti Evet. yapsana. Ya bizim zaten biliyorsunuz bir hani playlist building yapma, hani hep beraber sizin de katkılarınızla ortak playlist yapma yayınlarımız olacak ama aslında biraz DMCA'den korktuğum için onlara hani hayali yayın takvimimizi henüz koymadım. Çünkü şu an yayın takvimimiz hala cuma, haftalık kalan biraz kadar kısmet şeklinde ilerliyor. Fuat abinin listesini yapsam direkt ilk sıra belli bende. Diğerlerini bilmem de. Siktir 2'den bir şeydir İlk kesin. sıra direkt. Bir özel piyade remix Hı, direkt yani. evet. Ya benim Benim için. bir ben 1'e herhalde neyi koyarım diye düşünüyorum da. Çok var ya. Kararsız kaldım şu an ya. DMC'yi aşmak için parodi olayına girmek lazım dedim insan. Yayının başında parodi, ünlem parodi yazıp böyle hani slime'a Mali'yi batırmam yok mu peki? ya o yani abi çünkü. İlerleyeyim mi, ne dersin? Olur, ilerleyelim abi. Bu arada arkadaşlar baştan söylüyorum, listemizde var. Bu hafta çıkmış diye aldık ama ben geçme taraftarıyım. Sizin de fikrinizi alayım hız kazanmak adına. Hani çünkü hani daha albüm dinleyeceğiz hani 4 parçalık da olsa. Şunu diyeceğim. Mesela bu hafta iki tane Taladro işi var. Ben otomatikman geçelim diyorum mesela yani. Hani bakmamıza gerek var mı? Bence bakalım. Liste oluşturuyoruz sonuçta en kötü en iyi. Ha tamam. Hızlıca bakarız o zaman, tamam. Yani. Yani bence o açıdan Peki. bakabilirsin. Sırada. Ben geçeyim. Ben sıradaki parçaya geçeyim. Siz de yorumlarınızı yapın. Hani. Hatta anket başlatılabilir yani bunun için. Yusuf Altınlar ve İhtiyar Müjgan geliyor. Chatten geç kararları geldiği için fade attım. Alıcısı kesinlikle biz değiliz. Gerçekten hep fikrim. Tamamen TikTok için yapılmış parça ve TikTok bazında yürüme ihtimali var. Hani. Ki yine Epidemic Cypher'da benim ihtiyar da Yusuf Altınlar yine beğendiğim isimlerden biriydi ki burada hatalı bir okuma duymuyorum. Yine Arak Melodi'den de ben bunu tanımıyor olabilirim bu arada Gözde. Ya Epidemic'ten çıkmazmış bu zaten, evet. Yani şu an Server'in şu anki vizyonunda çıkmaz gibi geliyor zaten. Ve şey Sadece var hani çıkarsa PMC yani Yusuf Altınlar'ın mesela nakarattaki tonlamaları falan hatalı değil ama yani dediğim gibi kesinlikle müşterisi biz değiliz. TikTok kullanan insanlar hani yoğunlukla ve TikTok'ta yürür büyük ihtimalle parça ama ya ben yapabileceğim tek yorum bu yani.
Bu arada arkadaşlar chat'e yazdığınız kim yazdı kaçırdım. Mali Talaldro fanı gizli Talaldro fanı yorumunu şu an sinirden konuşamıyorum. Kınıyorum şiddetle. Yani Talaldro'nun iki şarkısı benim var. Kendi kendime yazdığım sözlerde Talaldro'ya giydirdiğim şeyler var. Yani. Kendi kendime yazdığım için kimsenin haberi. %86 geç kararı çıktı anketimizden. O zaman Talaldro'nun iki parçasını geçiyoruz. Teşekkür ederim. Biri Sancak düetiydi. Sancak ve Talaldro'nun parçasıydı. Diğeri de Yekta ve Talaldro'nun parçasıydı. Geçtik bunları. Merak eden olursa baksın, bakmak isterse diye dedim. Hani en kötü listesine muhtemelen alırız diye söylemiştim. Anladım. Daha çıkar oradan. Daha Joker dinleyeceğiz. Bu yaka hashtag atlıyorum. PDND'den getirmişim. Hani nette yok belki açarız diye getirmişim ama yani şu an ya ben bugün Joker'e giriş yapacağımız için biraz korkuyorum yani. Bu tarz şeyleri atlayacağım. Critical trolleyim yok. Mi? Trolle abi de parçaya girerken yapmayaydın iyiydi. Neyse trolle öyle gireyim. Girerken yapmadım ki. Trolleyim mi dedim. Sonra parçaya girdin sen. Yok, sesim bak, geç geliyor muhtemelen. Sesin geç geliyor. Delay var muhtemelen. O zaman devam. Yok abi hayır. Ya, durdurduk yap bari. Aynadı konu şey diyecektim. Baykan Joker'dan korkuyorum dedi. 2020 diyecektim de. sırada Critical Loco var. Geliyor. Arkadaşlar bunun için mi kaldık? Bunun için mi bekledik? Ya bunun için mi kaldık peki arkadaşlar? Ya diye bunu sadece DMX beğendi yani. Ya bir Switch'i beğenmedim bu arada kesin olarak. Kim o Switch'i yazan Banshaw gülüyor dedi Yasin gerçekten bu arada. Ya bu keşke arada bu arkadaşı ya. Yani bu arkadaş da aşırı Almanya. Yani şey çiğ köfte diril ekolü geliyor bana. Ha ama muadillerinden önde gördüğümü kabul ediyorum. Mesela onun Jello Shooter diye bir parçasını dinlemiştik. Hani eksiklerine rağmen fena bulmadığımı söylemiştim. Yine bu parçada da yani aynı vibe'ı alıyorum abi. Yani bütün parçalarda aynı vibe'ı alıyorum. Hani yeteneksiz değil kabul ama yani biraz daha ufkunu genişletmesini dilerim. Beat Switch'i de beğenmedim. İlk beat yani. Goku'nun daha iyi beatlerini duydum. Goku'nunmuş galiba beat. Yani abi fazla Almanya ki ben bunun ya güncel Almanya'yı da ben çok uzun süre dinleyemiyorum yani. Çünkü yani en baştan neden derseniz hani döner severim ama bir yere kadar yiyebilirim. Çiğ köfte sevmem. Yani çok sıra gecesi sevmem falan yani. O yüzden güncel Almanya'yı ben çok dinleyemiyorum yani. Baykan'la gastronomi derslerine hoş geldiniz. Bu arada bayağı ön yargılı açmıştım da hafiften sardı ya bir yere kadar. Bir yere kadar ama. Hani facia mı? Hayır. Yok değil. Yani ama insanlar kal mutlaka kal müthiş beat switch var falan dedi. Yani bu hani bir şey var sandım açıkçası yani. Üzgünüm ama yani bir şey var sandım gerçekten. Neler dinlemedik bakıyorum. Bir listemize göz atacağım hızlıca. Demolar hariç dediğim gibi demoları yayının en sonunda dinleyeceğiz. Bugün. Güzel Almanya bu. Gerçekten döner bu arada yalnız ya. Hani. Ya döner yani. Ha tamam sırada. Kozmos deli oldular geliyor. Öf. Geçtim abi. Çünkü sinüzit diril yani artık bu. Yani yeni bir tarz daha keşfettim şu an. Bu sinüzit diril artık yani. Abi. Ya linçleyebilirsiniz ama ben Kozmos'un bazı işlerini beğeniyorum. Elanur konusundan bağımsız olarak. Ama bu şarkı bayağı kötü ya. Abi çok kötü, çok kötü iş ya. Hatta Live Session'da da... Bu bayağı kötü. Bugün bir de Live Session çıkarmış yani de. Ya Live Session'a da bakmasak olur bence. X arıyorum falan yani. Önce de gerek yok. Yani muhtemelen izlemedim ama muhtemelen hani Davulda Elanur hani bateride Reynman falan vardır muhtemelen yani. Anıl Piyancı'nın Live Session'ı gibi bir şeyse izleyelim ama muhtemelen öyle bir şey değildir yani. Live'ları bayağı iyi geldi. Kısaca bakarım ama ya bu parçaya benim iyi bir yorumum yok. Hani çok kötü vokal tercihi, çok kötü parça her şeyiyle yani üzgünüm. Hadi o zaman kendisinin Live Session'a da kısaca bakalım ama. Geliyor. Ben otorite kullanıp geçtim çünkü çok standart bir live abi yani çok bir esprisini görmedim açıkçası. Zaten bence bunun yerine yapabileceği bir ton şarkısı var ya. Bu şarkı zaten kendisi de kötü bir şarkı. Ya yani. Bu arada Zeynep Bastık'tan da abi Zeynep Bastık'ta hani umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar hani
Herkes hani bilmediği alanlarda kariyer yapabilir yani, hiçbir şeyin önü kapalı değil. Of. Mali, ben 2 saniyeye geliyorum çünkü öz atmıştım ve çıkmıştır. Ev yanmadan alayım geleyim. Anlaştık. Anlaştık. Tamamdır. Başım ağrı diye minne ya. İyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben her seferinde bu trolle ısrarla ciddi cevap vereceğim. Zeynep Bastık neden bu kadar abartalı? Çünkü Bastık'ın bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı ajans sahibi ve bayağı sağlam PR yaptılar. Normal yani. Feride tamam, ben şimdi kalkayım kahve yapayım, öğüteyim. Ondan sonra demleyeyim falan. Orada siz de bekleyin yani. Bence çok anlamlı olmaz diye öyle bir topa girmedim. Bir de koca bir fincan kahve içtim. Onun üstüne bir kahve daha içmek istemedim. Yani. Ben sana bira almayacağım. Açık açık söyledim Kayserililere almıyorum diye. Senin özelinde. Undertaker sadece o değildir olay ama bir anda hiç adı yokken patlamasının sebebi o yani. Başka bir sebebi yok. Dün işler öyle dönüyor çünkü şu anda. Evet, işte aynen o yani. Eşi miymiş bilmiyordum eşi olduğunu ben. Bayağı şey sağlam PR yaptılar yani. Geldim. Tamam Burak, alırım. Ne istiyorsan onu alacağım. Hatta ben evde yaparım. Onu ikram ederim sana. Ya dışarıda kötü zaten, evde ben sana aynısını evde yaparım. Hiç bilmiyorum konuyu ama ortasından girmek istedim. Bana hangi biradan alacaksın dedi de. Şey. Dışarıda bilmediğim şerbetçi otu koyuyorlar için. İlerliyorum abi ben. Evet. Ne dinlemedik? Tepki. O zaman tepki sık geliyor. Fox'taki dizisini de bilmiyorum da Fox'taki dizide oynaması şeyi de aynı olabilir, sebebi de aynı olabilir Of, çok cringe. Ay, sonu çok cringe. Umarım PlayStation 5 eklemedir. Evet arkadaşlar, Beyond Travis Scott franchise'la olan benzerliğinin ben de farkındayım. Klip her zamanki tepki işi. Buna lafım yok. Gayet iyi. Tekrar geçmiş olsun kendisine bu arada. Ama yani şey, acaba o yandığı kazanın fotoğrafını ne zaman Les Benjamins veya başka bir firma PR için kullanır diyordum. 1,5 gün falan geçmedi zaten o bu. Hani şey, şu açıdan diyorum, hani yani tıpkı bizim Masaka'da yaşadığımız yalancı çoban hikayesinde döndürme ihtimali çok yüksek. Bu tepkiye uzun vadede zarar verebilir diye bir arkadaşı olarak endişeleniyorum yani. Verse'ler iyi. Nakarat yani yakalıyor tamam, ama baktığım zaman çok da bir yaratıcılığı yok. Ama baştan zaten Beaten franchise olan benzerliği sıkıntı. Bir de beni şey üzdü abi. Twitch'te gördüğümde kaçmak istediğim, hani ya da YouTube'da görünce kaçmak istediğimiz insanları neden hep rapçilerle yan yana görüyoruz? Burada da şey var işte. İsmini hatırlamadığım, sadece LOL oynayan, benim genellikle gömdüğüm kitlenin poster çocuğu olan çocukla şaka gözüne benzeyen çocuğu gördüm yine burada yani. Neden abi ya? Yani daha kalifiye influencerlarla falan mı bir araya gelsek camia olarak, hani böyle. O da şeye de lansman gibi bir şey yaptılar. Orada da Rain Man vardı. Onu da Of. ufaktan Abi evet, şaka gözlü ufaktan bir çocuk. çıtlatayım. Hani Kemal'miş ismi, tamam eyvallah. Gerçekten hakim değilim ama yani. Çocuk şaka gözlüğüne benziyor abi, ne yapayım yani. Ben ismini bilmediğim bir şeyi Değilmiş böyle de ya. tanımlamaya çalışırım yani. Kendi müzisyen değil mi? Onu Tip yanlış biliyorum. Ayhan, hayır yanlış anlaşılmasın bak, şey demiyorum. Asla tiple yargılamıyorum. Burada bir hani kimseye çirkinlik ya da güzellik algısıyla yüklenmiyorum. Ben hani çocuğu ismini gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben hani Twitch camiasına hani yayınlarla beraber başladım. Yani, ve hani takip ettiğim yayıncılar belli. Yani, bu LoL Valorant kitlesi falan beni çekmiyor ve hani bir şekilde önerilenlerde falan karşıma çıktığımda ignore ettiğim isimler yani. Kendine müzisyen. Ha tamam. Eyvallah, artık unutmam. Yani o kesinlikle kasıtlı, hani şey, birinin tipi üzerine alayıp şaka yapayım da burada gülelim mantığı söylediğim bir cümle değil bu yani, sakın yanlış anlamayın. Arada izliyorum ya, çok fazla orada Abi yani gömmem ben de açık konuşayım. bu bilgiden bağımsız benim. Açık konuşayım, ben yani bunu rap müzikten bağımsız. Ben abi sürekli bağıran, çığlık atan ve hani chat'iyle küfürleşen yayıncı sevmiyorum ya. Hani şey, kendine müzisyenin doğru düzgün seyretmişliğim yok ama öbür çocuk için bunu söyleyebilirim yani. Yani, takip etmiyorum da kendimiz üstünden de öyle bir şey denk gelmedim, o yüzden bilmiyorum. Çok hani
deli gibi izlemediğim için hani birkaç videosuna denk geldim. Öyle fena bir arkadaşa benzemiyor. Sufio evet, çok bu bilmediğim arada için bir şey. Ben Unnost, yani Cantolar'ın ekibinden sadece Direncan ve Hüsnü'yü tanıyorum. Hani müzik dolayısıyla iyi insanlar, seviyorum ama ben hani beni kolay kolay bir dürüstçe Unnost yayını izlerken göremezsin yani. Ben ya attığım raidlerden de belli değil mi yani? Sizi rap istiyorsanız MSF'ye ya da işte yayında şu an chatimde olan VIP arkadaşlarımızı görmüyorsak, tanıdıklarımızı, yayıncı ve rapçi olanlar. Sizi ben Uzay Zuhal'e gönderiyorum, Turgut Uç'a gönderiyorum, Mert Günhan'a gönderiyorum. Educated Ear'a, Sincap'a, Turuncu'ya falan gönderiyorum. Yani benim sevdiğim yayın tarzı az çok belli. Yani bırakmasa Can Sungur'a da gönderirdim ki geçen zaten Bol Sözlük'te hani aynı cümleleri kuruyor, irite olduğum gibi bir şey geldi. Yani izlediğim insan yani etkilenebilirim ama bir şey var, açık konuşayım, bu entertainment sektörü ve buna rap müzik de dahil yani o kadar paralel bir çiğlikte gidiyor ki ister istemez hani çoğu insan aynı şeylerden dertli yani. Hani bunu sadece ben değil, başka insanlar da muhtemelen aynı cümleleri kuracaktır yani. Bu konulardan bağımsız iki şey söyleyeceğim sadece abi şarkı hakkında. Çok diğer konulara tekrar tekrar girmeyelim. Hani beat'in benzerliği diyeyim. Bu influencer konusu dışında. Ben yer yer tepkinin şeye kaydığını fark ettim. Bilmiyorum sende de oldu mu oysa ama. Akustik bir albüm çıkaracak diye bir şey vardı ya. Hafiften vokalinin yer yer oraya kaydığını fark ettim. O da böyle hani eyvallah. Sert içerikli olmaya çalışılan bir şarkıda çok şey yapmadı beni, sarmadı hani. Bir de hep konuşuyoruz bunu, tepkinin hep aynı konulardan bahsetmesi bir yerden sonra artık baymaya başlıyor diye. O bu şarkıda da Evet, var yani. evet, Ama evet. bu şeyden bağımsız, influencer konusu ve beat konusundan bağımsız olarak gelseydi fena şarkı değildi aslında da. Influencer konusu hala beni çok ilgilendirmiyor. Yani klibin sonunda çıkmış falan çok umursamıyorum da. Eyvallah. Beat konusu bayağı ciddi bir sıkıntı. Şey Göz ardı ya, seni. Arda bu arada hani demiş ki Uzay Zuhal'e SA yazdım, hani merhaba da diyebilirsiniz de demiş. Ya ben de mesela Arda biliyorsun hani günlük kullanımında tabii ki karışmak haddime değil ama yani ya aga SA falan hani çete yazıldığı anda biraz otomatikman toksik kitle çeken şeyler yani. Katılabilirim ya. Bizde de birçok şey yasak çünkü biliyorsun. Çünkü ben o toksik kitleyi istemiyorum yani. Hani benim Olmuşum ben. izlerken keyif aldığım ya da işte yayınlarına gittiğim kitle belli. Hani yayıncılar belli ve ben gerçekten bağıran yayıncı seyredemiyorum. Yani IQ'suz yayıncı seyredemiyorum, üzgünüm. SA kısmına çok katılmıyorum ya, sanki şey gibi oldu. SA yazdığın zaman bütün kitle bir anda o çete SA yazıldı deyip toplanıyormuş gibi Hayır, oldu da. hayır, hayır da. Şey geliyor ondan sonra. SA aga iddia kuponu var mı diye adam geliyor abi. Hani bunları gördükten sonra anlatabiliyor muyum? Alakasız yayında. Hani ben baştan her şeyin tedbirini alayım kafasındayım yani. Ya yok, SA kullanan toksiktir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama aga kısmına katılıyorum birazcık. Arda kusura bakma ama. Ne kaldı? Ben parçalara bakıyorum bu arada. Anıl Piyancı bende Emir ekledi herhalde de yani yeni çıktıysa da ben live performans izlemeyeceğim ya yayında, üzgünüm. Abi çete şeriat geldi şu an bir dakika. Çetin dili Arapçaya döndüdür. Aa şey gelmiş, kaçırmışız. -24 featuring Step bizden geliyor. Ben dojluyorum konuyu ve ilerliyorum hız kazanalım diye. Evet, ben fade attım ama bu arada Mali bir düştü. Neyse geldi. Mali bir düştün geldin. Yok bende de sen düştün. Öyle mi? Şu anda da yoksun. Sesim geliyor mu sana acaba? Senin sesin bana geliyor. Benim sesim geliyor mu? Sesin geliyor, görüntün yok. Şimdi geldi görüntüde. Sen düşüp gelince hani bende öyle oldu en azından. Kameram kapanmış sen tekrar bağlandığında. Abi parçada beğendiğim tek şey burada beat oldu. O da aşırı beğendiğimi söyleyemem ama en azından yakalıyor. Ama yani ben step'in de çok tekrara düştüğünü düşünüyorum. Biraz sıkıldım. Bunu konuşmuştuk bir önceki şarkısında ya, aynı fikirdeyim ben de. Eksi 24 konusunda da şeyden bahsetmiştim ben. Çok uzun yıllar önce, MSN zamanlarının ilk yıllarında yani, MSN'in ilk yıllarında. Tesadüfen denk gelip öyle sohbet etmişliğimiz vardı uzunca bir süre. O zaman yaptığı şarkıları da beğeniyordum ben. Çocukta böyle ışık var, gelecek var falan diye ama ondan da hala çok şeyi göremedim. Yani. Beklediğim kadar iyi bir şey göremedim daha. Bir de şarkı çok bir yerden sonra şey yormaya başlıyor ya, bizden 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 diye Evet. iyice papağana bağlı. Evet, hem Bir fikirim. yerden sonra dediğimde 20. saniye falan hani çok bu. Yani çok aşırı tekrar düştüğünü hissediyorum ve sıkıldım açıkçası. Bir itişin olumlu sözlerim var ama açıkçası.
Ne kadar çok açıkçası dedim. Şey, ekseriyet ne zaman çalacağız? bir son bir parça abi, son bir parça. Son bir parça, sonra Joker'in albümüne giriş yapıyoruz. O da geliyor. Milis hastasıyım geliyor. Evet, chatten geç kararlarını gördüğüm için geçiyorum. Abi Milis hakkında daha önceden konuşmuştuk. Çete de geldi diye baştan onunla gireyim ben izninle. Milis'in hani Indigo'ya olan benzerliğini konuşmuştuk. Sen de birebir tanıyorum, normal konuşması da bu şekilde diye açıklamasını yapmıştın. Hani yeni gelen arkadaşlar ya da Ya önceki yayınları dinlemeyenler için çok kısaca. konuşma Evet abi. tonları da çok benziyor. Ya ikisi de İzmirli. Hep tekrar diyorum ilk kez gelenler için, hani ikisi de İzmirli, İzmir ağzı var. Normal konuşma tonları bile benziyor. Hatta ben en başta telefonda konuşurken bir şaşırıyordum yani. Ve bu yani kendisine uzun vadede hani şey kasıtlı yapmasa bile hani şeyin farkında, yani bu kıyasın farkında Minis ve bundan rahatsız. Hani bunu kasıtlı yapmadığına hal o yüzden çok eminim yani. Ve Bence bu şarkı diğerlerinden bir tık daha aşağıda bu arada, o benzerlik. evet, Birazcık bence de. ses değiştirmek, biraz daha farklı. Sadece hani bu kadar kıyas varken, benzerlik varken, hastasıyız diye şarkı yapan bir adama benziyorken hastasıyım diye bir şarkı yapmasam belki hani biraz daha iyi olur. Ama yani benim bugün dinlediğim hani en iyi parçalardan biri açıkçası. Yani tanıyorum diye Evet, demiyorum. benim de. Ya abi, hani flow geçerli. Yani konsept bütünlüğü var parçanın. Lirik olarak güzel. İkinci verse için yorumlarımı yapmıyorum çünkü geçtik, ilk kez yayında dinliyorum. Ben Beat bugün güzel bu arada. ya bu beat de çok tatlıydı, evet. Ve ben bunu bugünün geçerli parçalarından biri sayarım ya. Ha ki şey değil, hani aramızın açık olması ayrı bir şey. Yani ben şu anki çöplüktense Indigo'yu 50, yani hani 50 tane aklı selim çöp rapçidense bir tane rahatsız Indigo'yu tercih ederim yani. Mental problem. Ya bu doğru yani. Müzikal olarak Bence bakıyorsak başarılı olaya. şarkı bu. Bu geçerli Tabii hani parça. bireysel olarak tanımıyorum ama Melis'in şeyi hissediyorum şarkılarda ya. Bireysel olarak tanımadığım için ne kadar doğru bilmiyorum ama ne şeyleri özenerek yaptığı hissiyatı geçiyor bana bu tarafa. İbrahim demiş ki ilk 8 şarkısının en iyi MC Indigo muydu sence? Ya, başıma bir şey gelmeyecekse ben 8 serilerini Sekizin beğenmiyorum. ikincisi iyi değil de ilk serideki en iyi MC Indigo'ydu bence. Ya yok. Yani iyi ki de bana geçmiyor abi. Benim sevdiğim bir rap sound'u değil o yani. Ben ilerliyorum bu arada. Başlamadan Tamam. Mali şöyle yapalım. Sen Cenk ve Haluk burada değilse onları bir dürtüp odaya geçer misin? Şey, yayın odasına. Toplu konuşacağız çünkü. Geçeyim. Tamam, geçeyim. O malum albüme mi geliyoruz şu anda? Evet, malum albüme gireceğiz. O sırada Bir ben de... ihtiyaç çünkü ben çok iyi durumda Tamam, değilim. sen ihtiyaç molasını ver. Yazıyorum ben şimdi. Tamam, onları da hallet o arada. Ben senin kameranı kapatıyorum çünkü orada baştan ayarlayacağım. Diğer konuklarımızla kamerasız alırız muhtemelen bugün zaten. Ses Peki. bağlantısıyla. Ben yayın odasının arkadaşları çekiyorum bu arada. Ben birazdan geliyorum. Tamam abi. Ben sen gelip kamera açtığında ben şeyi seçeceğim. Kamerayı açtım Ha ben bu tamam, arada. ayarlayacağım ben onu. Cenk'i de bekliyoruz. Haluk bağlandı. Cenk de gelsin. Hatta ben Cenk'i çekeyim yukarı. Çekebiliyorsam. Cenk'i çek, çek, çek ben dedim Ha, çekecekler mi? Tamam. ben. Siz sen çekeceksin Hay, yani ama herhalde. Cenk yanlış odada bekliyor Haluk. Mu bir Bekleme dakika. odasında. Bir dakika, bekleme odasında değildi. Aşağıdaydı da alıyorum onu şu an. Bir dakika. Aa, geldi. Bizim görüntüler ekrana vermen lazım bu Siz kamera açacak mısınız? arada. Yok, biz ikimiz bir şey, iki tane görsel hazırladık. Şeye bakarsan, Discord'a bakarsan. Discord'a bakarsan derken ben kamera açacak, yani görsel hazırladığınız şey şu, bana görsel mi açacaksınız, kamera mı açacaksınız, ona göre. Kamera. Ha tamam, ona göre çünkü şeyi ayarlayacağım. Tamam. Hani ona göre Discord'u başlayacağım çünkü bunu plansız girdiğimiz için konuklu yayın mantığında benim arka planım Mali ile ikimize göre iki kişilik arka plan, yani o yüzden sordum. Ya bizi de koy bir yere işte. Tamam. Aynen. Ya bu görselleri biz konuştuk çünkü goy goyunu yaptık. Ha tamamdır. Ben ayarlayacağım hepinizi. Bitch diye giriyorum yani şu Dur, an. hemen girme. Ben önce Mali'nin kamerayı bir ayarlayayım. Zaten azıcık spoiler Tamam. verdim, görünmüş oldu ama biz her yayın bu tarz aksilikler yaşıyoruz biliyorsunuz ki. Mali ne haber Mali? İyi, senden ne var? İyidir, benden de. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Vaktimiz olsaydı bir mısır patlatacaktım da. Oho. Vaktimiz yok abi.
Oo. Ben Baykan'a dedim, ben bir küçük aldım, onu takılıyorum. Ben Mali'nin kamerayı ayarlayayım, sizin de görüntünüzü ekrana vereceğim, merak etmeyin. Tamam, çok zor olacaksa yapma bu arada ya. Ya biriniz de Eminem, diğeriniz de Freddie Gibbs var işte, yani de yapacağım. Yap. Ama niye spoiler verdin şu an yapacak? Aynen. Organize olup çalışıp gelmişler ya. Tamam, ben çünkü şöyle bir şey olacak, bu albüm konuşulacaksa... Arkadaşlar ayarlamalarımızı yapıyoruz, merak etmeyin. Bu albümün hakkını vererek bu albümle konuşacağım. Keşke ben de maske yaptırsaydım. Ben Kili Hakan olabilirim istiyorsanız. Bandanam ve gözlüğüm yakınlarda yani. Ben şeyi düşündüm sadece. Face Rig uygulamaları var ya, yüzüme komple Eminem mi giydirsem diye düşündüm. Sonra dedim ki yani tamam, Baykan'ı seviyorum ama Baykan için bu kadar ağır bir eziyete katlanır mıyım? Hayır. Eyvallah. Baykan seviliyorsun abi. Sen de abi. Sonra dedim ki fotoğrafı yapıştır geç. Ben de şeye bakıyorum, Eminem'li bir şey var mı evde diye bakıyorum da. Ya ben direkt Eminem getiririm burada zaten, ekranı sorun yok. Aa, iyi getir. Kontra mı evdesizim abi? Ben direkt Eminem'i getiririm derken ben varım abi ve Joker dinleyeceğiz. Daha ne kadar Eminem getirebilirsin ki? Tamam dur bir dakika. Direkt gerçekten Eminem'i getiriyormuş yayına. Skype çağrısı yapmamız falan, ona çıkıyor yani. Ya da dur şey, kardeşine yazayım, belki dönerse onu alırız. Güzel şaka, güzel lütfen şaka. Lütfen ciddi konuşalım demiş Narkafa. Halu, Baykan'ı ve Mali'yi bilmiyorum ama ben gayet ciddi konuşacağım. Ben zaten albüme başlamadan bir şeyle başlamak istiyorum. Hani hazır. Yok, sen konuşma, sesin senin uzaydan geliyor. Şu an düzgün mü? Düzgün. Tamam, daha düzgün evet. Şunu söyleyeceğim sadece başlamadan hemen önce mevzuya dair. Bu albümün çıktığı şirket Doğan Müzik Company. Bu albümde APO disleniyor. APO'nun Urgan albümünü çıkardığı şirket Doğan Müzik Company. Yani bu bence bir tutarsızlık olarak bu albüme başlamamız için yeterli bir sebep, yeterli bir neden. Tamam, bir dakika. Senin de kameranı ayarlayayım. Cenk'i ayarladım. Bir de yani kamerayı mikrofonu ağzına sokmasa olur ya, sadece uzaktan geliyordu demin. Klavyenin üstüne koydu. Yo, biraz kısalım demiş. Abi chat sizde şu an, ben sizin şu anki sululuğunuz için şu an boşuna vakit kaybediyorum ben şu an. Ne? Şu an ne? Şu an, ya, amaçsız bir sululuk abi bu, üzgünüm. Amaçsız bir Aykan. Tamam. Tetiklemeyeceğim seni. Aykan. Bak. Şu an kameranın çok fazla ayarı olduğu için yapamıyorum ama lütfen kamerayı kapatmışım ve geri açmışım gibi düşünür müsün? Evet, bu yayın lütfen onu yapmayın abi, beni yok edersiniz. Ben ekrana NetDog da vereyim isterseniz, böyle var. O zaman herkes akıllı olacak. Rayman için sakladığım NetDog'larım var. Mali'nin yanına da bir tane Eminem aldım. Bari ben de o zaman anmak adına Sörhat'ı getiriyorum kendi yanıma. Güzel. Ekran Şampiyonlar Ligi. Ekran Şampiyon, evet. Ekran şu an eril bir Şampiyonlar Ligi gerçekten bu arada. Yo bir şey yap, ben kabul etmiyorum. Sörhat var abi ekranda şu an. Ben bugün şeyimle geldim yani. Detroit personamı tamamıyla kuşandım ve o şekilde buradayım. Gerekirse gerektiği yerde hepinize karşı da durabilirim. Cenk 2011 modunu açtı ya şu an, Eminem modunu. Evet, hadi bakalım. Hatta ben şu an şey yaptım, Mali sen şu an Eminem'le Sörhat'ın arasındasın. En azından Sörhat'la Eminem bir karede yan yana gerçekten gelsin istedim ben çünkü. Abi daha nereye sıkışabilirim ben yani, bayağı şeye kaydık. Ya yani en azından kaydık. Gerçekten bir kere yan yana gelsinler istedim. Yani şu an ikisi de senin yanındalar yani. Hadi bakalım. Biz hep Mali'nin yanında. Eminem'e de en az benzeyen insan benim burada, keşke başka bir yere alsaydım. Şu an beyaz futbol ekibi. Evet, şu an bayağı beyaz futboluz bu arada ya. Böyle bir şey. Beyaz futbol logosu PNG satsaydım keşke. Kabul etmiyorum. Evet. Beyaz futbol. İstediğiniz anda başlayabiliriz ama ben bir şeyle girmek istiyorum abi. Tekrar bir talep vardı. Joker Game Over IP'de adı geçen herkes videosunu bir kere daha açmak istiyorum izninizle. O videoyu yapan arkadaşı çok tebrik ederim ya. Veteran tebrik. Çok affedersin, bir şey söyleyeceğim de abi, niye benim karem şu anda metrobüs oldu ya? Birinin yanına alır mısınız hiç? İşte Eminem'le Sörhat yan yana gelsin işte. Sevgili Baykan Barlas. Yukarıya al artık yanına. Sevgili Baykan Barlas. Efendim. Bize Watch Together linki atmayı düşünüyor musun? Hani biz de bu şeylere... Ya Mali, sen Watch Together'daysan odadaki linki kopyalayıp atabilir misin?
kopya şeye Cenk'lere özelden. Abi ben Discord'dan nereden çıkarsam olacak? Görüntüler yok olacak çünkü yani o derdim o. Tamam, yok olacak. Aynen öyle yok olacak. Ne bari? Yok her bizi nereden yok atacağım bunu bak. Herkese özelden mi atacağım? Herkese özelden mi atacağım? Ya ikisi, abi iki kişi var zaten ya. İki kişiye özel mesaj göndereceksin lütfen. Ha, ekranım 13 inç ekranda iki pencereyi yan yana kullanıyorum Baykan. Bulamıyorum o yüzden küçücük yerde. Ondan dolayı dedim. Yazarlarsa bana göndereyim hemen. Baykan, Watch Together linkini değiştirdin mi? Ben açayım abi istiyorsan. Yok, Watch Together o şey bizim Almanca'ya şimdi. Bu ayrı oda. Cenk'i buldum attım. Şu an Haluk'u arıyorum bir dakika. Haluk yazıyor yani. Kim çok basit ha. Kardeşim. ekran küçük ekran. Kardeşim. Bak beyaz futbol tadına 5 dakikada bağladık bu arada kardeşimle harika. Kardeşim. Boşlukları hoş geldiniz. Evet tekrar o zaman ben yeni gelenler için Mali benim bu programı yaptığım daimi konuğum, programın ortağı olan arkadaşım sevgili Mehmet Ali Ayan. Kendini Gerçek Yeraltı Radyosu'dan i̇smini tanıyorsunuz. İsmini verme, benim ismini verme. Sevgili şehir ve ritim adam Cenk Durlu bizlerle ve sevgili ekseriyetle adam Flow Radyo'da yaptığı içeriklerden tanıyorsunuzdur. Haluk Koral bizlerle bugün diğer iki konuğum. Bu müthiş eseri dinlerken dördümüz yorumlayacağız. Ben de manavlık yapıyorum. Suratları almışsın böyle kaydım yanına. Hay Mali bir beğen artık sokacağım. Allah Allah. Almışsın yana kaydım dedim. Sokacağım. Banlasanız da şu adamı ya. Adlar lütfen rica ediyorum. Bu kadar eril bir dile hiç gerek yok yani öyle sokacağım falan. Hiç ayıp yani. Özür dilerim ama ben burada bir tarafımdan ter aktı yani sizin isteklerinizi yapayım diye burada yani. Yani ben hiçbir şey istemedim tamam. Abi sadece metrobüsten. Aynen Mali'ye kılmana gerek yok. Ben bir şey istemedim. O zaman hazırsanız. Ben, Baykan bu arada ben biraz kırıldım abi haberin olsun. Burada yayınına azıcık renk katmak için böyle burada bir şeyler yaptık, hazırlıklar yaptık. Çok özür dilerim. Beni burada bir yatırıp dövmediğin kaldı. Çok özür dilerim. İyi toparladın, sonunu iyi toparladın bu arada. Abi çok özür dilerim. Ben Türkçe rap konuşulan yayınlarda biraz böyle olabiliyorum. Üzgünüm. Tamam okey abi. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım artık. Okey. Haydi bakalım. Peki. Önümüzde bir saat nasıl geçecek çok merak ediyorum. O zaman ben dediğim gibi Joker Game Over EP'de adı geçen herkes videosuyla giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet durdurdum arkadaşlar. Müthiş. O zaman ben alkışlamak istiyorum. Veteran müthişsin ya. Teşekkür ederim. İzleyicim olduğun için çok memnunum bu arada. Ya bir şey söyleyeceğim. Game'e yıllarca küfür ettiler ya name drop yaptı diye. Hı hı. Adamın günahını aldılar. Bir şey demek istemiyorum şahane. Neyse. Biri masa içiyor. Masa ben içiyor abi, mu? Rap'in içinde böyle şeyler var. Ben içiyorum masayı bu. O nasıl bir sesti öyle? Bir fikrim yok. Masa içtim çünkü. He tamam. Of. Başlayalım mıyız? Neyle başlayalım? Ben name drop konusunda şöyle bir şey var yani bu rap müzik özgür bir yer biliyorsunuz. Herkes istediği name'i droplayabilir. İstediğin name'i droplayabilir ama değil mi? Bu arada Narkafa Prime'le abone olmuş. İkinci ayımızı kutluyoruz. Teşekkürler Nar. Neyle girelim arkadaşlar? Problem mi? Hesap verimli? Bir kıvılcım yeter mi? Mücadelen bitmez mi? Yoksa şeyle mi? Yoksa şey direkt olarak isterseniz Eminem'in ben B-side'ını açayım yeni çıkan ya da ikisinden birini yapabiliriz isterseniz yani. Klip'le gelelim bence belki. Eminem'in B-side'ını açıp şey yapalım mı? PewDiePie, Enes Batur gibi bunu izleyen de bunu dinleyen de muhabbeti de Morfin beni vurabilir neyse. Neyse. Emir demiş ki Cenk'e biraz ses ver. Cenk'cim azıcık sesini açabiliyor musun? Ben mi halledeyim? Açtım. Tamamdır. Açtım. Tamamdır. Hallettim. Tamamdır. O zaman biliyoruz biraz ya yayın falan. O zaman kliple giriyorum. Joker bir kıvılcım yeter geliyor. Arkadaşlar geç demeyin çünkü çok eğleneceğiz. Ben katlanacağım buna yani. Cezam benim bu bugün yani. Geliyor parça. Message bitch. Geliyor parça. Eminem bir kıvılcım yeter. Başlıyoruz. Marshall Mathers neyse. Evet arkadaşlar ben fade attım. Artık yani çok çılgın bir şey yapalım mı? Sadece Baykan Barlas Twitch kanalında. Bir sonraki şarkıya hemen girelim. Yok abi. Girmeyelim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir sahne var. Ben bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim Haluk bir saniye. Ben bunda biraz barlar üzerinden de gideceğim abi. Kusura bakmayın. Ben hemen bir sonraki şarkıya geçmeyeceğim.
Ben çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Sizin yaşınız yetiyor, bizim ikimizin de yaşı yetiyor. Yaşı yetmeyen arkadaşlar, Sağır Oda diye bir dizi vardı. Ona bakın bu diyeceğim sahneye. Sağır Oda'da ajdar dinleterek işkence ediyorlardı evet. Bir bölümde, tamam mı? Evet, evet, evet. Aa, ben de Sağır Oda'nın bütün bölümleri vardı ya, dur bulacağım onu. Evet, evet, evet. O sahneyi bulalım, tamam mı? Buraya koyalım. Allah hatta, kurban aşkına aynısını hissettim ya. Ya bölümü hatırlamıyorum ama şeydi, Sağır Oda'nın o bölümünde bu işte Türk istihbaratındaki ekipler bir tane Ukrayna mafyasıyla paslaşıyorlar. Onun yerini öğrenmek için adamın yanındaki yardımcısı ve aynı zamanda kız arkadaşı olan Rus kadını ajdar dinleyerek işkence ediyorlar. Enfes bir sahneydi bu arada. Ama dizi berbat bir dizi bu arada tekrar. Onu da dizi çok leş. Ama böyle... Bilader bak, ben gerçekten polis karşısında sorguya uğrasam, bana bu şarkıyı dinletseler, bir örgüt üyesi olsam örgütün tüm sırlarını veririm ya. Ha geldi. Emir ekledi galiba, sağ olsun. Bir kıvılcım yeter. Bir dakika. Biz hemen konuşmayın bir saniye. Otomatik olarak ilerlediği için bir sonraki parçaya geçiyorduk. Ben şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada dizi hani... Ya 2000'lerin başındaki Kurtlar Vadisi'ne rakip olarak çıkmış bir dizi için o kadar da fena değildi ama finalini berbat yaptıkları için dizinin puanı çok düşüyor. Yoksa konusu ve finale kadarki kısmın kurgusu enteresan. Yani tavsiye ederim yine. Hani yani en azından şöyle söyleyeyim. Kötü Türk içeriği tüketmek istiyorsanız o kadar da facia bir dizi değil, tavsiye ederim yani. Bu arada gerçekten hani, normal man yazmış ki Ajdar bize dava açmıştı bu arada diye. Abi inanamıyorum ya. Joker, bu arada biz de bekliyoruz o davayı bugün muhtemelen senden. Ben dediğim gibi biraz satırlar üzerinden falan gideceğim. Sizden önce hepiniz üçünüzden de ayrı ayrı hanginiz başlamak istiyorsanız bir genel yorumlarınızı alayım. Çünkü ben biraz kallavi giydireceğim galiba. Ben de pas attık abi. Ben diyeceğimi dedim, daha ne diyeyim ya. Eminem sen konuş abi. Ben Mali'ye paslıyorum. Mali başlasın. Mali'den kalan. Ben de Baykan'a paslayayım falan diye öyle sonsuz bir döngüye girelim. Abi ya galiba şey Mali, bu sefer ya. Sözünü ben kestim, özür dilerim. Galiba herkeste şey var abi. Hani herkes kallavi girmek istediği için herkes böyle şey yani. Ben en son diyeyim ki hani. Yo şey aslında abi. Ben bu acaba arada... Joker'i savunsam o moda mı girsem diye düşünüyorum birazdan. Bu arada chatten şey Erman abi duruyorsa o da gelsin dendi. Abi gelmek istersen kapımız açık ama bu topa girmek ister misin bilmiyorum ama. Ya ben şeyi söyleyeceğim bu arada gömmeden önce. Joker'in Yaşamak Öldürür albümü gerçekten fena bir albüm değildi ki. O albümde Eskisi Gibi diye bir şarkı var. Ve o şarkı gerçekten politik rap anlamında Türkçe rapte güzel bir yere sahip ya. Tamam mı? Hem Allame'nin verse'i, bir dakika. Hem Allame'nin verse'i iyi orada, hem Joker'in verse'i. Bazı saçma satırlar var eyvallah ama çok iyi şarkı. Ama yani Joker, ben 2011'de ilk dinledim Joker'i, 61 ve 26'da. 10 yıl olacak seneye 61-26. Eyvallah abi. Sen devam et Haluk. Ben chatle irtibatlıyım. 10 yıldır aynı müziği yapması beni en çok tilt ediyor. Bu hani bu adam gerçekten kötü bir rapçi değil. Tamam, bunu kabul ediyorum. Kötü ben bir birazcık rapçi. Bak şu açıdan kötü değil. Birçok adama kıyasla kötü bir rapçi değil Türkçe rap içerisinde ama abi yani Lord Jamar vardır Amerikan rapinde. O dayı gibi sürekli herkese giydirmeye gerçekten gerek yok. Abi... Bu adam yetenek... Hani anladın mı? Ben burada yalnız şu bunun muadili Lord Jamar değil abi. Bunun Amerika'daki muadili hepimizin de bildiği üzere Eminem. Yani Eminem de son 10 yıl başka bir şey kastediyor. 10 yıldır ısıtıp aynı isimleri disleye baydım abi, sal artık ya. Vallahi yaşlandın, sal artık ya. Ki bu adamın çocuklar şarkısı falan güzel yani. Bu adam istediği zaman hani sert o reprezent denen işten farklı şeyler de yapabiliyor. Bir şey anlatacağım, bu dedikodu, bu gerçek olmayabilir, kendisinden özür diliyorum gerçekteyse de. Bu topa giriyor musun gerçekten? Evet Haluk, böyle bir topa giriyor musun gerçekten? Ya çocuk ya. Yok. Kayseri'de bir olay gerçekleşmiş, bir beat yok, çalınmış. Yok dedi, anlatıyor. Dur. Ben bunu içimde kalacak yoksa. O zaman şey yapıyoruz yani az sonra dinlenecek yorumların hiçbiri beni bağlamıyor. Herkesin haberi olsun dinleyenlerden ve işte bir yerlere giderse gerekli mercilerden. Ben kendi sıramı savuyorum. Kayseri'de bir olay olmuşsa Burak yapmıştır diyorum. Çekiliyorum ben de. Yok, Burak'la falan kimseyle bir alakası yok. Kayseri'de bir konserde Cream'in beatini ilk defa duyup
bu bir güzel sen mi yaptın demiş Joker. Ha, şey eyvallah, ha eyvallah, bu böyle şey, ben bayağı skandal bir dedikodu gelecek sandığım için korktum. Yok yok, dedikodu yani belki gerçek değildir, yok yok o kadar girmem senin yanına. Ya gerçek, kendim yapsam yaparım da. Yani gerçek olma ihtimali şöyle var, ismini vermek istemediğim mesela Kodes diye bir rapçi var, o da mesela Method Man'a iyi rap yapıyor. Vermek istemiyormuşsun ya. Evet. Hani kim bu demişti mesela. Sizin kafanız mı güzel yapıyorsunuz? Mesela Türk, yani şey değil, Türkçe rapte böyle şeyler oluyor, bilmediği grupları saymak falan çok oluyor bunlar yani. Ha, tamam mı? Sonra bu şarkıda benim izim Wu-Tang. Abi sen aynı zamanda uyuşturucuya da karşısın. Method Man How High diye bir filmde oynadı. Film ot virali. Yani ot içmeyen insana ot için dedirtiyor o film. Haluk bu arada işte. Bu arada hani Twitch'te beni banlatma ne olur. Tamam. Yani. Tamam hak doğru, bunları söylememem gerekiyor. Ama yani ben bu çelişkiden dolayı bu adama kızıyorum. Yoksa bu adamın gerçekten Türkçe rapte birçok adamdan çok daha iyi rapçi bu adam, anladın buna, mı? Buna yani da asla katılmıyorum bu arada. Bence ben, öyle. Ben bu arada biraz önce linç yerim, o yüzden savunma moduna geçmeyeceğim dediğim tam Haluk'un bu söylediğiydi yani. Ben Haluk'a katılıyorum burada ama bazı isimlerden diyeyim. Çoğu isimden diyemem o kadar abartma. Abi bazı isimler derken şöyle mesela Amerika'daki total MC sayısı 10 binse bizde 7 milyon falan ya. Hani yani bir zahmet bazı isimlerden iyi ol ya. Yani Şahin'de ya sen ne demek istediğimi yani, anlıyorsun. Yani, yani Şahin'de kaktan iyi ol bir zahmet. Senin benim montajlayarak yaptığım Bulgar isimli parçan da iyi birçok isimden yani. Baykan trolleme. Adamın demek istediğini anladın yani. Trolleme bence. Ya yok hayır. Ama ya, trollemiyorum. Şey şu abi trollemiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye gibi oldukça sığ ve vasıfsız insanların bir araya geldiği bir toplulukta bazı insanlardan iyi olmak çok zor bir şey değil. Ya bak ben MC değilim. Benim YouTube diyorum. SoundCloud'da bir tane 80 bar diye evin balkonunda kaydettiğim akapella var. Mütevazı olmayacağım. Profesyonel MC'lerde o barları görmüyorsun abi. O punchline'ları duymuyorsan demek ki burası çok kolay bile, üzgünüm. Ben çünkü MC değilim. Ama daha iyi bari yazıyorsam. Ama abi Haluk'un demeye çalıştığı şey o değildi ki tam olarak. Ya adam istediği zaman iyi şarkı yapabiliyor. Bu sağa sola sallaması bütün olayı bitiriyor yani. Sürekli aynı şeyleri yapması. Ben öyle anladım Haluk'un anlattığından. Yanlış anladıysam. Haluk cevap vermeme hakkını mı kullandı? Yo ben şunu söylüyorum yani. Dediği gibi Mali'nin. İstediği zaman bu adam konu çeşitliliği yaratsa fena rap yapmaz. İyi dediğim bu arada hani Ceza'nın prime'ından iyi anlamında değil. Fena bir rapçi değil. Ama bu adam sürekli birilerine salladığı bir strüktürde kariyer inşa ettiği zaman ben şöyle oluyorum. Abi sallama artık. Rap adam lütfen birilerini kültür yüzünden dövme. Yeter yani. Ya zaten Joker'in kariyeri direkt Joxilla zaten yani. Hayır bir de fazla... abi kültür üzerine övme de gerek yok. Ya kültür üzerine övme derken Joker'in ben benimle aynı kültürü paylaştığını zannetmiyorum. Hip hop kültürü. Ha bak o konuda da doğru söylüyorum. Anadolu rap derlerse yaptıkları şey evet ama hip hop kültürü dediğin şeydeki aslında temeli olan birçok şeyi eleştirip sonra ben hip hop'u savunuyorum dersen bu Anadolu rock gibi. Buna çünkü, biz Anadolu hip hop diyelim. Çünkü ya şöyle bu varsayım tabii ki demin anlattığın dedikodu doğruysa Cream Beat'ini kim yapmış hani güzel beatmiş diyen adamla ben aynı kültürü paylaşmıyorum abi. Benim evimde öyle arşiv var. Ben buradan kalkıp izleyici olarak bile konserlere gittim ta yurt dışında bilmem neye. Aynı kültürü paylaşmıyoruz abi. Bu konuda kesinlikle. Ben bazı noktalarda gereksiz linç yediğini düşünüyorum ama bazı noktalarda. Evet ben de bu arada Mali'ye şey noktasına katılıyorum. Geçen Baykan'la yayında galiba Goygoy 101'de konuşuyorduk tam hatırlamıyorum. şeyde yani Joker'den çok çok kötü isimler var ama bu kadar tepki görmüyorlar. Bunda Joker kaşıyor burayı. Belki evet. Bu albüme kadar bence. Bu albüm gerçekten şey yani hani bir insan kendi ayağına nasıl sıkar. Şey dedik ya Baykan daha bu son şey Hip Hop 101 yayınında. Hı hı. Yani rap, gerçek rap moruk, dava moruk, kültür moruk diyen heriflerin de aslında alakası yok. Başkalarına salça olmadan şey yapmaları lazım. Aynen Mali'nin gösterdiği kültür moruk, emek moruk. bu şey yapmaları lazım. Yani rap böyle yapılır. İşte şehirvetim.com'da bulabileceğiniz Ragıtman röportajında Ragıtman diyor ki yani ben 20-26 parçalık bir albüm yayınladım çünkü benim zamanımda böyle yapılıyordu diyor. Yani o da kötü bir biraz şeydir hayır yani şöyle olur neyin nasıl yapılacağını illa birilerine dikte ederek değil de o işin iyisini yaparak gösterebilirsin. Joker'in de bence bu albümle gerçekten şey olduğunu düşünüyorum hani. Okey, hadi görüşürüz yani. Tam teşekkürler. Abi, zaten albüm tamam. Buram buram prim kokuyor ya. Abi zaten başka amacı yok yani.
Ben şeye bir gireyim mi çok ufaktan ya? Bunu gir. Ben sonra biraz barlar üzerinden yürüyeceğim. Çünkü evet, siz biraz genel geçer olayı genel geçerden kastım hani parça özelinde haricinde Joker özelinde konuşmaya devam edin abi. Konuşamıyorum ama anlıyorsunuz yani. Anladık. Hatta bu arada ben bir izninizle ihtiyaç molasına gidiyorum. Tamam hadi git bakalım. Gitmişken bir şeyler al. O sırada gittin mi abi şu an? Abi ben Baykan'ın videosu yok, ben de görmüyorum o yüzden şu an ne yaptığını. Evet, ben de yok. Gitti mi? Ben de yayın açık bir yandan gitti. Güzel, Baykan'dan aşırı yükselme vibe'ını sadece ben mi aldım ya? Yok zaten Baykan'ın klasik böyle şey albümlerde gömülme ya da övülme IP yüksek albümlerde Baykan'ın level'ı böyle artıyor kat yukarıya çıkıyor. Ha okey. Gene şeyde de oluyor işte. Sorguyla Faraz'ın albümünde. Ben zaten bugün bir Harman Vol 2 bekliyordum. Allah'tan siz geldiniz yani. Allah ya biz doğru yapalım. Biz geldik. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamla benim bu yayında çıkmama bizim yakın çevremiz şöyle bakıyor şu an. Joker bunlara ne yapmış olabilir de bunlar ortak bir biçimde yayında. Hani. Peki Mali sana bir şey sormak istiyorum abi. Söyle abi. 90 BPM albümü, yani 90 nesli albümü çok iyi değil miydi? Vallahi. Buradan Baykan'a videoyu editlerken selam. Çok Baykan. Çok iyi değil miydi? Bence aşırı. Abi aşırı diyelim de hani. Son 2 yılın en iyi albümüydü. Evet iyi. Güzel. Bence Hiza'dan sonra yılın albümü lan bu arada. Hiza bence 1 de 666 Hiza 90. Hiza 1 666 2 90 nesli 3. Tamam, 166 ile 90'ı, hatta Hizar'la da şey yer değiştiririm ya. Daha çok beni saran bir şey. Sen başka bir liste yapıyorsun o zaman. Evet, ben başka bir liste yaptım, evet. Sen bir şey yerine değiştirdin. Ben komple değiştirdim abi, başka bir yere geçtim. Evet, bu arada bakıyorum chatte durumlar nasıl. Bisikta demiş ki, umarım nickine doğru okumuşumdur. Haluk bana selam söyle XT demiş. Selam Mirat'cığım. Ondan sonra... Rigor Mortis demiş ki çok iyi. Rigor'cum teşekkür ederim bana katıldığın için. Ben geldim. Hüseyin demiş ki... Aa, Baykan geldi. Aa okey. Tam da güzel. Baykan geldiyse hiç kapattık. Evet. Ciddi konulara git. Biz de zaten şey falan konuştuk. Aynen biz de işte bütün albümü değerlendirdik. Evet abi. Yavaştan. Ben kaçıyorum falan. Abi, tam şeye geliyordum ben. Ben Joker'i şeyde de anlamıyorum abi. Halil'in söylediği konulara ek olarak. Bu kadar fazla Eminem gömülmesi varken neden klipte hareketlerinden giyimine kadar her şeyi birebir kopyalıyorsun? Başka rapçi bilmiyor çünkü. Abi yıllardır bir de aynı kötü flow yani. Tamam. Hadi iyi olsa tamam okey diyeceğim. O da yok yani. O da başka yok. Rapçi bilmiyor çünkü bu kadar. Yani barbar gidersek benim takıldığım bir iki yer var ama oraya sen gireceğim dedin diye gireceğim. Sana bıraktım. Zaten ya size de soracağım. Bu parçanın barlarından mı konuşuyoruz? Evet abi de yani çok hani şey gibi tek tek barlar inceleme yapacağım. Benim takıldığım bazı line'lar, bazı çok cringe kafiyeler falan var. Onlara biraz girip yükleneceğim ben biraz. Ben Ayben'le başlayayım istersen. Yok abi sıra baştan gideyim, siz hani kendinizinkileri not edin, denk gelirsek orada ekleyeceğim dersiniz ya da hani benim atladığım bir şey olursa sen Genius'tan falan atacaksın. Okay, ben şu an arkada Genius'ı açtım, Genius'tan okuyorum çünkü. Okay. Tamam. Hani zaten not ben de açtım şu an dedikleri. Hani ben de aç. Kenara not aldım eyvallah da. En basitinden verse'un başlangıcı. Umarım tükenir. Nesiniz? Şarkının adı neydi lan? Bir kıvılcım yeter şarkı abi. Teşekkürler. Ben atayım abi sana link. Bak örnek veriyorum. Başım sağ olsun. Şimdi bu arkada hani kültür mültür mavisunu geçtim. Hani birçok MC'yi aşırı basit yazmakla falan suçluyor ya, size satırı okuyorum arkadaşlar. Umarım tükenir neslinsiz. Cici Jame over bittiniz. Gel pisi 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 pesimiz. Ha 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 ha. Mary Jane böyle tek mi shift mi? Yani şey başkalarını basit yazmakla Jaggi, Normander'i vesaire birçok insanı basit yazmakla suçlarken böyle Soprano'yu falan bunu mu yazıyorsun? Olduğunu zannettiğin kişi değilsin abi, sen berbat yazıyorsun. Hani en basiti ilk olarak buradan gireceğim mesela yani. Bizi birazdan EGM bir şey eklemek istiyorum. Alacaklar ya neyse. Hemen Baykan senin dediğin işte şey böyle tek mi çift mi diyor ya. Hı hı. Onun hemen sonrasında şey diyor. Yani Blackjack direkt zevk içinde diyor. Hani, yani kasmadım. Bak dur kasmadım. Abi zaten bütün albüm Blackjack. Yani ya bu albüm ciddi değil, tamam mı? Ya bu albüm ciddi değil ki ciddi. Hani ciddi olduğu çok belli. Çünkü yani, klip falan yani uğraşılmış. Dediğin gibi Cenk şuradan bölüyorum. Satırın tam hani uzun uzun okuyayım biraz da.
Mary Jane böyle tek mi shift mi? Blackjack direkt zevk içindi. Siktir etmekle bitmez ki şimdi. Herkes bir ticaret peşinde ama Norm Ender, Ezel Ferro birden magazin televizyon günlerine girip hele o derken Eleanor Meron Eymen nereden çıktı? Abi düz yazımı yazıyorsun. Ben bir araya gireceğim. Düz yazımı yazıyorsun sen. Sakin ol, bir şey söylemek istiyorum ben. Abi yok, ben şu yüzden sakinim de bunun fanları falan bu herife bayağı lirisist falan muamelesi yapıyor ya. Abi sen hiçbir, şu an o parçada ismini verdiğin Norm Ender'den de küçüksün kardeşim. Ezel'den hatta gerçekten Ben Ferro'dan falan da küçüksün sen, üzgünüm yani. Ben böyle şu an şey yaptım biraz. Ferro bence haksız Ferro konusunda da şunu söyleyeceğim. Çok abartmaya gerek yok o kadar ya bence de. Ben şunu söyleyeceğim sadece, herkes bir ticaret peşinde, sen de bir ticaret peşindesin. Abi sen bunları monetize etmeden koy o zaman YouTube kanalına, bu kadar bu işin ticari boyutundan bu kadar gerginsen. Evet evet, hani gerçekten bir şey diyeceğim. Bu işin ticaretinden bu kadar sıkıldıysak koyun baba rapid share'e. Koyun indirelim yani. Capture'ımı evet, dolduralım doğru, bedava indirelim. Doğru. Anladın yani, anladın yani. Neden şeye girme yani, teaser'ı paylaşamıyorum 10.000 kişiye ulaştıralım sayfayı muhabbetine girme yani. Aynen öyle. Aynen. Abi bu arada Twitter'da bir şey gördüm ben. Ona aşırı kuruldum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Söyle Hakan, abi. Çok özür dilerim seni. Çok kuruldum ama. Haberim yok. Abi anket açmış ve en iyi punchline hangisi diye şarkı isimleri yazıyor. Abi yani. Ben onu gördüm. Punchline böyle bir şey değil yani. Ya bana hala chatte şey geliyor hani o 5 yılda bir çıkaran Ender'den mi kötü lol geliyor. Abi herif punchline diye şarkı ismi yazıyor. Tartışacak mıyız bunu? Dur. Balkan sen görmeden ya da gördün, triggerlanmadın bilmiyorum. Ben triggerlandım o yüzden ben yorum yapayım. Hüseyin D-Tom artık nasılsa bilmiyorum Türkçe mi İngilizce mi. Geril'le konuştu zaten şu an okuduğun yerleri. Farklı bir kafiye şeması var orada. Zorla Joker öldürme demiş arkadaş da. Yani kafiye şeması bilmesin. Hakikaten şimdi bak yani ben mi görmüyorum? Hakikaten mesela şu dörtlükte mesela yani. Barsonu bunların hepsi Barsonu kafiye değil mi ya? Tek bir çift mi? Öyle öyle, bu arada şey içinde. Hani abi kafiye şeması diyorken şurada şimdi tek tek CD arşivimi ya da plak arşivimi indireyim mi buraya? Ben kaç tane kafiye şeması duydum bugüne kadar? Kafiye şey, konusuna gireceksek şemada en şey Ferro ve Mero var yani şu an orada. Bir şey diyeceğim. Ben ya sana şey triggerlanıyorum. Hani arkadaşın dediğiyle de alakalı triggerlandığım o yani. Zorla Joker değil ki abi, sen Joker övmek istiyorsun yani. Öv tamam hani okey. Kanka bu arada bu Can Sungur okay diye bir yayıncı var. Can Sungur şeye gömer bu mime dönüşmüştür. Star Wars'un 7. 8. filmine adamın evet, dediği evet bir şey var. Diyor ki siz bunu seviyor olabilirsiniz. Bu sizin kalitesiz bir insan olduğunuzu göstermez. Hakeza Joker için de. Joker'i sevmek kimseyi kalitesiz bir insan yapmaz. Ama biz sevmiyoruz. Hatta bazı noktalarda. Yok triggerlanmak değil. Ya mesela şey, Matsu'nun yazdığının bana bir laf çakmak için olmadığını biliyorum da Baykan'ın hip-hop bilgisini sorgulamayından diye benim hip-hop bilgimi Joker sorgulayamaz arkadaşlar. Ben Polonya'da hip-hop nasıl doğdu diye yayın koydum YouTube'a, üzgünüm. I'm paying dues diye bir olay vardır ya, ödedim diye. Hani şu an bildiğiniz bütün MC'lerin benim Free Beat albümlerine girdiği beatler varsa ben üstüme düşeni yaptım. Ben bu kültür için yapmam gerekeni yaptım. Bilgi hani yani şey değil. Bilgimiz hani herhangi bir daha eski bir şarkısında biz şöyle iyi rapçiyiz. Sıpkın Detroit ve New York deyip o haritaya Amerikalıların koymadığı Detroit'i koyan adam benim hip hop bilgimi sorgulayamaz arkadaşlar, üzgünüm. Ben mütevazı olmak istiyorum. DJ'mi unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim ben DJ'mi unutmadan. Kanka yani şöyle bir durum var. Haluk çok özür dilerim şey diyorum. Bu arada ha, şey Norm Ermen'le abi kardeş ilişkim var diye ki biz hani çok uzun süre tanışmıyoruz, ayrı mevzu. Hani burada hani Norm Joker'den iyi diyorum zannedilmesin. Joker'in bomboş bir rapçi olduğunu ben en başından beri söylüyorum. Bir. İkincisi ben Norm hakkındaki eleştirilerimi Erman abinin bizzat kendisine de yaptım. Basit yazdığı, aynı şekilde çok fazla magazinsel oynadığı ve hani onun da olduğunu iddia ettiği kişi asla olmadığıyla alakalı görüşlerimi ben bu insanların yüzlerine söyledim. Hani burada ben Norm Erman chatte diye asla şu an hani Joker... Ben sevmiyorum Norm Ender'ı mesela yani. Abi saygı duyuyorum. Ben şu an Norm Erman chatte diye Norm ve Joker kıyasına giriyor değilim. Ben bunu zaten yapıyorum. Hani benim çünkü dinlediğim bir külliyat var. Ben bu çıkarımı yapabilecek kapasitedeyim. Üzgünüm. Ya külliyatı şunu bunu geçip şunu söyleyeceğim sadece. Abi kitleleşmek, bak mesela Amerika'da bu Wu-Tang için var, tamam mı? Wu-Tang bir şey yapar. İşte o Eminem tam işte örnek aldı evden. Stan diye bir terminoloji soktu değil mi bu herif dile? Stan diye bir laf var. Evet. Eminem'in Stan'ini sen Jöh diye alıyorsun. Jöh'ün geldiği nokta bu işte
bir şey muhabbetleri, pöh muhabbetleri. Bunun mime döndüğü ilk nokta kendine müzisyen diyebilir. Rapçinin, hatta ondan önce de Barış Özcan'la ilgili böh, Barış Özcan özel harekat diye bir dalga. Sen bunu alıp sosyal medyadaki insanlara gömüp sosyal medyadaki bir espriyi kendinle alakalı harmanlayıp sonra yapınca her noktada çelişkiye düşüyorsun böyle böyle. Sonra eleştirmek hata alıyor. Değil abi. Ben yaptığım müzikle ilgilenmiyorum. Joker bir karakter olarak keşke o Joker karakterinin, çizgi romandaki karakterin bir yansıması olsaydı Eminem şeyi yerine ve bunları yapsaydı derdik ki evet bu herif oradaki karakterin yansıması ama sen Eminem'in yaptığı ya şeyi yaptı Patron'a diste. Hani bu Eminem'in Rap God'da bu Reiji ile bir tane adamın disteşmesini anlatması var ya 8 bar mı 6 bar mı ne? Evet. Bunun aynısını gidip Patron'a diss atarken Indigo'da poet muhabbetini yani kimsenin umursamadığı muhabbeti disse koyma, şarkıya koyma muhabbetini bile esinlendin. Ki ben Joker'e sadece bu konuda Joker değil, Türkçe rap'in %90'ı sürekli yabancı MC'lerden tırnak içinde esinleniyor. Yapıyorsun ve bu irite edici bir şey abi yani şey Haluk'cum, kabul... Haluk'cum bir saniye yine bölüyorum. Neyse tamam. Çünkü yani şu an chatle ister istemez diyalog halindeyiz. Hani yani şey hani bakmak zorundayım yani. Çünkü karşıt görüşler de var ve ben bu görüşlere de saygı duyuyorum. Demir Alper demiş ki şaka bir yana daha bir şarkı dinledik. Abi evet diğerlerini dinleyeceğiz. Ben bu şarkı özelinde genel fikirlerimi söylüyorum. Ben şu an şarkının tamamen müzikal anlamdaki yorumunu da yapacağım. Merak etme. Recep FK demiş ki bence nefretiniz gözünüzü karartmış durumda. Ben kimseden nefret etmiyorum arkadaşlar. Ben sizin tüketici olarak kaliteli materyal tüketmenizi istiyorum. Ortaya çıkan birbirinin kopyası, herhangi bir zeka belirtisi göstermeyen işleri tüketmenizden ben üretici olarak, üretici kimliğimle rahatsızım. Ben hani burada bu eleştirileri yaparken genel manada hani rap gelişmiyor diyorsunuz ya. Ve ben tüketici olarak size alırsın almazsın ayrı mevzu. Fikirlerimle ben sana bir şeyleri göstermeye çalışıyorum. Ya bu nefreti ben kimseye karşı bir nefret durmuyorum. Daha önce de söylediğim gibi hani ticari kaygı gidiyor tamam hayırlı işler Allah bol kazanç versin. Kesinlikle ben kötülüğünü istemiyorum ama yani benim derdim şu. Abi sanatı ve kültürü ağzınıza sakız edip bu kadar bazı şeyleri sığlaştırmayın. Ben hip hop kültürüne 3-4 yaşından beri gönül vermiş biri olarak artık ben bu kültürün tamamından global dalt tiksinmeye başladıysam ortada çok büyük bir problem var. Ve bu siz tüketici olarak sizin de satın aldığınız şeylerde bilinçli olmanız gerekiyor. En basitinden abi ama ortada emek var muhabbeti hep gelir ya arkadaşlar hani yani sadece emek var diye saygı gösterilmez. Anladınız mı? Çünkü siz burada bir müşterisiniz. Siz kötüyü tespit edeceksiniz. Biz kötüyü tespit edeceğiz ki iyiyi bulalım. Bu kadar. Devam edebilirsiniz abi. Özür dilerim. Ben hemen Cenk girmeden lafa. Mesela Narkafa adlı arkadaş demiş ya adam sanatçıları Allah gibi görmeyin diye. Evet abi. Evet. Ben Freddie Gibbs'i çok seviyorum. Tamam mı? Freddie Gibbs aşı karşıtı bir salak. Tamam mı? Hı-hı. Bu noktadan ben bu adamı eleştiririm. Nasıl? İki tane, üç tane hatta o gün morfinle falan birileriyle konuşmuştuk. Haluk yine özür dilerim bir saniye. Klima açtım abi. Haluk bir saniye. Klima açtım. Bir saniye. Emir keşke bandlamasaydın mesajı hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Adamın EP'sini konuşmak için siz de bu işi para için yapıyorsunuz. O yüzden sona bırakmışsınız demiş. Hayır arkadaşım ben sizin gibi Joker fanboylarıyla yayının başından beri uğraşıp bütün motivasyonumun ağzına sıçılmasını istemediğim için sona bırakıyorum. Ben para için bu işi yapan biri olsam kusura bakmayın ben de işte odama yeni ışık alacağım, bilgisayarımı geliştireceğim, işte ondan sonra tatile gideceğim diye size ben Bino Game üzerinden bağış şeyleri atarım. Hani bunu yapan insanlara direkt gömmüyorum yanlış anlamayın ama benim kanalımda bağış yapmak kapalı. Benim kanalımda bana bağış atarak içeriğimin dışına çıkarak bana müzik dinletemiyorsunuz. Şarkılarınıza ben sizin sizin şarkılarınıza ben bedava olarak Discord kanalında sizden gelenlerden geliyorsa bakıyorum. Para karşılığı bakmıyorum. Bir. İki. Benim bu parayla yapılan bir iş bu arada. Normalde Amerika'da. Ha bu arada şey değil. Evet Twitch yayınından para kazanma isteği de duyabilirim ama ben Joker'e getireceği tıklanma yüzünden, izleyici yüzünden sona atmış değilim arkadaşlar. Sizin, çünkü bu arkadaşın fan kitlesi o kadar toksik ki benim bütün modumu en baştan düşürmemesini istiyorum. Bu kadar. Ben para istesem gidip de bağış yerinde yani bu iyilik söylenmez normalde. Ben bunu çok fazla dile getirmiyorum ama hakkımdaki bağış kısmına gidip Lösev linki koymam herhalde değil mi? Devam edin abi özür dilerim. Mali senin sesin gelmiyor abi. Verin olsun. Mali konuşmuyor direkt ya. Konuşuyor az önce de. Sesi gelmiyordu. Aynen yine Mali'nin sesinin gitmesi problemi olmuş. Sen konuş o arada Mali işte sesi halletsin. Diyeceğini unutma. Geliyor mu baksana bir. Sesin şu an geliyor abi. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Tamam abi deminden beri bir şey söylemeye çalışıyorum. Duyuyorsunuz zannediyorum ben de.
Abi Halion ufak bir şey oldu orada. Ona müdahale edecektim. 15 dakika geçti aradan. Kendine müzisyen diye bir rapçi dedi. Chat'e yazdılar. Rapçi değil o diye. Büyük ihtimalle yayıncı diyecekti. Dili sürçtü büyük ihtimalle. Bir de Baykan. Aha, bir de Baykan sana da şey dedim, onu da duymadın. Hı. Bütün yorumlara kurulma yani. Bunun sonu yok çünkü. Eyvallah. Ama yani şey yapma. Boşu boşuna gerilmeye de gerek. Yani. Şunu da söyleyeceğim. Üzgünüm abi. Dışarıdan bakınca hani, abi dur, ben zaten 15 dakikadır konuşuyorum. Çok özür dilerim Ali, ama şeyden, yorumlara kurulma değil. Adam, çünkü gelen kullanıcının, hani erilleşmeyeceğim adam demeyeyim. Gelen kullanıcının yaptığı yorum sinirimi ister istemez bozar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Wu-Tang affiliate bir sanatçıyım. Yani inan bazı şeyleri para yüzünden yapmıyorum ve bahsettiğiniz insanlardan daha büyük konumdayım. Kusura bakmayın, mütevazı olmayacağım yani. İşte gerek yok yani. Ben böyle tek tek buna bence... da gerek yok. Hani yani şey değil. Kusura bakmayın. Benim Method Man'la Inspector Deck'le Sean Price'la parçam var arkadaşlar. Ben Joker'i sona bırakarak bir çıkar elde edemem. Benim aklıma sadece şey geliyor. Beyaz futbolda Sinan Engin'in izleme lan. Yok hayır. Bunu demeyeceğim. Bunu demeyeceğim abi. Bak izle. Kanı bağlamaz bir yorum. İzle çünkü karşıt görüş de neymiş, bunu öğren. Direkt bir kişiye abi şey, Allah'ın gönderdiği elçiymiş gibi bağlanma bir kişiye arkadaşım. Emir sana demiyor zaten ya. Biraz önce başka bir arkadaş vardı, onu söylüyor. Takip edebildiğim kadarıyla. Bu Allah gibi görme konusuyla ilgili çok ufak bir şey söyleyip ben susacağım bir sonraki şarkıya kadar. Buradaki 4 kişi de rap müzikten bazı sanatçılarla ilgili çok seviyor. Hatta biz Cenk'le bir Kanye üzerinden tartıştık kaç kere. Hem aramızın iyi olduğu hem kötü olduğu dönemde. Abi şu var. Hepimizin burada tekil olarak çok sevdiği, fan gördüğü, hatta dövme parası bulsa dövmesini yaptıracağı benim için Tupac. Rapçiler var. Tupac'ın senin ananı diye başladığı disini ben övmediğime göre hayatımda, sen de Joker'in bu kadar kötü bir iş yapmasını övme. Senin Joker'e baktığın gibi ben de Tupac'a bakıyorum, ama yani adama şey demiyorum sonra. Hitem Up da çok iyi disti. Ya adam ya, senin ananı diye başlayan disi ben niye öveyim? Ya bu mantıkta olun. İdeoloji sahibi olursunuz yarın bir gün. Bir iş konumunda olursunuz, ortamında olursunuz. Oradaki yanlışları da söyleyemezsiniz kardeşim. Bu sadece müzikle alakalı bir bağlam değil. Hayatınızda evet. Herhangi bir şeye karakteriniz yerine koyup yorum yaparsanız ya karakterinizde bir problem var ya da karakteriniz küçük. Doğru. Hani ya, o yüzden ki Joker, bak, rap, şu bu hepsini yiyeyim. Ya bugün... Bak Smoke One söyledi abi. Fuat abi benim canım ciğerim. Fuat abi benim canım ciğerim. Ben 2 hafta önce burada hani kendi beatimi falan da geçiyorum. Fuat abinin parçasına gömdüm ben. Ben bu, yani bu adam benim Türk rap'teki idollerimden bir tanesi, beraber çalışmaktan gurur duyduğum abi kardeş ilişkim olan birisi. Ben Fuat abinin parçasını eleştirdim burada yani. Hani ilk kez bu, zaten Twitter'da bugün o yüzden dedim. Arkadaşlar bu yayını izlemeye gelecekseniz toksikliğinizi bir kenara bırakın. Çünkü ben ya, böyle bir insan değilim çünkü yani. Toksiklikse şey mevzu. Ben konuyu Joker'e çekmek istiyorum. Evet ben yani, de yani. Çok tek bir şey söylemek istiyorum. Çok, Cenk çok, okay. Çok son bir şey söyleyeceğim. Yani hatta bugün de örneği oldu. Ben dedim ki hani 50 tane birbirinin aynısı, düşük IQ'lu ama akli dengesi yerinde olan insan yerine ben şu an konuşmadığım, kavga ettiğim bir tane akli dengesinden şüphe ettiğimi söylediğim Indigo'yu tercih ederim dedim, değil mi? Hani ya, yarım yani yanlıyorum yapsam, yayını çok alakasız bir yerine söylenmiş bu cümleyi söylemem herhalde, değil mi yani? Artık ben sustum, sizdeyiz abi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mustafa kopmaz galiba. Kaçırdım yorumunu. Bayağı 25 dakika önce falan yaptı bu yorumu. Abi bir de neden Mera falan laf atıyor? Bunlar Alman değil mi dedi. Ya Joker şey abi yani. Türkiye'de şu an kimin ne olsa, yani kim çok fazla ilgi görse o ilgiyi istiyor ve bu albüm de bunun kanıtı bence, anladın mı? Çünkü yaptığı her şey aslında ilgi. Ve ben eminim ki dün Twitter'da trend topic olması, 21 bin tweet atılması falan filan. Bunların hepsi hoşuna gitmiştir. Yani. Bunların da, bu tarz şeylerin de işte rap moruk. Mesela moruk. Şeyi de söyleyeceğim. Hani, diye algılanması saçma geliyor bana. Aklıma evet. Geldiği için Joker ceza gerginliğinde ben şunu da söyledim. Joker eleştirdiği noktaların birçoğunda haklı, ancak bunu söyleyecek son kişi diye, ki bu parçadaki başka bir satırda ben buraya gelecektim aslında. Erken gelmiş oldum ama yani ben bunu da söyledim. Yani siz bu yayına ilk kez geldiğiniz için benim hakkımda aslında fikir sahibi değilsiniz ve lütfen bu şekilde düşüncelerinizi hani biraz izlenim sahibi olduktan sonra belirtirseniz sevinirim yani. Konuyu Joker'e çektiysek bir şey söyleyeceğim. Joker'in modla yaşadığı karmaşa, kargaşa neyse adı, whatever, haklı olduğu bir nokta olduğu için. Joker modu dövdü yani. Hı-hı.
Neyse de işte. Kargaşa margaşa demeye gerek yok yani. Ha aynen. Dövdü adamı, tamam mı? Modu dövmekte haklı mıydı? Evet. Anasına sövdü. Bugün ben modun tweetini gördüm. Ben senin anana sövdüğüm için özür diledim. Sen benim anama niye sövüyorsun o zaman? Ha biz seni haklı bulduğumuz noktada haklı buluyoruz. Tamam mı? Doğru diyoruz. Bu adam doğru bir şey. Hani benim anneme sövseler bıçaklarım. O basit. Yani o mantık. Hani. Bu mantıkta bir şey, seni haklı çıkarıyorsun kendini. Haklısın diyoruz. Bazı noktalarda goy goy varıp Joker ilk defa haklı çıktı falan diyoruz. Ya adamın anasına niye sövüyorsun ki albümde? Ya sen bu daha çıkar... Albümde şey var canım. Lize ettiği laflar i̇şte var. İşte geleceğim, geleceğim, geleceğim oraya. Ben orada, ben bir şey söyleyeceğim. Ben orada Baykan'dan da sinirli olacağım. Çünkü ben artık Türkçe rap'teki eril muhabbet. Kim olursa olsun. Bu erillik değil bu arada. Bu artık hakaret bu artık abi bayağı... yani. Hakaret, anladım. Bu yani bu şey, bu tacizciliğe 5 var yani. Bu tacizciliğe 5 var yani. Evet ve şey var. Hani? Bu sözlükte biri yazmıştı. Kim bilmiyorum gerçekten. Çok üzücü bir şey ve bir senedir falan Lizzy'in sadece işte X, işte Şam Lizzy'ye aşıkmış. Pas vermemiş. İşte Lizzy şöyleymiş, Lizzy böyleymiş. Yani adını öyle bir noktaya getirdiler ki hakikaten mide bulandırıcı yani. Okey, Türkçe rapin her zaman böyle mide bulandırıcı, iğrenç bir tarafı vardı ama. Bunu bu çok karşı çıktı aslında. Evet evet, yani böyle şey oldum yani. Hani, okey abi, kadın hayatını yaşayabilir mi lütfen yani? Salabilir misin? Ben şeyin şahı da tilt oldum izleyicilerim. Müzik iyi. Bak sıçayım müziğin iyiliğine kötülüğüne bu noktada, tamam mı? O şarkı gelmeden bunu söylemeyecektim ama. Şeyin şahından şununa bununa. Şeyin şah Şam'a diss atıyor, Lilze'ye geçiyor. Bir konu oluyor Kontkar'la ilgili, Lilze'ye dönüyor. Abi Lilze normal bir insan, bir birey. Yarın bir gün işte tecavüz tweet'i, öldürme tweet'i retweetleyip aynı zamanda Lilze'ye edilen laflarla ilgili ama abi adam haklı söylüyor derseniz abi bak bu çelişkidir. Siz Lilze hakkında sürekli kadın olduğu için yapılan yorumlara gülüyorsanız bu bir çelişkidir. Bu bir saçmalıktır. Yeter artık lan. Ya hani Lilze güzel çirkin, Lilze çirkin bir... İşte burada bu işte sosyolojiye giriyor. Bizim hiç dördümüzün de hakim olmadığı konular, girmeyeceğim o yüzden. Ama yani artık bu noktalarda bu adamın dinleyen çocuklar şunu söyleyebiliyor. Bir kadın güzelse ve bir işte başarılıysa ben o kadına sövebilirim. Bu bilinci aşılıyorsun sen ya. 13 yaşındaydık hepimiz. 13 yaşında dinlediğimiz adamlardan hepimiz etkilendik. Anladın mı yani? Ben buna tilt oluyorum ya bu konuda. Şehinşah'ı da eleştiriyorum. Şam'ı disliyor. Lizze Cedi muhabbeti yapıyor. Aynen, yeter abi, yeter artık ya. Şu şarkıyı bence bir bitirelim hızlıca. Tamam, geçelim. Çünkü bu 5 saat falan sürer yani. Mali ya da Mali, Cenk ve Haluk, hani not aldınız mı bilmiyorum da siz de aldığınız şeyleri söylerseniz ben birkaç tane satıra daha geleceğim. Bu Lize'ye de gelecektim abi zaten de. Lize'inki burada değil bu arada benim dediğim. Lize'inki başka aynen şarkıda. Biliyorum biliyorum. Hani orada geleceğim. Son burada, şarkıda albümdeki. Bu, yok, burada Ayben punch aynen var. Şu an ben biraz sinirli burada oldum. Ayben, kafam gidiyor. Bir dakika, bir saniye geleceğim. Notu direkt Ayben aldım. Bir saniye geleceğim abi. Sözlere bakıyorum. Not almıştım da. Ben direkt Ayben'in notu aldım. Hah işte. Zaten sırada o varmış abi. Doğru söylüyorsun. Bu arada geçmeden bir abonelik geldi. Unlucky Lancer 4. ayını kutlamış ve neyin içine düştük yahu demiş. Hoş geldin Unlucky'cim. Ufak kanser bir kitleyle boğuştuk ama ya iyiyiz biz. Yine biziz yani, sorun yok. Ben küçük bir şey cevap vereceğim, ondan sonra şarkıyla ilgili söyleyeceğim. Lizzy'yi tamam bir rapçi olarak düşünse abi Südyen'inden bahsetmez. Tamam. Bu ayrım yani ortalık. Ya Südyen mevzusu bu şarkıya evet, gelince gerçekten yani. O şarkıda geliriz ona. Abi şuna geleceğim. Diyor ki istisna yok. Mod 242 Uzi fark etmez isminiz birader. El alem Lize kim bilmiyordu. Onur Dinç ve Redki ise rağmen. Beyoncé değil ama Gülşen olabilirsin ama asla değilsin. Ay ben. Bir dakika. Abi sen şimdi. Kusura bakmayın. Hani yine ben triggerlayacağım bazı kesimi ama. Artık saygı duymadığını falan bahsettiğim bir adamın. Cezadan bahsediyorum. Hani Cezayı dislediğin albümde adamın tamamen Cezanın kardeşi olduğu için ünlenmiş kız kardeşine mi saygı gösteriyorsun? Olabilir bu arada, ben buna katılmıyorum. Benim burada rahatsız olduğum nokta Ayben'in asla bu seviyede olmaması, bu övdüğü seviyede. Yoksa bunu yapabilir abi, bunda bir sıkıntı yok. Abi ben ne diyorum Mali? Diyorsun ki Cezayı laf attığın şarkıda kardeşini nasıl övüyorsun diye. Hayır öyle bir şey, öyle bir şey demiyorum. Dediğimi tam dinle. Diyorum ki abisini diss attığın albümde abisi olmasa kariyer bile yapamayacak bir kadını mı övüyorsun diyorum. İşte abisine laf ettiği
kısmı gereksiz bu cümlede bence. Hani direkt zaten ikinci cümleyi kursan okeyim ben. Yani ama... senin dediğinde aynı şey söylüyorum. Ayben abi yani olsa da olur, olmasa da olur bir figür. Üzgünüm. Ceza olmasa Ayben'in kariyeri yoktu. Sen burada hani yani şurada şeyden bahsediyorum. Mestefe'nin tutarsızlığından falan bahsediyorsun. Kardeşim. Sen Mestefe'nin tutarsızlığından falan bahsediyorsun ya hani. Abi sen bir ara soyadını Özçalkan diye değiştireceksin zannediyordum ben. Hani hani Sagopa'ya dişler işte ceza coverları bilmem ne. E şimdi aynı adamla problem yaşadın ama sadece adam sayesinde kariyer yapmış bir sırf kadın rapçi olduğu için Lize ile ikisininki çok alakasız kıyaslayıp hani saygı duymadığın ve beğenmediğin adamın kardeşini mi beğeniyorsun? Ya, üzgünüm. Bu arada Lil Zey şu ana kadar ki son 5 şarkısıyla benim bütün kariyerimi tokatlar şu anda yani. Evet. Tartışmam bunu ben yani. Katılıyorum. Kıyas yapılabilecek ya bir nokta değil. Ben bu noktadan ziyade şunu geleceğim. Hani evet, yabancı yani. Orada örnek verdiği Beyoncé mevzusuna gelelim. Abi Beyoncé Türkçe rap de dahil olmak üzere. Türkçe rap de kimi koyarsanız koyun kimsenin ulaşamayacağı bir seviyedeyse ve Lil Zey buna ulaşabilirse tebrik ederim ben. Kadının elinden gider öperim, anladın mı? Hani ya o kadar her şey şey ki böyle çorba gibi ki işte kıl olduğum nokta bu. Her şeyi çorba olarak eleştirmek yerine bir düzgün işte timeline olsa şarkının o da yok ya yani bir yerden bir yere bu kadar kısa sürede nasıl atlıyorsun mesela, anladın hani, mı yani? Bu arada bu kadar triggerlanma sebeplerinden biri de şu bence. 4 şarkıda da herkese giydirmiş olması. Belki tek şarkıda yapsa bu kadar fazla rahatsız olmayacaktık da amacın sadece sağa sola giydirmek olduğu çok açık belli olduğu için batıyor yani birazcık bazı yerler. Bunu mu yazdın gerçekten dedirtiyor. Bu arada içtima telaffuzuyla ilgili dün Mestefe'nin yayınında bir konuşma vardı. Hemen altındaki bölümde var o da. Yanlış telaffuz etmişsin kardeşim, ben 460 gün askerlik yaptım diye Mestefe bayağı bir giydirdi oraya. Ben izleyemedim hala o yayını bu arada. Bizim ben çünkü izledim. Biz aynı sırada Cenk'le Hip Hop 101 yapıyorduk. Elektrik kesitleri falan derken hani ben evet. Kapattığımda o konu geçmişti yani Mestefe'ye gidip ne yapayım. Ben de sonuna denk geldim. Yani benim burada anlatmaya çalıştığımı chat anladı. Muhtemelen siz de anladınız. Yani tamam, ben cümleye gereksiz bir isim daha eklemiş oldum. Name drop yapmış oldum diyelim. Eyvallah ama şundan bahsediyorum yani. Hani alt janralar bazında da baksak Ayben ve Lil Zey kıyası yani çok saçma bir kıyas. Hani asla kıyaslayamayacağım bir şeyden bahsediyoruz. Hani tarzlar gereği. Ki hadi onu da geçtim. Sadece ikisi de kadın ve rap yapıyor diye kıyaslıyorsak da hani dediğim gibi hani Ayben'i mi yüceltiyoruz gerçekten abi? Hani ben kolera ve Ayben konusundaki fikirlerim açıkçası akrabalık veya eş durumu olmasaydı ikisinin de asla herhangi bir şekilde müzik kariyeri olmayacağı yönünde, bu benim kişisel fikrim. Hani ben katılmıyorum da hani, neyse. Yani sırf Lil Zey'e gömmek için hani bunu mu yüceltiyoruz? Yani ben bunu soruyorum sadece. Ya Lil Zey ile arasındaki tartışma yüzünden bunu geçirdiyse mesela, bak hani kadın erkek. Mesela Lil Zey yarrak marrak demişti ama ben onları hatırlamıyorum. Lil Zey'in yaptığı da doğru değil ya abi. Takip etmiyorum Lil Zey'i de, Joker'i de. Hani benim sosyal medya hani, draması benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası mı? Yani ne demişti hatırladın yani. Mı? Hani şöyle düşünün, sosyal hayatınızda biri sizin bir tarafınıza küfretti diye cinsiyeti üzerinden gay, hetero, trans, kadın, erkek, whatever vuruyorsanız bu saçma. Ama gel gelelim, sen bana yarrak dedin, ben de sana yarrak diyebilirim. Evet, bu bir kısas evet. Dediğimiz mantığa geliyorsa buradan gelebiliriz. Tamam. Heh. Bu Ayben Lil Zey konusuna da mesela Gülşen, Beyoncé, Lil Zey, Ayben, bu dördü o kadar farklı isimler ya işte abi olarak çünkü hani bildiği bütün hani rapçi veya popçu bildiği bütün mı? İsimleri sıralamış yani, başka bir şey değil bu yani, başka bir örnek veremez pop içinde çünkü dinlemiyor. Bu yani. Bu arada şeyi çok fazla geçti üstünden ama şey söyleyecektim, unuttum ben şimdi, sözlere bakarken aklıma geldi. En başta dedik ya çok düz yazı gibi diye. Bak bence bak, onu çok da düz şey. Yazı gibi sunmuyor ya. Orada hani orada bir tık haksızlık yapmış olabiliriz yani. Yani çok, yapmadım da yani bence yapıldığını düşünüyorum. Şey çıkıntı hani şu an konudan çok bağımsız bir şey söylüyorum. Benim dediğim bir konuda mesela abi Ayben'de sinir olduğum bir diğer şey kadın hakları yönünde söylemlerde bulunup aynı zamanda Türk şerefin kızları erkekleri kadar ağlamadı diyerek seksizmin dibine vuruyor oluşu. Nasıl bu kadar çelişebilirler? İşte bahsettiğim mevzu bu arkadaşlar. Tüketici olarak bilinçlinin ve aslında gözünüzde büyüttüğün insanların o kadar da derin düşüncelere sahip bir elitist bir yaklaşım olacak belki ama sandığınız kadar entelektüel olmadıklarını bilin istiyorum yani. Ben sadece benim amacım bu. Neyse diğer sözlere geçelim. Burada kaldık. Sandığınız kadar yani. Değil de tamam. Entelektüel olmadık. Yani benim sesim geliyor değil mi bu arada? Sıkıntı yok şu an. Geliyor abi. Okey.
Ya basit söz olayına değindim zaten. Parçanın genelinde bu hakim. Çakma prodüksiyonunda bot bastırın, asla emek harcamayın. Hani bunu not aldım da buna zaten alakasız bir yerde ben hani bot mevzusundan değindim. Ha, geliyorum mestefe kısmına. Mestefe gibi değiştiremem ağzımı, her siktiğim canlı yayın. Kusura bakma, gerçekleri söylerim, beceremem ki saklamayı. Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam, neden sizde arkadaş kalayım. Kalma birader. Sen çok atlamadın mı ya? Atlamamışsın, tamam, ben yanlış bulmuşum. Yani kalma birader, kimsenin mestefe sana muhtaç değil. Hani yani mestefenin öz abisi Türkçe rap efsanesi, haberin var mı bilmiyorum yani. Yani sana hiç o şekilde bakıyorsak, hani çıkar ilişkisi düzeyinde bakıyorsak, mestefenin sana ihtiyacı yok zaten. Adam şu an Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarının birinin en yakın arkadaşı, bir efsanenin de öz kardeşi abi, haberin olsun. Belki bilmiyorsundur. Diğer konuda yani ben mestefenin tarafsızlığından şüphem yok ve ağız değiştirme olayına da katılmıyorum. Çünkü yani ve dediğim gibi hani hadi velev ki değiştirdi. Hani benim şahit olmadığım, izlemediğim bir yayında değiştirdi. Sen bunu yakaladın. Abi bunu söyleyecek son kişi sensin. Son 15 yıldaki bütün söylemlerini tekrar bir masaya yatıralım mı? En basitinden demin girdiğim ceza mevzusunda tavırdığın takım ve geldiğin son nokta. Diyorum ya, bir ara senin kadar yalayan yoktu Joker'cim, üzgünüm. Cezayı. Ben bu mestefe konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mestefe rapçi değil. Mestefe sabit bir ağızda da kalmak zorunda değil. Bu ikisini ayrı kenara koyalım. Onunla beraber Mestefe yayınına birilerini alıyor. Cenk burada içerik üretiyor. Sen içerik üretiyorsun. Yarın bir gün buraya atıyorum. Ben de içerik ürettim. Kafamda da vardı mesela fikir. Ben Kontkar'la aynı masaya otursam goy goy yapabileceğimi ama müziğinin bana hitap etmediğini düşünüyorum. Tamam mı? Kontkar'la bir şey konuşurken senin müziğinden ben hoşlanmıyorum birader diye lafa gireyim mi bu adama? Bu arada, infoya gerçekten gerek var mı yani? Hani bir doğru soru yok. İki şunu soracağım. Gerçekten Joker rap'i toplamda kaç kez bıraktı ve geri döndü ve Kontkar'dan beat alıp Kontkar'ı dislemeyi nereye koyuyoruz bu konuda? Ya Kontkar örnek yani, bak hani Kontkar yani, whatever yani, Norm Ender, Uğur, kim olursa yani, anladın yani mı? Yani ben bunu şey ben görüyorum. Yani bu benim kendi düşüncem tabii ki, şey değil. Şeyin şaha gücü yetmeyeceği için mestefeyi alabileceğini zannederek mestefeye geçirmiş gibi hissediyorum ben yani. Bak bu da var, bununla beraber mestefe şu an bir içerik üreticisi. İçeriğini ürettiği bir programda röportaj yaptığı program. Abi ne yapsın bu adam? Vlad TV'deki gibi her alan konağa böyle kışkırtıcı sorular sorup onlar üzerinden view kassa dediğin doğru, her programda da ağız şey yapmaya çalışır hani. Abi burada ben araya girebilir miyim? Ağız. Tabii. Ben bir bitireceğim, bir cümlem kaldı. Tamam. Şunu söyleyeceğim sadece. Mestefe ağız değiştirmek değil. Mestefe bir sunuculuk, bir moderatörlüğün olması gerektiği gibi hataları bence de var bazı noktalarda. Ama bu ağız değiştirmek değil kesinlikle. Daha teknik konular. Hani mestefe çok iyi, muhteşem anlamında söylemiyorum. Ağız değiştirmek konusunda sen bir moderatörü, bir yayıncıyı, programa çıkardığı birini eleştirmeyerek gömemezsin. O programa çıkardıysa, o adam onu eleştirecekse normal kendi şeyinde eleştirir. Anladın mı? Hani kendi yayınında. Ama senin yayını aldıysa ben seninle ilgili böyle böyle düşünüyorum, sen gerçeği söyle diyebilir. Konuşabilirler. Yeni albümden. Flow Radyo içerik yapıyordu. Flow Radyo'da XMC'yi sevmiyor diye. Atıyorum XMC geldi, yayın yapıyorlar. Şey mi diyecek oradaki programı sunan kişi? Bilader ben senden az etmiyorum. Senin yüzüne bu söylendiğinde sen ortalığı ayağa kaldırdın lan. Bu arada şey var. Flow Radyo'da hani, mesela mı? Şunu örnek vereyim. Flow Radyo Joker geldiğinde üzgünüm Joker haklı. Ha, Emced abi seviyorum ben. Flow Radyo ekibini seviyorum ama Joker haklı abi. Adama yayına gelemiyor diye hıyar diyemezsin mesela. Hani burada aynen mesela ha. O baya baya büyük fiyasko. Onu... Mesela Joker'in haklı çıktığı konulardan biri. Seni demek ki biz sürekli haksız bulmuyoruz. Evet, senin yani arkandan sürekli yanlış da konuşmuyoruz. Ve bununla beraber insanları eleştirme bilincimiz senin gibi bir insanın motomot hareket etmesi arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar. Tamam buyurun. Arkadaşlar neden sanki... Ben aynen Ahmet Çakar'a bağladım. Yok yok, neden Joker bizi izliyormuş ve Joker'e savunma sunuyormuşuz gibi. Yok savunma yüksek sunmuyorum. Yüksek lisans savunması yapıyormuşuz gibi ya, konuşuyoruz. Onu anlamadım. Ben ne yapayım modum ya, tamam Joker bu arada basic şey sormuş. Insan, benim basic bir rap yapıyor. Benim bilgim yok, o yüzden size soruyorum. Abi Mestefe'nin o olaylarda Joker'e söz hakkı verme mevzusu var. Onu konuşun lütfen demiş. Ben Joker ve Mestefe yayını Joker'le ilgilenmediğim için seyretmemiş bir insan olarak bu konuda yorum yapamam. Abi izleyen varsa konuşsun yani. Ben bunun söylediğine çok ufak bir ekleme yapabilir miyim? Çok ufak bir ekleme yapabilir miyim? Tabii buyur. Abi ben daha ortalıkta ne olduğunu anlamadığım, bilmediğim bir yaşta 2-3 sene boyunca yaz ayları hariç
hafta bir yayının moderatörlüğünü yaptım. Ve oraya gelen adamı sevsen de sevmesen de o adama objektif bir şekilde yaklaşık yani. Soru sorman gerekiyor. O adamı, o yayını senin için değil, o adam için dinliyorlar, indiriyorlar, izliyorlar. hani radyo olduğu için o dinliyorlar dedim. İzlenen bir şeyse izliyorlar. Sen o adamın, dinleyicilerin bir nevi sözcüsü olmak zorundasın orada. Kafana göre bir şey yapamazsın. Ben Joker'i çağırdım, sevmiyorum, gömeyim falan. Ha, o moda giremezsin yani. Programda iş, da olmuşun cevabı da geldi. Bu. Bitirince söyleyeyim abi. Bana bitirince bir şart var söyleyeyim. Bu işin raconu bu. Hani Joker'e farklı konuştu, Rota'ya farklı konuştu kısmı zaten olması gereken şey aslında. Bu iki yüzlülük değil. Eğer bir yayını modere ediyorsan bunu yapmak zorundasın. Yani suyunu çıkarmadığın müddetçe. Yani zaten hani, demek istedim sadece. Yani şey dedi ki nar kafa. Joker o yayın olmasa kendisini açıklayamazdı Vio konusunda dedi. Ben Vio konusunda Joker'in açıklanabilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum abi. Düpedüz hayvanlık o mevzu, üzgünüm. Yeni şarkıya geçecek misiniz siz? Şimdi birazdan geçeceğiz abi. Başka not aldığım lirik var mı buradan kenara diye bir bakıyorum Genius'a tekrar. Bakayım ben de. Zaten tek verse galiba bu şarkı. Evet de şey var. Mesela kendi kendimin patronuyum, niye Ali Ağoğlu'ndan maaş alıyorum? Ha, ben onu soracaktım. Ali Ağoğlu'ndan maaş alan rapçi mi var? Onu diyeceğim. Evet. Ali Ağoğlu'ndan maaş alan rapçi mi var, yoksa sen yine sadece magazin basını ve rap dünyasından bildiğin bütün isimleri bir şekilde bir araya getirip kurgusal bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? İsim geçsin diyor belli bariz ya. Yani. Kafiye ise ben kafiyeli olduğu bir noktayı da göremedim. Ben burada bir eleştiri yapmak için anlamadığım için bunu yani. Oturun üstüne saplayın abi yani. Biz bunları Canka ile Pusat yaptığında 2006'da eğlendik. Olimpos Sefalet Battle'ında aşırı maskülen, aşırı taşşak kokan her şeyi beğendik. Geçti, 2021 yılındayız. Eminem yapınca da gömüyoruz. Sen yapınca da gömeceğiz yani. Atıyorum bu adam... Çek bir şey söyleyeceğim. Gideceğim kahve dolduracağım ben. Bir sonra hesap verirse bir sonraki şarkı, bunu dinledim 2-3 kere, ondan biliyorum şarkıyı. Jokzilla Part 2'yi yaptığı zaman ben demiştim ki çok iyi diz. Tamam mı? Gerçekten çok iyi. Ki o zaman 16-17 yaşındaydım. Bir galiba 10 yıl falan. Hatta 14-15. Demiştim ki çok iyi diz. 21 yaşında ben o şarkıyı tekrar dinlediğimde abi, name drop yapmak ve küfür etmekten başka burada nasıl bir punchline var? Yani. Arkadaşlar loop'a aldık konuyu. Bence yavaştan çıksak iyi bak, olacak. Mesela, benim chat'teki arkadaşlar için içeride. Bunu kapatacağım, bu şarkıdan çıkıyorum. Merak etmeyin. Atilla Altun. Kendisi aynı zamanda bu kanalda moderatör arkadaşlar. Yazdığını okuyorum. Hani bu aşırı heyecanlı onu ve... Onu ben gördüm. Onu bir spiker sesiyle ben okuyabilir miyim? Tabii ki Cenk'cim. Sen oku. Hani çünkü karşı siz tarafın... Siz okuyun, ben kahve doldurup geliyorum kendime. Karşı tarafın, aşırı ofansif ve heyecanlı fanları için çok güzel bir örnek teşkil ediyor çünkü. Kendisi bu kanalda mod, bak tekrar altını çiziyorum. Tamam. Başlıyorum, hazır mısın? Başla abi. Ben bir Joker dinleyicisiyim. Ben de Joker'in artık sürekli insanları gömmesinden iğreniyorum. Buna göre flowları iyi, rapi iyi. Lirikleri orta belki, orta üstten biraz. Kendim de Twitter'dan paylaşmıştım, Part 2 ruhu bu diye albümü. Part 2'de de herkese geçirmişti. Ben Jack de dinliyorum başka türlerde. Ekan abi, seni de seviyorum. Eyvallah. Yani ve beni sevmek zorunda da değildi bu arada. Yani bu olay bu arkadaşlar. Farklı fikirlere de dair bir hani düşünceniz olsun. Ah, bu arada Haluk gelene kadar ben yine Allah kahretsin işte bir adam, bu yüzden tiksiniyorum abi ya. Dullu'nun konuşmadığı gidip, tek Baykan Barlas yayını falan herhalde. Konuşamıyorum bu yayını. Gidip geliyorum hemen. Oldu, ben ya, kaçırdım ben ya. Azıcık senle konuşayım ya. Ne yapıyorsun? Ne oldu, kaçırdım ben. Baykan'a ne oldu? Bir şey almaya gitti, bilmiyorum. Su mu almaya gitti, ne? Öyle bir şey. Ya lan, nefret ediyorum dedi. Bir şey oldu ama kaçırdım. Ya lan, nefret ediyorum falan dedi. Öyle bir şey. Hayati Telgeler, Cenk abi nasılsın demiş. Teşekkür ederim Hayati Telgeler. Gayet iyiyim. Şu an bir süredir konuşamadığım için sesimi geri toplamaya çalışıyorum. Böyle ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Senle biz biraz şey olduk böyle. Hani okey. Hani böyle o vibe'ı aldım ben ikimizden de, hani oldu o zaman, hani şu an okey. Evet, şey böyle, hani herkes bir yüksek ya böyle. Evet, gereksiz bir yükseklik var yani, ben biraz evet, şey evet, aldım. Bir de Atilla demiş ki Cenk abi çok güzel okudun, teşekkürler. Ne demek Atilla, her zaman. Bana Twitter'dan yazarsan sürekli sana böyle okuyabilirim ama duymazsın büyük ihtimalle. Peki. Gece ses kaydı saçma zaman. Ya şey var, ben tweet attım, sen tweet'i gördün mü bilmiyorum. Baykan'la yayından çıktıktan sonra. Emin ben böyle genelde perşembe günleri falan bir iki tane mesaj alırım. Hani bunun
ortalaması 3 falan, anladın mı? 3 veya 4. Hani hı? Abi şunu konuşacağım, şunu konuş falan gibi. Ha, gördüm onu, tamam abi, hatırladım. Baykan'la olan yayını kapattım. 12-13 tane mesaj var. Böyle Discord'dan falan da 4-5 mesaj var. O bir Joker konuştu, Joker konuştu. Joker dinledim yani. Geldim arkası burada. Okey abi, hani yani evet buradayız. Şey gibi hani Joker yani. Yani insanlar Joker'den ne bekliyordu da böyle bu kadar yükseliyorlar Joker'e bilmiyorum. Joker kalitesiz bir insandı. Santi Allame ve Joker'in yaptığı iğrenç bir diss var. Ben Joker'in notunu orada vermiştim. Evet. Allame de benim gözümde beat tape'leriyle toplamıştı açıkçası. Hı? Çok, çok iyi beat tape'ler yayınladı. Yani Joker zaten kalitesiz bir insandı. Yani iğrenç, yani insan olarak kalitesini bilemem. Hayır, de. Yani yazdığı lafları konuşuyor. Söylemler bazında yani. Söylüyor Cenk bunu Mali. Anladım. Evet, yani, evet. Onu da bilmiyorum. O kadar sıkı bir dinleyicisi değilim çünkü yani. Biz fanıyız. Evet, dropshit bu arada. Aslısıyım ya Joker. Ya, abi Eminem profil fotoğrafıyla katıldım ya yayına. Daha ne yapabilirim ya? Daha ne abi? Daha benden ne istiyorsunuz oğlum ya? Video aç, video. Gel artık. Tamam, sıradaki parça. Hmm. Geldim mi? Ben bir şey söylüyordur be. Ha söyle, pardon. Artık ben alıştım ya. Bu. Yok, video açın. Bu beni ekstra bir de ekstra şey yaptı. Yok, video açın. Yani. Video açın denince o yüzden dedim abi, hani. Tamam. Yok, ben Cenk'e dedim. Cenk'e dedim. Ha, anladım. Cenk'i bir mimi mi var lan benim bilmediğim? Olmuyor. Konuşabilsem mimim olacak büyük ihtimalle yayında. Mim evresine bir türlü geçemiyorum. Abi çok mutsuz. Drop çünkü kime yoruldum yani. Gereksiz yükselmekten yoruldum. Konular çok değişti. Ben, tamam da yoruldum yani. Halo'da Baykan'da bunu öneriyorum. Tamam evet, siniri bozucu. Yani daha doğrusu bunun dinleyicileriyle uğraşmak Joker'in ama bu kadar da yükselmelik bir şey yok yani. Oğlum dördün üçünüzde beni tanıyorsunuz. Benim yükselmiş halim sizce bu mu yani? Ben burada toksik değilim. Abi bana saçma gelen ne biliyor musun? Hepiniz şey diyorsunuz lan. Rap'ten soğuduk artık, bıktık falan diye. Bıktıysanız bu kadar yükselmeyin ya. Salın yani. Boşver. Abi o kadar hayır, da üzerine konuşacak bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Ben hani çocukluğumdan beri gönül verdiğim bunlar çünkü kültür dava falan diyen insanlar ya. Joker, Miraç, işte Kurşun falan. Evet, hani, evet. İsim vereceğim, problem yok. Hani abi yani benim benimsediğim kültür hakkında dışarıdan bir adamın ahkam kesmesinden ve hani ya bu kadar toksik bir şekilde ortaya işler sunmasından, söylemlerinden, hani bahsettiğimiz eril söylemler vesaire, hani ben rahatsız oluyorum abi. Hani ben tamam rap müzikten ve hip hop kültüründen soğumuş olabilirim aynı ama şeyi yaptın. Haberin olsun. Yani ne yaptım abi? Dışarıdan biri dediğin anda bence Miraçlar Joker'ler kategorisine göz kırpıyorsun abi. Yok, dışarıdan biri abi benim için, evet. İşte ama o da ha, bu işi tüketiyorsa bak bu işi Joker ha, bu de, yani aynen. Joker de birini dışarıdan görüyor kendi içinde, kendince. Hı-hı. O da hani diyor ki siz bu mahalleden değilsiniz, sen de diyorsun. Okey abi hani ya, haklısın, haklısın. Bu kadar bir şey yok. Haklısın. Ben zaten şey demiyorum. Kültür brom falan demiyorum. Bak buradaki fark şu abi. Ben kendi içerisinde yaşadığım yani kendimce yaşadığım hip hop kültürüyle mutluyum ve kimse bu kültüre ait değil, giremez vesaire gibi bir kere böyle bir hani ben burada bir parça eleştirirken sen de şahitsin. Hiçbir zaman böyle bir söylemde insanları hip hop olmamakla bağdaştırıp da bir şarkıyı beğenmediğimi görmemişsindir. Kendini anlatmama gerek yok yani. Ha, ya ben burada şu açıdan söylüyorum. Bak ben senin ne kastettiğini de anlayabiliyorum ama. Ha, benim kastettiğim şey gözükeni söylüyor biraz. Anladım. Ben daha da işte bunu anlamayacak insanlar için biraz daha aşma ihtiyacı hissettim. Yanlış anlaşılmamak adına Cenk'cim. Bu açıdan söylediğin şey iyi oldu. İyi oldu. Hani geçeceğim parça. Dışarıdan sanki tam tersi gibi duruyor o yüzden. Bak ben aynen, gerek yok bu kadar. Şunu söylüyorum. Hani benim kültürüme herkes ait olacak vesaire, olmayanı dışlayalım demiyorum. Ama beni madem birilerini dışlıyoruz abi kültür adı altında, o zaman buradaki yetkili merci, kusura bakma, yetkili merci diye insanlardan biri bensem, o zaman sen de benim kültürümde değilsin, benim kültürüm hakkında konuşma diye ben burada şeydeyim hani. Adama üslubuyla cevap veriyorum. Yoksa ben asla hani kültür brom, dava brom, sattılar brom demiyorum. Bunu diyen adamlarsa ya, zaten Türkiye'de bu kültüre ait değiller. Hani anladın mı? Benimle ortak paydası yok. Ben bundan dert ediyorum ya, yani. Bir şey söyleyeceğim. Kültür dediğimiz olgu birinin satıp birinin alabileceği bir yapı değil, tamam mı? Önce bunun altını çizelim. Bu ayrı bir konu. Bayılacağım arkadaşlar birazdan. Evet. Senin özelinde soluk gelene kadar halletsen. Senin özelinde değil Ölük yani. Artık patladım yani, bayılacağım, Joker kusacağım birazdan. Böyle küçük küçük tamam, Joker'ler. Tamam, arkaya geçelim. Yok yok, sen konuş da. He, ben artık
kültür davasından sıkıldım. Yani mevzu evet, bu. Ben bana de, ben de, yani. ben de yani. Ve bu davayı açan adamlara diyorum. Abi sen dava diyorsun da sen de hani bahsettiğin davanın ciddi manada bakıyorsak bir paydası yoksun yani. İçerisinde yoksun. Paydası değilsin o davanın yani. Ben sadece bunu anlatmak için onu söyledim. Ben Yoksa Cenk haklı yani. Benim söylemim öyle bir zikir olabilir yani. Bitti abi, sendeyiz. Ben çok sevdiğim bir dörtlükle diğer parçaya geçeyim. Şiir yerine geçtik. Evet. Şeyin şu an beklediğim dörtlü mü geliyor? Hepimizin çok sevdiğine inandığım ve gerçekten değerli bir dörtlük. Sokaklar, iyi canım sokaklar. Senin rapini katlar tokatlar. Sokaklarla makatlar, akatlar civarın toplaşıp balikoklarlar olması gerekiyordu. Doğru hatırlıyorsam eğer. Yani Sahtiyan, Allah'ın Türk amazı. Yiğit sokaklar. Evet. Gerçekten güzel bir parçaydı. Ve bu arada farkındaysanız da Şiir ve Ritim isimli personamla geldim. Sonunda olduktan sonra. bu SPR'de... Ezogar'ın hepimiz personalara bölündük. Farkında mısınız? Evet. Adamın da bir 8 tane falan personası var ya. Yani. Bunu ASMR okuman yok mu peki? Fantastikum demiş ki Christmas Day maçları var benden. Yorum istenecek, ben neredeyim? Hangimiz neredeyiz? Çok haklısın. Hangimiz neredeyiz? Burak çok haklısın. Artık pazar hakikaten ben kaçırdım. Sen yorumlar sende pazar günü yani. NBA yayınında. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Ben de Selim'e verdiği röportajda direkt şu cümlesi var. Ben yabancı rapi üstün körü araştırdım. Rap benim için daha önemli. Ha, bahsettiğim demiş. Olayı kendisi de be, ben de aynı söze gelmiş yani. Ben de aynı söze gelmiş abi. Sen sonra bu sesle devam etmeyi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Kabul edilmiştir. Eyvallah ya. Evet, bu şarkıdan çıkıyorum artık abi. Teşekkürler lütfen. Sırada. Lütfen. Başım ağrıdı. Joker hesap verin geliyor. Tamamdır. Nakaratı. Bu nakaratı bir daha duymak istemiyorum. Ben fade attım. Abi. Abi ilk yorumu ben yapmak istiyorum. Tabii ki. İlk yorumu ben yapmak istiyorum. Abi ikinci yorumu da ben yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Ben çok konuştum. Abi, en son konuşacağım ya. Bu nasıl bir flow? Buzdolabı taşıdım lan. Buldum oğlum dinlerken. Bütün albümde aynı flow var ya. Bıktım lan. Bu ne o? Terledim yemin ederim. Dinlerken terledim. Vallahi terledim. Bu ne ya? Benim bağırsaklarım çalıştı ya. Bu çok infoydu ama haberin evet, olsun. Evet bu yani çok infoydu. Bu infoyu galiba yani bunu nasıl sileceğim kafamdan şu an? Arkadaşlar ben dertten aylardır içmediğim sigarayla uyuyaktım şu anda. Artık dertten... Ya böyle ne yapmak istiyorum biliyor musun? Gerçekten Joker'i karşıma almak istiyorum ve diyorum ki... Abi... Bize biraz anlatmak ister misin? Başka şeylerden bahsetmek ister misin? Yani... Kıda da değil ya. Konuş ya benle. Abi çok iyi geldi sıralama. Ben sana bir şey sorabilir miyim abi? Edebiyat öğrencisi olarak. Abi. Şunun cevabını verebilir misin? Benim bildiğim kadarıyla bir şeyi iyi anlatmak istiyorsan gereksiz bütün kelimeleri, gereksiz bütün cümleleri çıkarıp yazdığın işte eseydir, makaledir neyse bunu en az kelimeyle anlatman en ideali değil mi? Doğru mu? Aynen. Abi şu 4 şarkıda anlattığın konuların hepsini bir şarkıda da çok daha net bir şekilde anlatabilirsin ve o zaman ve işte daha derli toplu yapıp hani o zaman gerçekten ben ortaya bir şey koydum diyebilirsin. 4 şarkıda ve da aynı cümleler yani. Bir yaparsın, bir şey yaparsın. Hani beat bir değişir, bir şeyler olur. Anladın mı? Hani belim ağrıdı lan. Vallahi yoruldum lan. Zihnen yoruldum. Cenk, şu parça beni zihnen yordum. Bu arada Cenk, diksiyonum bozuldu. Ya yayın ya falan diye konuşmaya başladın artık. Ben şu an o buzdolabı taşımayı hissettim sen böyle. Harbi yordu lan. Bu bak öbür parça o kadar değildi. Kötü tam kötü ama o kadar değildi. Yani aynı böyle şey oldum anladın mı yani. Ne ya? Ne Besat kral, tamam. Gibi. Sensin yani. Sensin kral. Rap sensin tamam ya. Bütün Türkçe rapte Besat. Sen söyle. Esrarkeş yaptığınız gençler için hesap verin. İsim vermek istemiyorum da yani girmeyeceğim bu konuya. Bu konu çok sıkıntılı olacak sonra. Bazı insanlar için gereksiz sinişlik yapmaya gerek yok da. Siz anladınız referansı. Ayıkanda ayıkır. Gerisi umurumda değil. Beat'i naburdan mı aldın birader? Bu nasıl beat demişler? Besatçı gibi pespayelerin kabusuyum, şehzade değil bir padişahım. Burada bana Besatçı, pespaye, kabus... Şehzade ve padişahtaki korelasyonu açıklayan insana Allah belamı versin aylık 1.000 lira maaş veriyorum. Ben sana açıklayayım ne kadar süren var? Ne kadar süren var? Aylık. Senin bir dakikan var. Sen edebiyat öğrencisin. Sen dur.
Ben edebiyat öğrencisi değilim oğlum. Sesiniz çok benzettiler. Mali sen de müşteri temsilciliğini şey yapıyorsun. Temsilciliğimi? Neyse şunu çok farklı söyleyeyim. Oha bu kadar da bilmiyorum denilmez yani. Bak gerçekten şeyi anlamadım. Behzatçı şeyinde hani personasında Türkiye'de bir rapçi var mı şiir bazı? Bu arada bir saniye bir de bu arada çok ufak bir info vermek istiyorum. Sevgili Joker'cim padişah olmak için önce şehzade olman gerekiyor bu arada. Hani? Yani hani yani üstüne tartışalım. Öyle olmayan padişahlar da var. Aynen tarihte farklı şehzade olmadan hatta çok uzak tarihlere gitmeye gerek yok, teşekkürler. Olacak. Bununla beraber otosun manyakların... Arkadaşlar hani şey amca olanlar var diyorsun da o da amca diyorsun. O da bir padişahın torunuydu. Hanedan ailesi. Sizin hanedan ailesinden olmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle söylüyorum. Yani ben trollüyorum. Anlatabiliyorum. Çok anlamazlar. Boş ver. Devam. Ben ototon manyaklarından gına geldiği şey yapmak istiyorum. Bu dalga motorunu icat eden abi kendini harakiriyle öldürsün mü? Yani bunu kullanıyorlar. Tamam. Hani dün Arts mı bir tane? USB kodlayıp ağlıyor şu an evde böyle lan. Nerelere biz olduk falan diye. Hani dün Arts'ın bir tane esprisi vardı. Onu şey yapmak istiyorum. Bulacağım hemen. Heh. Andy Hildebrand. Beni bu mansion'dan çıkarın. Abi evet yani. Bunu kullanan haklı adam, hani bunu kullanan adamlar yüzünden bu dayıyı niye biz sürekli itin götüne sokuyoruz dolaylı yoldan? Playback fake rapleri geri verin. Sahnesinde playback yapmaması bir insanın çok güzel bir başarı. Ben bir şey söylemek isterim Haluk. Çok özür dilerim ama bir şey mesela ben bu albüme puanı nasıl yükseltirim biliyor musun? Bak 5 üzerinden 4'ü nasıl veririm biliyor musun? Kapak falan. Aynı beatler. Hayır. Hayır aynı beatler tamam mı? Yok. Aynı beatler ama Karadeniz ağzı yapacak. Uy. Arkadaşlar biz bir saniye arkadaşlar chat'e ünlem haçan spam alabilir miyim biraz? Hani bununla beraber çıkıyor şu an. Lütfen kemik kesi çıkıyor. Benim ya. Kedim benim. Lan sus. Allah ne bilsin sus. Joker mikrofonu bir kapatır mısın? Bir şey yok. Kedinin cevap vermemiz çok iyiydi yalnız. Evet. Lan sus. Ne? Joker'in kedi hali işte sürekli bağırıyor. Neyse. İdiot YouTube TikTok fenomenleri kadar umurunda değil değil mi? Ya abi kimse, bak Kayra diye bir rapçi var. Kayra senin çeyreğin kadar dinleniyor, tamam mı? E sen de o zaman Kayra yerine sen de umurunda olma kimsenin. Yani what the fuck ya, böyle bir eleştiri şeyi olmaz. Hani eğer hayatında hiç siyasetle ilgili ne olduysa böyle CHP yakın sitelerde böyle köşe yazıları çıkar. Erdoğan'la ilgili eleştiri yaparlar ama hiç alakası olmaz ya konunun. Yine konu Atatürk'e bağlanır bir şekilde. Onun gibi bu ya hani. Kedi Joker'ci çıktı yorumunu pas geçmeden sonra. Gerçekten. Hadi. Miyop olmuş gamerlar yerine. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Dünyada birçok rapçi geek'tir. Sen dünyadaki en iyi hani Wu-Tang dediğin yapı diyorsun. Wu-Tang'dekilerin büyük çoğunluğu geek abi. Ben sana söyleyeyim, hani çizgi roman falan okuyorlar. Bunlar da miyop olduysa ve şerefsizse Wu-Tang deme. Ya hani B-boyları geri verin diyorsun. Ya, Türkiye'de bir yapmış abi. Oradan vurma. Orada ne demiş epidemikte? Çıkmış demiş ki. Yabancı rapi üstün körü inceledim. Benim için Türkçe rap daha önemli. Mesela Randa Juice diye bir grup var abi. Bunu dinleyeceğini biliyorum. Çünkü bunu sen dinleyeceksin. Bak Randa Juice diye bir grup var. O grup Cyberpunk diye dünya tarihindeki en büyük hype'lanmış oyunlardan birine müzik verdi abi. Hani bu işler artık böyle yarıyor. Sen de entertainment sektöründesin. Spotify'dan gelir kazanıyorsun. Sen de yarın bir gün bir Türk oyununu atıyor. Mountain Blade senin bir tane şarkını eskaza Allah korusun aldı. Ben oynamam oyunu bir daha öyle bir şey olursa da. Aldı diyelim. Hani sen miyop olmuş gamerlara hitap eden bir adama dönüştüğünde seni küfürle mi analım böyle yani? B-boyları geri verin diyorsun. Bu Türkiye'deki oyun konsepti değişiyor. Şey kesiyorsun. MC kesiyorsun oyunda. Öyle bir moda girerse bence olabilir.
öyle bir mod kod bir an varsa yazılımcı olsun. Düşündüğümü sanmıyorum, anladın mı? Hani kafiye yani olsun diye işte değilim game böyle hani evet, yap olmuş yani, yerler evet, gelene b-boyları. B-boyları geri verin diyorsun. Türkiye'de bir şey söyleyeyim. Rapçiler yüzünden b-boyların yediği shaming ve b-boyların hip-hop ortamından uzaklaşması yüzünden b-boylar yarın isyan bayrağı açsa sen o b-boyları geri verin değil, b-boyların Allah belasını versin dersin. Haberin var mı mesela bundan yani? Türkiye'de b-boylar rapçiler yüzünden ezildiği kadar dünyanın hiçbir yerindeki hip-hop ortamında ezilmedi. Ne diyorsun sen? Senin de üstad dediğin adamlar yaptı. Davaya yani geldik. Yine dava geldik şarkıya dönelim. Nagarata ne diyorsunuz arkadaşlar? Abi, ya ona geleceğim. Bu arada ben ona şöyle geleceğim kendi adıma. Bir önceki şarkıda biraz hani chatten falan da bir toksiklik mevzusu olunca biraz hararetlendik biliyorsunuz. Ben parçayı yorumlamayı unuttum arkadaşlar. Çünkü parçayı tarafsızca yorumlayacağımı da söyledim. Bir önceki parçada beat'i beğendim. Joker'in flow'u zaten her parçada aynı ve baydım artık. Lirikal olarak asla iyi bir yorumum olmayacak. Orada da nakarat kötü. Bu adam net olarak nakarat yazmayı bilmiyor arkadaşlar. Üzgünüm. Bu parçadaki nakarat yanlış tonlanmış. Parçada prozodi hataları var. Beat de kötü. Bu parçayı hiç beğenmedim. Bir önceki parçada beat en azından kurtarıyordu. Parçada prozodi hataları yok abi. Hataların prozodisi var. Öyle bir parça bu yani. Tamam. Okay. Öyle bir parça. 18 yılını almış. Benim de 16 yılımı aldı. Ben gidip Benfero'yu mu boğazlayayım? Böyle bir olay değil ki bu. Benim ideolojime kadar bu kültü. Ben bunu anlamıyorum ya. Dayı bu kadar önemsiyorsan bu kültürü al eline silah, tamam mı? Vur herkesi, rahatlayalım biz de ya. Çok basit bir şey bu ya. Bu kadar nefret eden, bak ben birinden bu kadar nefret etsem Allah belamı versin elime silah alır çıkar vururum lan. Oğlum sen Çaykur'da spor başkanı mısın? Bu arada Anlaki de destekledi. O kadar fazla prozodi hatası var ki hiç prozodi hatası yok demiş. Ay ay. Neyse ya ben çok yükseldim. Evet, o benim, geri döndüm. Yani, ya beni banlatmadan devam et ne olur ya. Bir şey söyleyeceğim size. Bugün bir iki isimle daha karşılaştık. Müziğiniz çok tırt diyen isimlerin hepsinin müziği çok tırt değil mi ya? Bir bu arada Mali Musab demiş ki evet, sevgili moderatörüm. Çok ciddi bir inceleme yaptım lütfen boşa gitmesin demiş. Kaçmadan onu bir okuyayım madem. Musab'ın evet, yorumunu okuyorum. Behzatçı ile kabusların kaynağını aynı kefeye koyan Joker bu parçasında Pespaye gibi eski bir dönemde kullanılan bir kelimeyi yine eski... Yine hayır, eski... Cenk okusun. Cenk'e bıraksana bunu, Cenk'e bırak bunu. Tamam Cenk sen yani abi. Cenk okusun lan. Tamam, Cenk oku abi. Okey. Esatçı ile kabusların kaynağını aynı kafeye koyan Joker, bu parçasında Pespaye gibi eski bir dönemde kullanılan bir kelimeyi yine eski bir dönemde varlığını sürdürmüş şehzade ve padişah kavramlarıyla sentezlemiş. Geçmişten bahsettiği bir line'dan sonra şu anki durumundan konuşarak minnettar olmadığını, bundan sonra bilmelerini, yani geleceğe geçeceğini söylüyor. Bir sonraki line'da miyop ve b-boy gibi literatüre yeni girmiş kelimelerle zaman dilimini büküp eğen Joker verse'ün devamında da geri kalanı yok bende mesajın. Şu miras davası sonuçlansın, 1000 lirayı para hesabına yatıracağım kardeşim. Teşekkür ederim. Galiba bu arada 1000 liraya ben çöktüm anladım kalıyor ama 1000 lira derken herhalde 1000 lira. Musab. Joker bunu düşündüyse hiçbir şey bilmiyorum diye yorumlarım dedim ben Buddy White. Ya ama işte şey yayını falan, şeye sokmayalım da kadar, burada Musab bu kadar yorum yapmış ama Joker o sırada şey anladın mı? Ben bu Spotify listesinde niye yokayım? Hani öyle takılıyor anladın mı? Yani ha ben bu listede niye yokayım falan diye takılıyor yani. Barbar eleştiriyoruz ya mesela, bir barla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kronik rhyme eksikliği ve flow problemi olan MC'ler gibi afro-drap'e dönüp övmem kol saatimi. Şimdi burada Ezel'e de gönderme var mesela. Evet, Ezel de yaptı evet, çünkü bunu. Ezel dediğiniz adam... Ben bir bitireyim, sen söyleyeceğini evet, tahmin ediyorum. Söyle çünkü tamamlayacak birbirini. Ezel'in Şehinşah'la UAA'ydı yanlış şarkının adını yanlış hatırlamıyorsam. Ya Şenşah'ın ya da DJ Arts'ın albümünde olması lazım. Bir şarkısı var. Orada ikisi de hayvan gibi yani senin hayatın boyunca belki de yapamayacağın rhyme'ları 3 kere söküp 5 kere takıyor. Bunun üstünde flex'in. Bak flex Türkçe hızlı rap demek değil ha. Senin dinleyicilerin flex yapıyor abi diye fast rap'i karıştırıyor, onu da öğrenmiş olsun. Flex hava atmak demek. Flex'ini de yapıyor. Hayvan gibi kafiyesini de yapıyor. Tamam mı? Yani kronik rhyme eksikliği dediğin adam Anıl Piyancı olsa dersin ki 30 yıldır aynı şey yapıyor ama hani Ezel böyle bir adamdı. Ezel'i çok sevdiğimden değil. Ezel'i en ağır eleştiren insanlardan biriydim ben bir dönem bu hip hop içeriği üretir. Anla ki. Ama hani güzel anımı depreştirdi ondan gülüyorum ben.
Abi ben güzel yorummuş bu ara. Ya ya o yoksa siz bilmiyorsunuz abi. Abi o şey. Bilmeyenler için söyleyeyim. Educated Dealer'ın yaptığı irtibat mikrofondaki Türkçe rap yayını abi. Bizim hani Türkçe rap dinleyicileri hani yani orada Ercüment Orkut falan gibi yani çok saygıdeğer müzisyenler var abi, heriflere bunları falan yazdılar. Yani biz orada chatte yarılıyorduk ama yani. Biz yarıldık o gün o chatte yani. Ben şey söyleyecektim. Sen buyur. Türkçe rapte Rolex'i anasının ak sütü gibi helal bir şekilde takan sadece Ezhel var bence. Gazabı da koy bunun yanına. Okey, onu tartışabiliriz. Yani çünkü ak sütü gibi helal anladım dedik ya. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Yani. Okey. Girme girme girme. Girme. Eyvah. Ya yapacak bir şey yok oğlum. O zaman ben Cenk şeklinde cevap veriyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar narkotiklere ben düşmedim, gazapizm düştü. Niye ben düşmüşüm gibi davranıyorsunuz bana ya? Valla. Çın'ın sesini kapatır mısın Baykan bizi? Ya ne olurum Allah Allah. Resmi okay. Yerlere gitmiş bir olay yani. Okay. Abi Abdurrahman'dan yeni bir yorum geldi, okuyorum. Abdurrahman. Oku. Abdurrahman'danmış, özür dilerim. Joker'in derdi kültür değil. Kendi geçmişini özlüyor. Tıpkı şu anki 20 yaşlarındaki insanların eski Burak oyunda istemesi gibi. Okey. Bir dakika. Okey. Onun istediği o zamanki çocuklukları. Ki birleşik olması lazım burada galiba. Neyse. Tamam. Geçmişlerindeki imgeler geri gelince mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki oğlum bir yorum atmayın lan. Halbuki bu bir beyin aldatmacası. Şu an herkes grafiti yapsa, grafitide iki tane F olması lazım. Öyle okay. Yapsa Joker yine mutlu. Beyin boyu tırnakla ayırması lazım. Sözlerinden bunu anlayabiliyorum. Teşekkürler. Bu arada diğer Joker büyüktür. Grammar hatalarını yanlış geçersek doğru bir yorum bu arada. Diğer Joker büyüktür bu Joker. İtiraz olan var mı bilmiyorum. Ama. Hangisi şey mi? Heath Ledger'ın kimi? Jack Nicholson'ın kimi? Hani... Yok abi onlar bir... Ben Smetak'taki Joker karakterim. Graffiti ve B-Boy geçtiği için söyledim. Türk hip-hop'unda bir diğer... Tabii canım. Murat Joker dediğimiz adam olmasa Türkçe rap'te B-Boy'luk, Boris Rock'lar bilmem ne. Al bunları konuşalım. Gerçekten bunları bir yayında... Konuşuyoruz oğlum. Bak üzgün diye bir şey var. Hayır. Onu demek istemiyorum. Bir bitireyim. Şeye gelelim mesela. Joker bir gün bir gelsin bir şeye. Tamam mı? Bunları oturup konuşalım. Eyvallah. Yorumcu bir dakika, çok güzel bir yorum var. Keşke Joker Burak oyundayı da dislesin. Keşke. Arkadaşlar oğlum YouTuber gömüyor ya işte. Ankete de bakar mısınız bir ara? Joker mi Joker mi? Çok mantıklı. Eminem'dir. Kesinlikle. Chat güzel ya, chat eğleniyor. Ben böyle şey söylemek istiyorum. Eğer Nolan Batman filmi çekmeseydi Joker'in iki başka olurdu büyük ihtimalle. Narcos Stanley'di zaten işte. Abi Stanley'di zaten. Stanley zaten. Narcos AK Stanley'di zaten. Stanley herif yani zaten. Değil mi? Evet öyle bir şey vardı. Sorry. Oğlum Stan Eminem'in kendi fanlarından baydığı için bir yaptığı şarkıyken bunu sıfat haline getiren bir grup gerizekalı olabilir ama sen niye bunu yapıyorsun abi yani? Yani ne gerek var, anladın mı? Sorduğun sorunun içinde. Ben retorik konuşuyorum bu arada. Daha kimseye bir şey yapmıyorum yani. Ya Haluk'cum bu arada Joker fanları hala aramızdaysa diye retorik kelimesinin anlamını bir tekrar eder misin? Kendi kendime konuşuyorum. Böyle aynaya karşı konuşuyorum. Hani sizin anlayacağınız dilden. Bunu da demezsin. Şu an ayıp oldu yani. Komik ama ayıp. Ben katılmıyorum buna arkadaşlar. Joker fanları... Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben de katılmıyorum. Farkındaysanız Eminem fotoğrafıyla katıldım yani. Ben kesinlikle katılmıyorum sevgili Joker fanları. Benim de Eminem dövmem var ama gösteremiyorum. Lan Eminem'in bende 6 tane albüm var. Eminem fanlıysak onu şey yapalım anasını satayım yani. Eminem'le... Dövmemle al geçiyorum bu arada. Hayır bir şey söyleyeceğim. Kanka adamı grup arkadaşıyla düetim var benim, biliyorsun değil mi? Yani. Var da yani. Lan bir şey diyeceğim. Niye herkes birbirine kaldırdı şu an? Herkesin sakin olabilir ya. Kaldırdı mı? Hayda. En Eminemci benim Joker'e rağmen muhabbetine döndü. Evet. Cenk birazdan göğsündeki Eminem dövmesini açıyor. Hepiniz susun lan yani falan. Ben eminim. Hani bunu başka yerde söylemeyecektin ya. Bu arada ilerleyelim mi? İlerleyelim. Golmeye bağladım. Ciddi havadan çıktık, ben mutluyum. Yani çıktık ciddi havadan da 2 oluyor. Demolar haftaya kalabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha 2 parça daha bence var. Kimse demoyu atan kişi gibi demo görmüş. Demolar haftaya demolar gelecek arkadaşlar. Son 2 parça kapatacağız. Şu an bir küçük alıp
çerezle beraber bizi beyaz futbol gibi izliyor millet. Şu an bunun farkındayız. Ben çok imreniyorum yani. Ya. Ben mısır patlatıp izlemek isterdim şu an. Shadow seninki de vardı aynen. Silmeyin arkadaşlar evet, Discord'dan da yorumlarını. Ufak bir şey mi var? Ufak bir taş mı atıldı? Hani burada olacağıma keşke izleseydim. Hani yok o anlamda değil. Şey gibi hani. Mali bana mesela, yakaladım mesela, Mali. Oğlum benim yine tuvaletim geldi siz konuşun ben gidip geliyorum. Joker'in kendisi kadar iyi bir rapçiyi hiçbir zaman sahneden izleyemeyecek olması gibi düşün. Yani o anlamda yani. Ha. Palyaço hikayesi. Yani evet yani. Kime gideyim? Gece muhabbet iyice saçma bir yere gidiyor. Evet evet farkındayım ama hani farkındaysan gecenin ikisinde Joker EP konuşuyoruz. Joker kendisini geceki de dinlememiştir. Joker albümü bu kadar dinlememiştir. Kendi tweet atmış. Arda demiş ki Dostlar 90 nesli ne iyi albümdü. Tılıyorum. Son şarkıyı yeniden kaydedip göndereceğim diye albüm çıkmadan 2 gün önce tweet atmış. Çok da konuşmaya gerek yok yani. Bu arada gelen yorumlardan birkaç tanesini okumak istiyorum Mali. Hepsi sana geliyor çünkü. Mali nasılsın abi? Abi o troll. Biri çıktığı anda... Hayır. Cenk bağırma kulağım acıdı. Bağırma. Ondan özür dilerim. Tamam hallederiz. Hallederiz demiştim Mali abi nasıl? Bağırmayız işte oğlum hallederiz yani ne Allah Allah. Kulak mememi yalayacak. Ne bekliyorsun ki sen burada yani hani? Allah Allah. Wow. Şu an keşke gözümün önüne gelmeseydi böyle sanki. Bu arada kafamın içinde sürekli patron konuşuyor şu an biliyor musun? Narco standing motherfucker falan diye böyle. Çok kötü bir şekilde. Gerçekten her şey kötü. I need Teraflu ya. Vallahi Teraflu'ya ihtiyacım var şu an. Başım ağrıyor. Benim şu an gerçekten ağlamaya ihtiyacım var ya. Chat çok hızlı. Chat çok hızlı erotikleşebiliyor mesela. Kopmaz Mustafa demiş ki yalan yok kalktı. Bir şey söyleyeceğim. Kopmaz dilimize dikkat edelim. 3 tane kadın varsa bizi şu an Joker izlemek. Bak. Şu an tamamen yaptığımız ne biliyor musun? Böyle hani 300 erkek içtima özür dilerim. Emir kopmaz hani tutamadı diyelim. Bu sefer Kopmaz'ın banını kaldıralım ya. Hani. Neyse şey söylüyordum ben. Hani tam böyle bunu kaldı geldiğinde kalktı yazacağım ben de. Askerlik muhabbeti gibi bir muhabbet de yaptığımız için. Garip. Evet. Benim alışacaksın abi. Benim beynim resmen erkek eğlendiriyor diyor. Evet. Hiç hoş değil. Bu cümle erkek eğlendirmeye gitti. Hiç hoş olmadı bence cümle. Ben baştan beri söylüyorum arkadaşlar. Chat'te hani düzenli katılan hani şey olanlar bu yayın için kendinizi harcamayın yani. Hani bahsettiğimiz muhabbetleri. Ben senin modlarını anlamıyorum Baykan ya. Hani çok güzel harcadı ya. Biz seninle ne zamandır yayın yapıyoruz? Her yayında bu laf geçiyor. Hani abi sürekli gelenleri banlamayız. Yok abi. Senin modlar şey gibi anladın mı böyle? Şiyetle besleniyorlar normal abi hayır. Buraya geldiklerinde. Ya şey var. Çünkü ben hani chat'te bu yani çünkü birçok yayıncıda da hep yine aynı yere geleceğiz de yani abi çok iğrenç chat görüyorum. Ben bu böyle olsun istemiyorum. Onun için benim talebim üzerine öyleler yani. Kopmaz Mustafa özür dilemiş. Affedersiniz benim hatam. Teşekkürler Baykan abi demiş. Oğlum kulak yalama falan dedi. Adamın suçu varsa biziz yani. Adamın hiçbir suçu yok. Ya oğlum kulak yalama dedik değil ya. Abi. Kulak yalama dedim diyeceksin. Abi yani. Tamam yani. Bunu niye kolektif bir eylem gibi. Kolektif değil yani. Bir saniye abi. Bir saniye. Haluk. Yani her eylemimi kolektif yapıyor. Bir saniye. Haluk sen benim kanalıma ne yapıyorsun abi? Bu kanalı bir hafta sonra ne yapıyorsun abi? Bu kanalın bir hafta sonra 5000 izlenmesini ister misin yakışıklı? Hayır istemiyorum. Böyle hani bu muhabbetle hayır abi. Bu muhabbetle hayır abi. Böyle 100 kalsın daha iyi. Bak giriş ne kadar güven verici değil mi? Hani bu kanalın 5000 izlenmesini ister misin yakışıklı? Hani belli bak. Bir sonraki karede pavyondayız anladın mı? Pavyona düşmüşüz. Ender çabuk erdi rapçileri böyle kandırıyor. Dava garanti. Ya dava yedirtme bize ya. Allah evet aşkına. Mali gerçekten. Arkadaşlar sakin. Burayı çok da silersin burayı bu muhabbetin başı kıçı belli değil oğlum şu an. Bin tane konuşma geçti, bin tane isim geçti gözümü seveyim ya. Yani. İlerliyorum evet, ben evet. Arkadaşlar. Biz bunu başka bir yayında bu konuyu konuştuk. Bu abi arada. Joker alttaymış demiş Pikat. Abi ben ilerleyeyim mi bu arada? Gerçekten. İlerle. İlerlemek ister misin? Beynin erimedi mi hala? Ya ilerleyelim neyse. Mecbur bitireceğiz abi ne yapacağım yani ya burada mı bırakacağım bu işi? Yola çıktık beyler. Bu yola yani. Çıktık. Herkes kendi isteğiyle geldi bu yola.
Cenk senle böyle gel yapalım dediğim aklımı sikeyim. Senin de ben seni gaza getirdim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ya Haluk sen böyle yaparsan sonra ben yavaş, ya chat'e ne diyeyim ki? Yani. Tamam doğru haklısın yani. Çok özür dilerim. Ben artık beynim çürüdü. Demiş ki beni üzdün soruma cevap vermeyerek demiş beni kastederek. Soruyu göremediğim için olabilir mi? Sıradaki parçamız. Joker. Ne harbi? Joker mücadelem bitmez. Ben rastgele artık buradaki sırasıyla gidiyorum abi. Bitse, bitse, gidiyorum bitse, yani. Bitse ne olur artık bitse ya. parça geliyor. Bitsin artık ya. Parça geliyor arkadaşlar. Abi o nakaratı bir daha dinlemek istemiyorum. Verse'ler bitti ben fade attım. De at abi at. Of, berbat nakarat ya. Evet abi adam, şey var. Adam. Gerçekten bu adam nakarat yazamıyoruz. Bütün nakaratlar hatalı. Hani bu sadece bu albüm özelinde değil. Genel bu olarak ne yazabiliyor bu. Abi? Bu adam ne yazabiliyor ve ya? Ve şey var abi yine. Bu arada aynı beat değil mi bu ya ilk şarkıyla? Ona gelecektim var. Yani hani bu adamın girdiği tüm beatler de birbirinin aynısı gibi arkadaşlar yani üzgünüm. Bu arada ilk şarkı ard arda bu arada. Ne? Albümde ard arda bu iki şarkı. Ya, Flow'u da bu arada parola parçasından. Ya Kaan, bir şey söyleyeceğim. Kaan Rahim demiş ki abi bir şey diyeceğim. Fuat abi ne diyor Joker için? Abi hani sormadım hani yani aklıma bile gelmedi sormak yani açıkçası. Oğlum böyle bir şey sorup niye yani, muhabbet yani, etsinler? Yani. Aynen. Neyse bir şey söyleyeceğim. Hayley'den bahsediyor diye kendi kızını bahsetmesi. Ya bak şeyi düşünüyorum bak. Acaba bir genetik mutasyonla kızı olması için zorladı mı bu adamcağız? Hani ne bu yani? Bu kadar da alma abi ya. Eminem'i çok seviyorsun anladım da. Ben de Tupac'ı seviyorum diye 50 Niggas dövmesi yaptırmıyorum mememin altına. Haluk. Aa doğru pardon. Enver çok özür dilerim. Ne olur kanalımı yakma abi. Ne olur. Tamam. 50 Enver dövmesi yaptırmıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Twitter'da şey esprisi yapıldı mı? Yapılmadıysa ben yapacağım. Eminem fotoğrafı, Joker fotoğrafı koyup Çin aşısı yapıldıktan sonra esprisi yapıldı mı? Ya yapılmadı ama güzelmiş. Çin aşılı Eminem değil mi? Videosu var abi. Videosu var işte aşılardan sonra rapçiler diye işte. Eminem yazıyor Joker fotoğrafı. Çi var mı o? Evet. Ha ben görmedim ama güzel şakaymış yani. Çok ilginç ya. Ben birçok şey ilginç hadi baktım. Bu şarkı mesela... Ben şu an sırf bunu şeyden Haluk'un cümlesi... Beni Joker gönderdi. Haluk'un cümlesinin üstüne binsin diye söyledim yani. Okey. Peki arkadaşlar. boşluk atan şey yazmış. Haluk sorarlarsa siyahisin abi. Kürdüm kanka. Belki oradan kurtarırız biliyorum. Okey. Benim de Haluk arkadaşlarım var. Arkadaşlar peki bir şey sormak istiyorum. Takriben albüm kaç buzdolabı taşıtı ya? Yani. Oho ben şu an abi bayağı nakliye firması kurmayı planlıyorum yayını bırakıp yani. Hakan gelsene bana. Evi taşımam lazım. Daha sen önce evi tut da taşırsın. Nereye taşırsın eşyaları yani? Niye Joker'in gazına gelip Baykan'a geçiriyorsun ki? Ne adamcağızın ne suçu var burada? Bu arada hiç böyle komik yorumda gelmiyor. Ufak tonlama yok. Abi ben şiştim zaten. Siz parça hakkında yorumunuz yapın. Ben müzikal yorumu yaptım artık saldım yani değinmiyorum bir şeye. Hani son parça yorum abi. Son yani. Parçada tekrar yani, gireceğim yani, de yani. Çok konuşacak bir şey yok. Aynı beat, aynı flow, aynı sözler. Bu kadar yani. Yani ben şey, bir ufak şey bir gibi. Bar değerlendirmesi yapmak istiyorum. Şey barı mı Haluk? Torbacının avukatı barı mı? Şey, Jack göndermesi. Davranamam hani yani maddi ya da ama. Cenk'ten sekiyor. Birinizden sesiniz tekrar geliyor. Davranamam yani maddi adam gibi okuyorum. Davranamam yani maddi ve manevi bir derdim yok. Haliyle beni iyi dinleyin. Olamam ben bu ticariye dahil. Abi ben yayının başında söylediğim gibi. Neden bu şarkılar o zaman Spotify'dan yayınlıyorsun? Ver eski Hip Hop Life işi bize bir indirme linki biz bunu dinleyelim. Hı hı. Hani aykırı bir rhyme dili sahibiyim. Şimdi rhyme dili diye bir tabir yok. Hani rhyme dili sahibi olabilmen için bu yaptığım metaforla alakalı bir rhyme'ın ne olduğuyla ilgili edebiyat öğrencisi var. Edebiyat öğrencisi arkadaşımız. Rhyme dili ne demektir? Bize açıklar mısın? Rhyme dili diye bir şok yok işte. Ben bunu tatbik etmek istiyorum. Ya hani şey yazarların kalemleri olur tamam mı? Ama kafiye oha Cenk bu arada şey İslamiyet'in doğuşundan başladı. Yazarların kalemleri olur diyerek ya. Evet. Önce bir ağaç yani Joker dinleyicileri var aramızda. Doğru söylüyorsun. Doğrusu çok doğru söylüyorsun.
Ha, ben söyleyince doğru söylüyorum. Şaka yaparken ha, hadi bakalım ya. Bırak ya bu işleri. Oğlum Allah Allah, demin ben bir tane isim andım diye ağzım ama şey abi yaptınız, yani herkese yani isminin ilk harfi çıktığı anda herkese dava açtığı bilinen birini açıyorsun. Benim kanalım hani yani niye yanıyor arada, anladın mı yani? Bu arada Alexan'dan çok güzel bir yorum gelmiş. Ben onu okumak istiyorum. Rhyme dili insanın kendine ekşanı giymesidir demiş. Sevgili Alexan, sana katılıyorum. Evet, devam edebiliriz abi. Evet. Tamam, çok yerimli oldu bize şey. Haluk, sen söyleyeceğini söyle. Trollüğümüz bitti herhalde. Bu iş siyasi, uyuşturucu bu işte kanki. Ne diyorsun ya sen? Ben bir şey anlamıyorum. Mesela burada kurduğu bağlamları. Ben salağım büyük ihtimalle. Burada tamam, bence Haluk, bu benim teorim tabii ki. Burada şey Ghostwriter abi. Bir tane nargile dükkanında anlatıp komplo teorisi anlatan renkli gözlü adam var ya. Ha. Bu şarkıda Ghostwriter olabilir bence. Ben şeyi anlamadım. Yani... Turabi'ye geçiriyor. Turabi dediğimiz adam sosyal medya fenomeni değil ama orada diğer isimlerin hepsi sosyal medya fenomeni. Ben çok salak bir adam olduğumu kabullendim Joker'in karşısında, tamam mı? Çok üstün zekaya sahip sözler bunlar. Bana ama kendisi ulaşırsa şunu açıklamak istiyor. Şunu açıklasın. Atı sırtında süvarilere itaat edenlere biat eden tüm ruh hastaları bile bu ihtimali düşünmezken düşünebilenler diyor. Bu iş siyasi, uyuşturucu bu işte kanki. Bu gidişatta uyuşturucu siyasi olan ve Fuat'ın keksinde söylediği arasında nasıl bir bağlantı gerçekten var? Gerçekten bunu yapıyor musun abi? Yani yapıyorum. Şu an gerçekten yapıyor musun bunu? Yapıyorum çünkü kanka sıkıldım yani şeyden. Yaşanacak. Bir bunu sanmış. Yani okey miyiz buna? Okay. Duruşma günü geldiğinde çok geç olacak, her şey benim için. Her şey için benim. Abi emin ol, sana duruşma ihtimali gelmesiyle herhangi bir AKP ilçe başkanına duruşma günü ihtimali gelmesi herhangi bir konudan aynı şey, çünkü ikiniz de prop sabit hayatı yaşıyorsunuz. Bunu da bil. Bununla son olarak son bir şey söyleyeceğim. Bu adam alakasız konuşuyor ya, ben de alakasız konuşacağım. Belki öyle bir iletişim yakalarız aramızda. Jenerasyonu riske atan her pisi listeye yazdım. Abi sen 2011 yılında Batarya ekibiyle beraber, ki Batarya senden sonra bayağı iyi şarkılar yaptı. Öyle bir riske attınız ki Şanışer aşk çocuğu, Aza PG'leri çıkararak, Joker sen işte neydi o çocuğun adı, Hidra'ya distan, Stalker. Stalker'ları falan çıkararak öyle bir riske attın ki milletin anasını çöp konteynerına sokuyordu, tamam mı? Şimdi küfür etmek istemiyorum burada, zaten çok pot kırdım. Evet. Hani siz bizim yaşımızdaki insanların pisliği içine bir pislik doldurdunuz ve bu pisliği başka bir pislikle böyle kıyaslıyorsunuz. Buna öyle de bakabilirsin. Bak, buna öyle de bakabilirsin. Zaten içi bu kadar pis dinleyiciler vardı ve Joker'lar sadece istediklerini verdi diye de bakabilirsin. İstediklerini verdikleri için ünlü oldular da diye bakabilirsin. Ben ikinci taraftan bakıyorum. Ben yani. De ikinci tarafa daha yakınım şu an. Bak siz mantıklı taraftan bakıyorsunuz. Ben mantıksız bir yerden bakıyorum, anladın mı yani? Eyvallah eyvallah. Ben Ali'yi dinlemedim bu arada. Ben dinleyin diye değil. Ben tamamen şu an hani belki iletişime geçeriz yarın bir gün diye uga buga diye konuşmak yerine böyle konuşuyorum. Olurum asi bir firari. Abi ben siyasi bir partide üyelik sürdürdüm. Firari değil ama bayağı sıkıntılar yaşadım. Senin hiçbir konuda, hiçbir şekilde, hiçbir sebepten firari olacağın bir sebep yok. Ki sen bana sosyal hayatında aşırı sakin bir adam olarak gözüküyorsun. Bu yarattığın personayla millete atar yaptığın gibi normalde atarlıysan eyvallah. Ama değilsen laf ettiğin Uzi'nin fake gangstalığına aynı şeye düşüyorsun. İşte laf ettiğin Ezhel'in işte personalarıyla alakalı aynı şeye düşüyorsun. Bak bunları bil. Bunları ne olur bil. Sen büyük ihtimal yayını bu zamana kadar dinlemeyip sadece başında ettiğimiz laflardan dolayı Baykan'a yarın bir gün bir diss de geçireceksin ama. Ezer geçerim işte. Ha. Hani sana şunu söyleyeceğim sadece. Senin şarkılarında anlattığın karakterde bir adam olduğunu, aile babası bir adam olduğunu, ki bu çok güzel bir şey, tebrik ediyorum. Keşke kimdi bu caz blues karmaşık bir albüm yapan baba daha bir şarkı şey yapan. Ya. Joker'e sesleniş. Evet, evet. Keşke öyle bir şarkı yapsan da. Hani keşke böyle bir şarkı yapsan da insanlar senin bu tarafını görse. Ama sürekli 13 yaşında çocuklara şarkı yapıp sonra millete ticari kaygı gidiyorsun diyemezsin. Sen ticari kaygının dibini gidiyorsun. Laf ettiğin sosyal medya fenomenlerinin abi benim bağışımı okuyla senin yaptığın rapin arasında hiçbir fark yok. Bu kadar basit. Sen dibine kadar ticari bir adamsın. Ahmet Çakar ne kadar futbol yorumcusuysa ve o işten para kazanmıyorum diye yarın bir gün iddia ederse sen de ancak o kadarsın kardeşim. Doğru. Yeter ya, sürekli bir ticaret. Üst üste.
Sürekli tamam, bir ticarete dahil değil, sürekli bir ticarete dahil değil. Sen ticaretin dibisin ya. Ben Fero ne kadar ticari bir entertainment adamıysa, sen de 13 yaşında çocuklara birbirleriyle kavga etsin diye şarkı yapan bir adamsın ya. Doğru. Yeter doğru. Lan. Katılıyorum. Ay! Bir midem bulandı artık ya. Sürekli kavga, sürekli gürültü. Lan ben de çok toksik bir insanımdır. Milletle böyle sürekli kavga ederim. Ulan beni bile tiksindirdin ya. Şu an yayında olduğumuz arkadaşla Cenk'le biz benim toksik olmam üzerinden bana sürüyle eleştiri yaptılar onun arkadaşları. Emin ol seninle sosyal hayatta denk gelseler bu adamlar der ki sen meleksin. Düşün yani, anladın mı? Hay! İçim şişti. Evet, ilerleyelim mi, ne dersiniz? Son pek parça. Sallamamış gibi oldu için. Yok. Yok abi ben Haluk konuşurken arada ben edliblerle doğru falan diye onayladım zaten yani. Evet, şey gibiydi hani böyle atıyorum işte kız çocuğa böyle uzun uzun trip atar. Çocuk bir şey eder ya. Okay. Sen kafanda kurmuşsun kızı. Sen senaryoyu yazmışsın. Ay, bir tane daha ticari. Bu arada arkadaşlar, bu arada chatten Haluk'un punchları daha iyi. Haluk evet, daha iyi flow yapıyor. Yorumları geliyor. Hadi o zaman sıradaki şarkı. Son şarkı zaten. Sıradaki günün son parçası olsun. Geliyor Baykan Bey. Yine aynı albümden. Problemi mi dinleyeceğiz? Bir dakika, neyi dinlemedik biz? Dinlemesek daha iyi olur bence. Pas atmışım. Yani, yani şey, bugünün son parçası olacak arkadaşlar. Demoları yayının sonunda diyordum ama artık 4,5 saat oldu. Başım ağrıyor. Yani çok uzun süredir Joker konuşuyorum. Demolarını haftaya lütfen Discord'dan gönderdiyseniz silmeyin. YouTube'dan bize linkini gönderdiyseniz silmeyin. Haftaya söz dinleyeceğim. Hatta yayın açar açmaz onlarla gireceğiz söz. Son parçamız Problem. Geliyor. Ne oluyor lan? Dur ben alıyorum abi, dur. Kakafonu olmasın alıyorum. Abi bir daha. Bir dakika. Abi istersen kakafonuyu da açıkla istersen. Abi ya şey, müthiş İngilizce algoritma Google Translate yazmış gerçekten bu arada ya. Bir dakika, parçaya devam edeceğim. Durdurdum ama siz de şeyi alıyor musunuz arkadaşlar? Yarı Hintli, yarı Paki aksanı böyle. Hani şey, hani şu an matematik sorusu dinliyorum ya. Şey, her an Joker her an parçaya sponsorluğunda yayınlanan şarkı. Joker her an parçaya "You want massage" falan diyecek gibi gelmiyor mu size de? Ama abi oha o kadar da. Ben kınıyorum Baykan seni dedi. Baya alt metinleri olan bir şakaydı. Hoş değildi Baykan. Şu an Joker'i tutuyorum ben. Elime kamera kapatır mısın beni? Ya yapmayın şunu. Ekran kayıyor ya. Yapmayın ya. Kaymıyor. Ben kendim şeyden kapattım. Neyse devam ediyorum parçaya. Tamam, nakaratı geçtik abi. Of. Abi bu şarkıdaki zaten skandallara geleceğiz de. Abi yine çok benzer aynı beat. Yine aynı flowlar ve bu adamın nakarat yapma mantığı, gerçi herhangi bir kelimeyi rastgele uzatırsam yapsam da falan dediği zaman iyi nakarat olduğunu zannediyor olmasına bir değinelim mi ya? Çok bir şey söyleyeceğim ben ondan önce. Rıza aradı az önce beni. My man, we Joker İngilizcesiyle we closed Wu-Tang due to demez gerçi. Joker İngilizce due to falan kullanmaz, evet. After this track we are Jokerist night right now falan tarzı bir şeyler söyledi. Ya abi ya Joker'dan sıradaki bir şarkım abi, gerçekten You're Just Foolish Casanova, aynen böyle okuyarak bu şarkıyı Joker'dan dinlemek isterdim bu arada ben ya. Ben bir şey soracağım sadece. Burada sarsılmaz olarak referans verdiği şey silah. Referans verdiği şey. Hayır, sarsılmaz, ha o marka mı? Evet. Sarsılmaz marka tabanca üretiyor. Türk malı bir marka. İşte. Aynen onu soruyorum işte. O markaysa şu, biliyorum öyle olduğunu. Lafetti Fight Club 2'de sarsılmaz reklamı var. Belinde o zaman niye kültürü hiç edenlerin klibine reklam vermiş bir ama silah bence, markasına bence çok alakasız ya. Alakasız değil kanka. Bunların hepsi alakasız ya. Ben kaçırdım mevzuyu. Bilmiyorum. Sarsılmaz'ın ne olduğunu, çünkü silah markası anladım da hani mevzuyu kaçırdım kız, yani. Kız. Hatırlamıyorum artık. Bu da Haluk ya. Ben hatırlamıyorum mevzuyu. Ben de alakalı. Ben yani bana saçma geliyor. Ben böyle şeylere takılıyorum. Bu saçmalığa takılmaz. Hani en başında söyledin zaten. Albümün çıktığı şirketin başka bir sanatçısını disliyorsun yani. Yani.
Bana böyle ben böyle şey var bu abi. Ben şeydeyim abi ya. Hani Lize'ye söylediği şeyler olmaz tatsız ya. Yani. Biraz tatsız çok hafif oldu bu evet. Arada. Bayağı hafif oldu. Hayvanlık abi kusura bakmasın. Bayağı bildiğin yani. Karaktersizlik gibi. Ya hayvanlık yani. Evet. Direkt bildiğin karaktersizlik. Abi ben okumayacağım tekrar orada. Evet evet yani. Hiç okuyup da tekrar böyle bir şey dile getirmeye gerek yok arkadaşlar. Yani. Gerek ya yok ama yani iki line önce 8 Mart'tan bahsedip. Evet evet. Türkiye'ye bak kısmını konuşup ardından da küfür edersen bunun açıklaması yok yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. CG sallamasının sebebi şey olabilir mi? Hani bazen çocuklar babalarına daha iyi görünmek için şey yapar ya, kavga eder ya. Ha. şey çekebiliriz. Evet şey Joker boğduruyor değil mi? Gerçi o şehzade olmazdı. Evet. Yani onu ama Cenk çok güzel katmanlı şaka takdir ettim yine. Ne bak abi. Her zaman. O da yani CG fake şeydi şu Beyn anki haliyle de. Diyemezsin. Ya bir şey, şey bir gerçek abi. Jagged Ken hakikaten birebir çaktı. Evil Twin parçasını falan baya arakladı falan. Abi bu arada şey var hani hip hop'un ölmesindeki kim sebep? Ezhel değilse APO ve Burak King listede diyor. Abi senin APO'ya attığı mesajları hatırlamıyor muyduk? Mesela. Abi, hani düet yapalım abi diye. Yani ben ve yine burada da yine şey geldi. Burada da yine şey geldi kanka. Odaya girdiğimizde Joker yine ticaretini soğazlıyordu çünkü. Abi madem ticaretle alakalı bir sıkıntın yoktu neden APO'ya mesajlarım var abi o zaman burada disliyorsun? Ben bir şey söyleyeyim. Madem ticaretle ilgili bir sıkıntı yoktu neden Ezel'in açtığı yoldan? Yani. Hani en büyük hakaretlerden biri hip hop'un ölmesi ve Ezel'in hani Ezel lafının peş peşe gelmesi anladın mı? Hani Ezel olmasa yani, McDonald's'ta işte kasiyerdiniz anasını satayım ya. Yani kasiyerdiniz evet, hepiniz ya. Gerçekten bu arada bir şey tam zamanında tatlılar yani 30 yani, yaşına geldi hepsi. Ona zaten en başında değindim de. Ona zaten en başa değindim de ben Tupac, Biggie ve Eminem ile Wu-Tang'in izinden gidiyorum. Abi bana Wu-Tang affiliate saysana biraz. Hani ana 9 MC'den bile emin değilim sayabileceğinden. Hani ama yani bir affiliate saysana bana grup, üye, albüm, şarkı falan ne olur Joker'cim ya. Hani Tupac ve Biggie içinde geçerli de yani. Saysana. Bu şarkıda bir şey daha var. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama. Sago Patton'la takılsın kilisede diyor ya. Bir şey söyleyeceğim ben senin derin analizinden önce. Şimdi birader. Hani. Şuna çok takılmak istiyorum ben. Takılsın kilisede. Evritik gömmeyeceğiz demiş Emir Kemal bu arada. Abi onu daha ne kadar gömelim. Ben şeyi anlamıyorum yani sen lavabo arası rica ediyorum. Tamamdır abi. Bir şarkıda sürekli her şeyle ilgili nefret söylemine vardırabileceğimi zorlasak gerçekten şeyleri nasıl bir şarkıya koyabiliyorsun? Sago Patron'la takılsın kilisede İslam'dan dönünce Hristiyan mı oluyor lan bu insan illa? Ya da Hristiyanlık suç mu oğlum? Yani gerçekten bu arada. Hani Fuat Ergin tek başına dikilse ne olacak diyor. Bir önceki satırda APO ve Burak King'e laf atıyor. Daha 2-3 hafta önce Fuat'la APO Fuat'la düet yaptı lan. Abi aynı şarkıda bir şey vardır. Atı sırtındaki süvarilere bilmem ne falan diyordun 2 şarkı önce yani ne oldu? Yok ama orada farklı bir şey vardı ya. Orada yine Fuat'a destek çıkıyordu da. Benimki bilimsel veriler. Bilimsel veri böyle bir şey değil. Sikeyim bu yaptığımın adı Prim Seda. Yavaş Haluk yavaş. Yok şarkı sözlerini okuyorum. Şu an ben pardon. Anladın? Gözde iyi geceler biz de kaçacağız birazdan. Lil Zay Feyzal TV yaz Bleeded. Kadın şarkı yapın. Bu şey vermeyeceğim örneği. Bir siyasi partiden örnek verecektim de çok ağır noktalara gidecek o. Hadi yakma beni. Lil Zay Feyzal tweet yaz Bleeded. Şarkı yapsa sana diss atsa mutlu mu olacaksın? Olacaksın. Ne kadar tutar bu kadar. Bu kopya stiller. Abi senin bunu söyleme hakkın yok. Yani Allah yani hani kopya stil dediğin sen Eminem'in atanamamış Türkiye şubesi olmaya kontrole beraber aday adamsın ya. Bu arada şey geldi. Fuat şu şarkıdan sonra Sago'yla barışabilir bu arada diye. Atilla Taş kadar protest değiller. Protest olmak bir tabirdir. Politik rap yapmak başka bir şeydir. O yüzden rahatım problemsizden kaynaklı ne yapayım bana bulaşan bütün rapçiler protest olmak zorunda değildir. Yani. Evet. Aynen öyle yani değildir yani. Daha önceden inançlı olan birisinin sonradan rakı içmesi de problem değildir. Aynen öyle. Abi şöyle bir şey var. 2021 yılında Türkiye'ye sekülerizmi öğreteceğiz. Kendimi yemin ediyorum böyle Kremi ilgilendirmez seni yani. Evet.
CHP'nin bu 1923 dur şunu geleceğim. CHP'nin 1923'teki versiyonuna dönüp şöyle demek istiyorum. Rakı içmeyi sen kötüleyip işte İslam'dan döndü bu şerefsiz diye birini yaktırıyorsan bu çok zorlama biçimde ya, Haluk ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Abi neler oluyor şu an? Arkadaşlar şimdi Cenk biraz dalga geç de ben susayım. Ben çok sinirleniyorum bunları. Siyasi olarak şimdi insanların beynine ektiği şeyler çok yanlış. Hayatımın en zor yayını. Mestefe kardeşim anlıyorum seni. Burada benim sekülerizm dememe takılmışlar da gerçekten bir tabir olarak sekülerizmi kullanmadım burada. Hani gerçekten insanlara böyle sokak sokak dolaşıp sekülerliği anlatsam çok saçma olmaz mıydı be? Merhaba arkadaşlar. Vururlar lan seni. Bugün bilmem ne mahallesindeyiz falan. Haluk sen ya birini vurduruyorsun ya birini astırıyorsun. Ben biz de dahil olmak bu üzere yani gerçekten. Evet. Haluk bir daha buraya gelemeyecek bir ihtimalle. Bu arada Mamba şey demiş. Joker fanı kalmadı bence açıklamaya gerek yok. Doğru ben doğru. Şey yani. Muhtemelen. Kaç izleyicimiz var şu an? 118. 130. Du en son. Kaç? Bir daha bir bak. Bir daha söyle bir bakayım. 116'ydı. 117. Ya işte 100 küsür abi of. 100 küsür. Okey abi. Yani herkes de farklı çıkıyor belli ki istatistik. Yani. Bunu bir, bunu bir başta bunu bir başta söyleseydiniz ben biraz da tabirlerime, tavırlarıma dikkat ederdim. Madem 100 kişiye sesleniyoruz şu an aynı anda. Sevgili Balkan Barlas izleyicileri merhabalar. Bugün Joker'in albümünü konuştuk. Evet, en başa almadım. Kısa bir özet geçtim sadece. Hı-hı. Bol bol pot kırıldı Haluk Bey tarafında. Evet. Baykan Bey'in bir rage'i vardı. Ne demek pot kırmadım? Şimdi beni konuşturma. Tamam. demin şey diyordu abi. Daha fazla pot kırmayayım. Al sözü evet, benden diyordu. Burada yayın boyunca da bazı yerlerde Mali ile ben pes hallere geldik. Sevgili Baykan, toplamamız gerekirse sevgili Joker'in berbat bir emekçisi. Yani. Abi inanamıyorum. Şurada bile sözümü kesiyorsun. Şurada... Çok özür dilerim. İnanılmazsın gerçekten yani. Sevgili hip hop emekçisi ve büyük rap üstad Joker'in dün çok konuşulan Game Over albümünü dinledik. Ne düşünüyorsun albüm hakkında? Kısa yorumlarını alabilir miyim? Abi baştan sonra zaten bütün şarkıları diyor şey yaptık. Artık sırtım ve kıçım ağrıyor gerçekten. Artık ve hani sana söyleyeyim abi. Ya. Genel olarak berbat bir albüm. Dünya yok, ben herkese paslayacağım ya. Of, çok yine kakofonideyiz abi. Yani gerçekten berbat bir albüm. Yani cinsiyetçiliğin işte nefret söyleminin falan dibi sıyrılmış artık yani. Arkadaşlar dediğim gibi hani idol aldığınız insanları, beğendiğiniz insanları biraz daha eleştirel yaklaşırsanız izleyici için söylüyorum. Siz kârla çıkacaksınız ya. Baykan yorumun bu kadarsa hemen evet. Sıradaki yorumumuzu alalım. Sevgili Mali, büyük hip hop emekçisi ve rap üstadı Joker'in dün çok konuşulan Game Over albümünü dinledik. Albümle alakalı birçok karmaşık yorum var. Joker'in kendi kitlesi çok beğendi albümü anladığım kadarıyla. Ama birçok da beğenmeyen var. Bu yayında da biz beğenmeyenler olarak bulunuyorduk. Sen ne düşünüyorsun albümle alakalı? Ben albümle alakalıya gelmeden önce şu şarkıyla ilgili bir şey söyleyecektim. Arada birkaç tane yerde aslında fena yazmadığı sözler Mestede var. Mestede ve çürtü buradan mi geliyor? Bir dakika. Sığınaklara! Ya, oğlum. Sığınaklara! Oğlum. Hayır. Ya siz yorumlarınızı yapın. Modlar var abi, sıkıntı yok. Sevgili moderatörlerim görev başında. Tamam. Problem yok. Devam edin abi. Okay. Mali buyurun. Haluk'un en başta söylediği gibi bu adam istediği zaman fena şarkılar yapmıyor. Haluk'un cümlesine birebir katılıyorum. Ama dört tane birbirinin aynısı. Hoş geldin Mestafacığım. Sözlerden hoş geldin. Abi sözlerden saydırdığı, giydirdiği isimlere kadar dört tane birbirinin aynısı şarkıyı bir albüme toplama fikri bana aşırı saçma geliyor. Bunu yapacaksan eğer bence yayının ortalarında da söylemiştim Joker kısmının. Bunların hepsini bir araya toplarsın. Derli toplu bir tane şarkı yaparsın. Bu şekilde sunarsın. Yani dört tane birbirinin aynısı, millete laf soktuğun, hakaret ettiğin, küfür ettiğin. Bu arada mesafeden gelenler çok teşekkür ederim. Bir şey... Mali bir saniye. Hoş geldiniz hepiniz. Tamam, dur. Ben gerildim. Mesafeden gelen hoş geldiniz. Mesafe bizi 329 kişiyle raidlemiş. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar mesafenin normal kitlesi zaten bizle ortak paydayı taşıyor. Hiç sorun yok ama yani araya kaynayan toksik Joker fanı varsa biz yıldık. Moderatörler yetki sizde.
Malecim direkt devam. Engelleyeceğiz bu arada. Banlayacağız yani toksiklik yapanı. Malecim sen devam et. Banlayacağız. Evet abi. Abi nerede kaldık? Ha, aşırı cinsiyetçiliğin olduğu, gereksiz bir ton sözün olduğu, bir şarkıda anlatılacak şeyin 4 şarkıya yayıldığı, 4 şarkının da flow'unun da beatinin aynı olduğu, nakaratların berbat olduğu bir albüm bu kadar yani. İstese yapabilecek bir adam neden böyle bir albüm yapıyor? Ticari sebepler dışında bir sebebi var mı çok merak ediyorum. Yorumum bittiyse evet. Hemen sıradaki yorumumuza tamam. Atıyorum pası. Bir dakika Cenk bir saniye. Haluk. Cenk bir saniye şeyi kapatayım. Okay. Şey. Okay. Haluk uyaracak. Yok takipler geliyor. Ben alert box'ı bir susturacağım da hani senin sözünün arkasında konuşma olmasın diye o yüzden dedim. Okay. Ama kapanmadı müthiş. Ben bir dakika. O zaman ciddi podcastçi moduma biraz daha geçiyorum. Hemen mikrofonu yerine yaparak. Biz bize modundan çıktığımız için ben de daha... Cenk sen galiba... devam et sorun yok ya kaynar arada. Tamam abi. Sevgili Haluk, bugün ünlü hip-hop emekçisi, rap üstad Joker'in yeni albümü ben Game Over'ı dinledik. Ben solcuyum diye emekçimiz dedim ben. Sözümü kesme. Rap üstad Joker'in yeni albümü Game Over'ı dinledik. Albüm karışık yorumlar aldı. Mali ve Baykan da yorumlarını yaptılar. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi az önce söylediğim yorumları tekrarlamayacağım çünkü boğazım da ağrıdı sigara içmekten sinirden. Ben şunu söyleyeceğim, yayının başında dediğim gibi Joker konu çeşitliliği yaratsa kendine bugün yapılan tüm eleştiriler belki olmayacak ama nefret söyleme, cinsiyetçilik, bazı noktalarda derin çelişkilere düşüp korelasyonsuz, korelasyon ne demek internete yazıp bakabilirsiniz. Korelasyonsuz binlerce punchline görünümlü düz söz yazıp iyi albüm ya da iyi rap ya da iyi represent ya da bilinen adıyla iyi battle yapılmaz bu bir. İki, abi ticari değilim diyorsun. Gömdüğün tüm isimler ticari isimler. Hepsi. Anladın mı yani? Evet. Hani ticari olmayan bir insan piyasada şu an. Bixie Blake'i göm abi mesela. Bixie Blake de şey yapıyor böyle daha trap işleri yapıyor. Bixie sana gelir getirmeyecek mi? Hani. Okay. Bu. Anladın mı? Üç de şu. Eyvallah. Şunu sadece basitçe söyleyeceğim abi. Bu Lil Zay konusunda da tüm Türkçe rap'le alakalı. Yarın bir gün kadın MC'ler fazlalaştığında ya da şu an alttan gelen kadın MC'ler yükseldiğinde bir diss atıldığında ona ya da bir diss'te bir konu olduğunda onu kadınlığı üzerinden vurursanız bu toplumsal cinsiyet denen bir hikaye var. Onu da araştırabilirsiniz. Biraz beyinleri açayım. Belki Joker ağır Joker fanı arkadaşlar vardır. Bu kadar derin şeyleri sosyal hayatında araştırmıyordur. Hani bunlara sıkıntı yaratırsınız ve bir insanı kadın olduğu için destekli südyen işte bilmem ne şu bu diyerek eleştiremezsin. Sana yarrak diyorsa sen de yarrak dersin. Sana yavşak diyorsa sen de yavşak dersin. Ama senin destekli südyenin diyerek bu şeyin şahın Cedi muhabbetini yapması da bu konuda hatalıydı Şam'da. Fuat'ın çok fazla hatalı sözleri var. Bu konuda Joker günah keçisi olmasın diye bunları söylüyor. Artık ne olur bir insanı eleştirecekken erkek, kadın, gay ya bu kadar homofobik olmayın abi. Gay bir insan size ne yapıyor da bu kadar homofobik oluyorsunuz ya da hani sürekli bir işte cinsiyet üzerinden birilerini gömmeden rap yapamıyorsanız siz zaten rapçi değil kahvedeki emmisiniz. Bunu da bilin yani bu da son. Eyvallah. O zaman abi ben... Azıcık da ben yorum yapabilir miyim? Aa, tabii pardon abi. Azıcık hani ben... Bunu da konuşmadım yani. Ben de sana yapayım. Sevgili Şehir ve Ritim'in senin reklamını yapayım hadi. Şehir ve Ritim'in yöneticilerinden sevgili Şehir ve Ritim adam Cenk Durlu. Sen bu hip-hop üstadı, hip-hop aleminin Allah'ı tanrısı olan Joker'i hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben Baykan'la daha önceki yayınlarda falan da hep şeyi söylemiştim. Bu yayında da birkaç kere tekrarladım. Ben boom bap veya işte daha böyle... Bu arada Cenk yine seni böldüm denk geldi. Unlucky evet. Dancer sana abonelik hediye etmiş abi. Unlucky çok teşekkür ederim. Cenk aboneliğin hayırlı uğurlu olsun. Evet abi ben ziraat benim kartımdan çekmediği için yenileyemiyorum. Hiç soruyorum teşekkür ederim. Ya ben şeyi söylüyordum hep yani boom bap sound'unu veya işte ya da şöyle söyleyelim bunu trap müziği, trap sound'unu rap'i satmak olarak algılayan MC'lerin yapması gereken şeyin içerik yani daha
bir şeyler anlatan parçalar yapmak olduğunu söylüyordum hep. Mesela Impala'nın yaptığını bir örnek olarak verebilirim. Şarkılarında en azından bir hikaye örgüsü var, bir ilerleyiş var. Bu şekilde şeyler görmek isterdim birçok rapçiden. Ve Joker hakkında da sürekli şeyi söylüyordum. Yani biraz ismi ön plana çıktığı için sürekli Joker ne yapsa kolayca eleştirilebiliyor veya dalga geçilebiliyor artık adı çıktığı için falan diyordum. Ama bu albümle sağ olsun bütün hataları, böyle bir hata listesi olsa hepsini aynı anda doldurdu. Evet. Çıtır çıtır. Ve kendisini hani gerçekten savunacak bir şeyimde kalmadı ki ben kendisini hakikaten şey istiyordum. Hani bir şekilde konuk alayım, bir podcast'te konuşalım uzun uzun falan filandım. Ama bu saatten sonra benim ona soracaklarımı o sakin bir şekilde cevaplayamaz. Ben de açıkçası şey olacak durumda değilim. Hani abi ama peki falan diyecek durumda değilim. Sadece şey var yani rap'in bu tarafının artık suyu çıktı ya bence bana kalırsa. Abi hip hop kültürünün zaten çünkü tamamen suyu çıktı. O kadar baydım ki yani zaten yani. Ya şunu söylemek istiyorum sadece. Hani bu albüm o kadar fazla bel altı, o kadar fazla alakasız, o kadar fazla sadece isim geçsin diye geçen şey var ki şey oluyorsun yani. Daha önce işte Jogzilla Part 6 galiba. Orada falan da çok fazla kişiden bahsediliyordu ama o bir parçaydı. Malin'in dediği gibi aslında yani. Bu albümün tamamı 4 parça. Hı hı. Hepsi bir parçada anlatılabilecek ve Joker'ın daha önce anlattığı şeylerken albüm olarak dinletmeye çalıştığında kekremsi bir tad bırakıyor. Sevgili ekşicilerin çok sevdiği bir tabir olarak. Bu kekremsi tadı aldığımız için Joker'e karşı da böyle inanılmaz dipten yükselen bir tepki var. Ben genel anlamda 2020'ye dair hiç hatırlamak istemediğim bir şey ve bir gün hatırlamayacağım. Muhtemelen ben de yani, yani yol devam edeceğim. Ya yani biz dediğim gibi arkadaşlar Türkçe rapçileri ve dramaları çok ciddiye almayın. Hayır rap sertlik değil. Rap yani. Çok çeşitli türleri olan. Haluk saatlerdir konuşuyoruz. Hani o konudaki fikrimizi merak eden işler için tekrar edeyim. YouTube'a bunun yayın tekrar hafta içi muhtemelen gelir arkadaşlar. Biz 5 saattir yayındayız çünkü. Ya hiç tekrar o konuya girip de hani o, ya dipsiz kuyu çünkü abi. Uzatmaya bence gerek yok ya. Sadece şeyi söylemem lazım. Burada hani bu Joker'in bu albümünü hala övmek isteyen insanlar varsa. Bütün albüm şey ya. Hani name drop. Şunun tepkisini çekeyim, bunun tepkisini çekeyim. Oradan 5 kişi gelsin, buradan 6 kişi gelsin. İşte Lizzie'ye laf atayım, 100 kişi gelsin. Lizzie'yi bilen, dinleyen. 100 kişiden 5'ine kendi müziğimi dinletsem, okey, kârdayım. Nice. Kafası yapılmış işler. Ve ucuz yani. Yani çok ucuz. Şey olur ya, bir name drop yaparsın abi. Hakikaten şey olur Melad. Kelime oyunu falan vardır, bir alaka vardır üstteki barla. Ya da işte bir önceki dörtlükle bir alakalıdır falan filan. Şaşırtır insanı falan. Hiçbiri yok. Yani biz burada 5 saattir nelere girdik. Hani yani yeni geldiğiniz için, başını kaçırdığınız için anlam veremiyor olabilirsiniz. Biz şu an kapanışta geldiniz arkadaşlar. Hani hepsine değindik. YouTube'a ben bunları podcast olarak atıyorum. Tekrarını oradan dinleyebilirsiniz. Görüntü olmayacak ama. Telif ve chat'teki arkadaşlarım sıkıntıya girmesin diye. Çünkü Türkiye'deki rapçilerin bazıları malum fazla takıntılı olabiliyorlar. Mali... Önce pardon, sana günün en iyisi en kötüsünü sormadan önce şey yapayım. Cenk, Haluk teşekkür ederim buraya geldiğiniz için abi. Ne demek? Ne demek abi? Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Saatlerdir buradayız, artık belim ağrıyor. Mali sana... Şarkılardan mı yoksa oturmaktan mı? Badumtıs, hepsi abi. Bu arada veteranın videosuyla kapatalım, yorumu geldi bence çok haklı. Evet de önce bir saniye, biz bu podcast versiyonu için şu an çünkü kakafoni, kaos, her şey var. Sağ olsun Allah kahretsin herif, neyse şimdi beddua etmeyeyim de yani. Tamam oha tamam. Ama abi Allah kahretsin derken toksik fanıydı albümüydü derken ben şu an şeyim 4 IQ çıkıyorum yayından yani anlatabiliyor muyum? Nette yoktu bu yayında. Ve nette yoktu yani evet. Onun, biz Mali ile bir podcast için falan her zaman klasik derli toplu bir kapanışımızı yapalım. Bu arada siz hani çıkmayın ki görüntü kaymasın yine de. Okay. Biz sesi kapatalım. Eyvallah. Mali bugünkü en kötü 3'ünü ve en iyi 3'ünü alayım. Abi 4'er tane yapalım mı bu hafta? Çünkü ben karar veremedim. Bu arada göre. Siz konuşurken yazdım abi. Direkt sayıyorum sana kötüleri. Hı hı. İnfaz numaralar. Berbat evet. Rotadar. Bende de var. İkisi Rotadar. De var. İkisi de var evet. Joker hesap verin. Joker problem.
aynı kafadayım. Çok çok yakınız ama ben hani daha da fazla ekleyebilirim. Yani işte yok yolunu da eklerim. Stabil Ati. Abi işte 3 yapamadım. En azından 4'te i̇şte, bırakayım dedim. Ben, yoksa ben de eklerdim de. 4'ü konusunda hemfikirim. Diğer adaylarımı da söyleyeyim çünkü onların hakkı çok geniyor. Joker'in kullandığı dil falan sağ olsun abi. Hani çünkü ölüyorduk dediğimiz çok iş var. Maalesef Kaplan ve Dilkeş Kardar Bat da girer oraya. Ya ben de Dilkeş'ten kurtardı o biraz. Eyvallah. Yani özetle hani iki tane de ben ekstra bunlar haricinde bunu eklerim. Günün en iyi şarkısı için ne diyorsun? Ben 3 tane seçemeyeceğim. Abi ona da 4 tane sayacağım. Ben buna 3 tane seçemeyeceğim. İsim verirsen. Öyle mi diyorsun? Evet, ben buna 3 tane seçerim. Ben büyük ihtimalle tek seçseydik Feri ile Kezon'un Nereye Baksam'ını seçerdim muhtemelen. Hı hı. Bir şarkı seçseydik. Yanına bir şeyler eklemek gerekirse bir tık aşağısında olduğunu kabul etmekle birlikte Al Baba Neva Cinayet, Tepki Sık ve Milis Aslısı'yı ekleyebilirdim. İhtimal. Çoğuna katılmıyorum bu arada. Yani şey, kendi fikrim, saygı gösteririm. Evet, evet, bu hafta da kısır bir haftaydı o açıdan. Milis o yüzden hani bir tane de bırakmayı tercih ederim ama ekleyeceksek onları da eklerim. Yani ben bu hafta en iyi seçmeyi kendi adıma reddedecek hale geldim yayın sonunda. Artık bu biraz yaşadığımız gecenin de etkisi olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Hani Mali seçti ama ben hani beğendiğim parçalardan hakkını vereyim dediğim Milis Cinayeti sayarım. Milis Cinayet diyorum artık, kafa gitti. Milis hastasıyım. ondan sonra ben Tepki'nin Travis Scott'tan dızlanma durumu olabileceği için onu saymıyorum asla. Gaza Teknik Mabet derim. Worst'teki eksiklerine rağmen nakaratı ve BT ile. Feri ve Kezo'ya da evet buna katılırım ama yani çok zorlarım ya. Çok zorlayacağım için ben hiç zorlamamayı tercih ediyorum ve bu hafta seçmiyorum. Çünkü çok beğenip de playlistim alacağım bir parça çıkmadı bugün buradan yani. Miraç çalıntı beatle alman yakışmadı kısmında ben orada açıklamalarını yapmıştım diye bir daha yapmadım. Hani beatten hariç tutarak yorumluyorum demiştim. Yine aynısını söylüyorum. Arkadaşlar, yoksa bu arada, ben sadece büyük ihtimalle Feri Kezo'yu seçerdim bu hafta. Bu arada yarın veya pazar NBA yayınımız var, haberiniz olsun. Discord'umuza bekleriz yeni gelen arkadaşları. Bizim chat kurallarımız biraz katı. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe hiç problem yok. Demolarınızı ben de dinliyorum. Sizden gelenlere bırakabilirsiniz. Raid başlatıyorum. Çok sevdiğim bir yayıncı arkadaşım yayında. Ona gidelim. Lütfen Raid'e katılın. Sincap Bey'e gidiyoruz. Oradan dağılalım ufak ufak. Şehir ve Ritim ve Hip Hop Kolektif sayfaları da bugünkü iki konuğumun geldiği sayfalar. Takip ederseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize benim bakın. Türkçe rap yorumları diye bir sayfa açtım. Orada bakabilirsiniz. Tamamdır. Hadi. Ve ben bu arada hemen kapatmıyorum. Sincap Bey bir baskına katılın arkadaşlar. Öyle topluca gidelim. Reklam sıkıştırdı adam oraya ya. Hadi. Arkadaşlar benim de Instagram ve Twitter hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Beni oradan etmeyin. Kız arkadaşım çıkar ağzıma. yayınlar içinde sosyal medya ve Discord'u takipte kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Raid'i başlatıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.